Merhabalar. Bu kitap YouTube bizim kütüphane ekibi tarafından seslendirilmiştir. Bu kitabı yasa dışı ve sizin internet kimliğinizi ele geçirebilecek sitelerden indirmek sakıncalı ve yasaktır. Emeğimize saygı gösterip bu kitabı YouTube kanalımızdan dinlediğiniz ve ücretsiz sesli kitap yayınlarımızın devamının gelmesine katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Keyifli dinlemeler. Marcel Proust Çiçek açmış genç kızların gölgesinde. Seslendiren Salih Gececi. İkinci parça. Birkaç hafta sonra Madam Swan, ''Evet, prensesle Kotarları birlikte davet etmeyi düşünüyoruz.'' dedi. Kocam bu terkipten eğlenceli bir şey çıkabileceği kanısında. Odet, küçük yuvadan, Madam Verdure'nin çok sevdiği kimi alışkanlıkları örneğin bütün müritler duyabilsin diye avaz avaz bağırma alışkanlığını korumuştu ama buna karşılık Deniz'in ayın çekim gücünden etkilenişi gibi gözle görülür biçimde yaklaşmadan, uzaktan ve onun haberi olmadan çekim gücüne maruz kaldığı Germon çevresinde sevilen terkip gibi bir takım ifadeleri de kullanırdı. Evet, Kotarlar ve Buntom düşesi sizce de komik olmaz mı diye sordu Sovan. Bence çok kötü olur, sizin de başınıza dert açar diye cevap verdi Madame Buntom öfkeyle. Daha sonra kendisi ve kocası da Agrigento Prensi ile birlikte bu yemeğe davet edildi. Madame Bunton ve Cotard konuştukları kişilere göre daveti iki farklı yorumla anlattılar. Kimilerine Madame Bunton da ayrı ayrı yemekte başka kimler olduğu sorulduğunda kayıtsızca Agrigento Prensi'nden başka kimse yoktu. Sadece yakınlar arasında bir yemekti diyorlardı. Bazı kişilerin ise daha fazla bilgi sahibi olması tehlikesi mevcuttu. Hatta bir keresinde biri Kotar'a Buntomlar da orada değil miydi diye sormuş. Kotar da kızararak onları unutmuşum diye cevap verip bu patavatsızı temelli fesat dilliler kategorisine sokmuştu. Bu kişiler için Buntomlarla Kotarlar birbirlerinden habersiz, çerçevesi tıpa tıp aynı, sadece karşılıklı isimleri farklı bir kalıp benimsemişlerdi. Kotar şöyle diyordu. Bir tek ev sahipleri, mondom dükü ve düşesi bu noktada gururla gülümsüyordu. Profesör Kotar ve eşi bir de doğrusu sebebini hiç anlayamadım ama dam üstünde saksağın misali Monsieur Bonton ve eşi vardı. Madame Bonton da tıp atıp aynı pasajı geçiyordu. Yalnız Vondon düşesiyle Agrigento Prensi arasında abartılı bir memnuniyetle sayılanlar Monsieur Bonton ve eşi son olarak sayılan kendi kendilerine davet ettirmekle itham edilen yersiz kaçan çulsuzlar da kotarlardı. Sıvan ziyaretlerinden genellikle akşam emminden epeyce kısa bir süre önce dönerdi. Bir zamanlar kendisini öylesine mutsuz hissettiği akşamın saat altısında artık Odet'in kim bilir ne yaptığını merak etmiyor, evinde misafir mi var, dışarı mı çıktı diye kaygılanmıyordu. Yıllar önce bir gün Odet'in Forşiv ile yazdığı bir mektubu zarfın arkasından okumaya çalıştığını ara sıra hatırlıyordu. Ama bu anı hoşuna gitmiyor, hissettiği utancı değişmektense ne fark eder anlamına gelen hatta gerekirse bir kafa sallayışıyla tamamlanan bir dudak büküşünü tercih ediyordu. Bir zamanlar sık sık takılıp kaldığı varsayımın Odette'in aslında masum olan hayatının sadece kendi kıskançlığının kuruntularıyla lekelendiği yolundaki aşk hastalığı devam ettiği sürece acılarını hayali göstererek hafiflettiğinden netice itibariyle hayırlı olan varsayımın doğru olmadığını, kıskançlığının haklı çıktığını, Odet kendisini sandığından fazla sevmiş olsa bile sandığından fazla aldattığını da düşünüyordu tabii ki. Bir zamanlar o ıstırap çektiği günlerde kendi kendine yemin etmişti. Odeti artık sevmediğinde onu kızdırmaktan veya çok fazla sevdiğini düşündürmekten korkmadığında ilk yapacağı şey sırf gerçeği öğrenme aşkıyla tarihi bir konu olarak zili çaldığı pencereleri tıklattığı ve içeri alınmadığı Odette'in Forcheville'e gelenin amcası olduğunu yazdığı gün, Forcheville'e yatıp yatmadığını aydınlığa kavuşturmak olacaktı. Ama gün ışığına çıkarmak için sadece kıskançlığının bitmesini beklediği bu son derece ilginç mesele, kıskançlığı son bulduğunda sıvanın gözünde ilginçliğini büsbütün kaybetmişti. Ama afi hemen o anda değil, La Perouse sokağındaki küçük evin kapısını o öğle sonrasında boş yere çaldığı günün, kendisinde uyandırmaya devam ettiği kıskançlığı Odette ilgili olarak yaşamıyordu artık. Merkezi, buluşma kaynağı belirli insanlardan çok belirli yerlerde, belirli evlerde olan hastalıklara biraz benzer bir şekilde, sanki kıskançlığının nesnesi de Odette'den çok, Sıvan'ın, Odette'in evinin bütün girişlerini yumrukladığı, uzak geçmişteki o gün, o saatti. Sanki o gün, o saat, tek başlarına Sıvan'ın bir zamanlar sahip olduğu ve artık başka koşullarda bulamadığı aşık kişiliğin son birkaç kırıntısını sabitlemişlerdi. Uzun zamandır Odet'in kendisini aldatmış olması, hala aldatıyor olması ihtimallerini aldırmıyordu. Buna rağmen birkaç yıl boyunca Odet'in eski hizmetçilerini aramaya devam etmişti. Çok eskilerde kalmış olan o gün saat 6'da Odet'in Horşeville'ye yatıp yatmadığına dair sancılı merakı öylesine inatla devam etmişti. Sonra bu merak da kaybolmuş bununla birlikte araştırmaları son bulmamıştı. Artık kendisini ilgilendirmeyen bir şeyi öğrenme gayreti devam ediyordu. Çünkü aşırı bir çöküntüye uğrayan eski benliği artık ortadan kalkmış olan kaygılar doğrultusunda hala istem dışı çalışmaktaydı. Oysa Swan bir zamanlar kurtulabileceğini tasavvur bile edemediği dayanılmaz iç sıkıntısını şimdi zihninde canlandırmaktan acizdi. O zamanlar hayatının baştan sona engellerle kaplı yolunu düzleştirebilecek tek şeyin sevdiği kadının ölümü olduğunu düşünürdü. O ölüm ki bu kitapta daha ileride zalim bir tecrübenin göstereceği gibi kıskançlığın acılarını katiyen hafifletmez. Ne var ki Sıvan'ın tek arzusu günün birinde bu acılarının kaynağını yani Odet'in hayatındaki olayları aydınlatmak değildi. Bir kenarda da artık Odet'i sevmeyeceği, dolayısıyla korkmayacağı zaman bu acıların intikamını alma arzusu duruyordu. Bu İkinci arzusunu gerçekleştirme fırsatı önüne çıkmıştı. Çünkü Sıvan bir başka kadını seviyordu. Bu kadın kendisini kıskanması için gerekçeler yaratmıyor ama Sıvan da kıskançlık uyandırıyordu. Çünkü Sıvan sevme tarzını yenileyemiyordu artık. Odette denediği tarzdan şimdi bir başka kadınlayken de yararlanıyordu. Sıvan'ın kıskançlığının yeniden yeşermesi için bu kadının sadakatsiz olması gerekmiyordu. Herhangi bir sebeple Sıvan'dan uzak olması Mesela bir gece eğlencesine gitmiş olması ve eğlenmiş gibi görünmesi yeterliydi. İçinde o eski sıkıntıyı uyandırmaya bu kadarı yetiyordu. Aşkının acıklı, zıt bir tümörü olan bu iç sıkıntısı tıpkı ele geçirme ihtiyacı, bu genç kadının kendisine ilişkin gerçek duygularını, gündüzlerinin gizli arzusunu, kalbinin sırrını ele geçirme ihtiyacı gibi sıvanı kadının gerçeğinden uzaklaştırıyordu. Çünkü bu iç sıkıntısı Sıvan'la sevdiği kadın arasına eski şüphelerden yıkılmaz bir duvar örüyordu. Kaynağı Odette veya belki de Odette'den önceki bir başkası olan bu şüpheler yaşlanmış aşığın bugünkü metresini ancak ve ancak keyfi bir biçimde yeni aşkını tabi kıldığı eski ve kolektif onu kıskandıran kadın hayaleti aracılığıyla tanımasına izin veriyordu. Oysa Sıvan bu kıskançlığı kendisini hayali ihanetlere inandırmakla suçluyordu sık sık. Ama o zaman da Odet'in de aynı mantıktan hem de haksız yere yararlandığını hatırlıyordu. Bunun üzerine sevdiği genç kadının kendisiyle birlikte olmadığı saatlerde yaptığı her şey ona göre masumiyetini kaybediyordu. Ama bir zamanlar eğer bir gün karısı olabileceğini aklına getirmediği kadını sevmekten vazgeçecek olursa, onca zaman kırılan onurunun intikamını almak için nihayet samimi olan ilgisizliğini ona amansızca sergileyeceğine ant içmiş olduğu halde, Şimdi hiçbir tehlike olmadan gerçekleştirebileceği bu misilleme önerisi derhal kabul edilip eskiden o kadar ihtiyaç duyduğu Odette'le baş başa konuşmalarından mahrum olsa kendisi için ne fark ederdi? Artık ilgisini çekmiyordu. Aşkla birlikte aşkının bittiğini gösterme arzusu da sona ermişti. Odette yüzünden acı çektiği sırada bir gün başka bir kadına tutulduğunu ona gösterebilmeye can atan Sıvan, şimdi bunu yapabilecekken Karısı bu yeni aşktan şüphelenmesin diye bin türlü tedbir alıyordu. Eskiden Gilbert'in beni bırakıp eve daha erken dönmesini üzüntüyle seyretmeme sebep olan bu çaylara gitmekle kalmıyor, artık annesiyle birlikte gezintiye veya bir matineye gittiklerinde, eskiden Şanzelize'ye gelmesini engelleyerek beni ondan mahrum eden, çimenliğin kenarında ya da hattı karıncanın önünde tek başıma kalmama yol açan bu gezmelere ben de katılıyordum. Mr. Swan ve karısı beni de kabul ediyorlardı programlarına. Landonlarında benim de bir yerim vardı. Hatta tiyatroya mı, Gilbert'in bir arkadaşının evinde dans dersine mi, Madame Swan'ın bir hanım arkadaşının evinde sosyetik bir toplantıya mı, Madame Swan buna küçük bir meeting diyordu, yoksa sen deniz mezarlarını görmeye mi gitmeyi tercih ederim diye bana soruluyordu. Sıvanlarla çıkacağım günler, Madame Sıvan'ın lunch dediği öğle yemeğine Onlara giderdim. Yemek daveti saat yarımda olduğu ve bizim evde o dönemde 11'i çeyrek geçe öğle yemeği yendiği için ben bizimkiler sofradan kalktıktan sonra her saatte epeyce tenha olan ama özellikle herkesin evinde olduğu o saatte iyice tenhalaşan o lüks doğru yola çıkardım. Hava yağışlı olmadığı sürece kışın bile hatta yerler buzlu da olsa ara sıra şarveden alınmış harikulade kravatımın düğümünü sıkarak Cilalı ayakkabılarımı kirletmemeye dikkat ederek caddeleri bir baştan bir başa dolaşır, 12'yi 27 geçmesini beklerdim. Uzaktan sıvanların küçük bahçesinde çıplak ağaçları kırağı gibi ışıldatan güneşi fark ederdim. Doğruyu söylemek gerekirse o küçük bahçede sadece iki ağaç vardı. O aykırı saatte görüntü yeni bir görüntü oluyordu. Tabiatın verdiği ve alışkanlığın bozulmasıyla hatta açlıkla körüklenen buz zevklere Madame Swan da öğle yemeğinin heyecan veren beklentisi eklenir, bu zevkleri azaltmaz ama onlara egemen olduğundan köleleştirir, dünyevi aksesuarlar haline getirirdi. Öyle ki genellikle bu saatte fark etmediğim güzel havayı, soğuğu, kış ışığını keşfettiğim duygusuna kapılıyorsam bu adeta kremalı yumurtaya bir çeşit girişti. O esrarengiz tapınağın içinde aksine onca sıcaklık, güzel koku ve çiçek bulunan Madame Sivan'ın evinin sıvasına eklenmiş bir vernik, pembe ve tertemiz bir cila gibiydi. Saat yarım olunca nihayet kocaman bir Noel ayakkabısı gibi bana tabiat üstü zevkler bahşedecekmiş gibi görünen bu eve girmeye karar verirdim. Aslında Noel kelimesi Madame Sivana ve Gilbert'e yabancıydı. Onlar bu kelimenin yerine Christmas'ı koymuşlardı. Varsa yoksa Christmas pudingi, Christmas'ta aldıkları hediyeler, beni acıdan çıldırtan Christmas seyahatleri. Kendi evimizde bile Noel diyecek olsam küçüleceğimi zannediyor artık hep Christmas diyordum. Babamsa bunu son derece gülünç buluyordu. İçeride önce sadece üniformalı bir uşakla karşılaşırdım. Beni çeşitli büyük salonlardan geçirip küçücük boş bir salona alırdı. Pencerelerinin mavi öğle sonrasını hayal ettirmeye başlamış olurdu küçük salon. Tek başıma orkidelerin, güllerin ve menekşelerin arasında kalırdım. Çiçekler Sizinle birlikte bekleyen ama sizi tanımayan insanlar gibi canlı varlık özelliklerinin daha da etkileyici kıldığı sessizliklerini korurlar. Kristal bir vitrinin arkasına özenle yerleştirilmiş tehlikeli yakutlarını ara sıra beyaz mermerden kabına döken, akkor halindeki kömürün ateşiyle titreyerek ısınırlardı. Kapının açıldığını işitince aceleyle oturduğum yerden kalkardım. Ama gelen sadece bir başka uşak, sonra bir üçüncüsü olurdu. Boş yere heyecan yaratan gidiş gelişlerinin vardığı basit sonuç, ateşe biraz kömür veya vazalara su eklemekti. Onlar gider sonunda Madame Sıvan'ın açacağı kapı kapanınca yalnız kalırdım. Hiç şüphe yok ki, ateşin Klingsor'un laboratuvarındaki gibi adeta dönüşümlere uğradığı bu küçük bekleme salonu yerine büyülü bir mağarada olsam bu kadar şaşkın olmazdım. Bir ayak sesi daha yankılanır, yine bir uşak olsa gerek diye ayağa kalkmazdım. Mösyö Suvan girerdi içeri. Aa, siz yalnız mısınız? Ne yaparsınız? Sevgili karım saat denilen şeyi hiçbir zaman öğrenemedi. Bire on var. Her gün biraz daha gecikiyor. Görürsünüz, acele etmeden vaktinden önce döndüğü zannıyla gelecektir. Sıvan'da da sinirsel rahatsızlıklar hiç geçmediği ve artık biraz gülünç olduğu için Blon ormanından bu kadar genç dönen, terzisinde kendini kaybeden, öğle yemeğine asla yetişemeyen bir karısı olması kendisini midesi açısından endişelendirir ama izzeti nefsini okşardı. Yeni satın aldığı şeyleri bana gösterir, önemini açıklardı. Ama bu saatte hala aç olmaya alışkın olmayışım, heyecanımla birleşerek zihnimi karıştırıp hiçbir şeyi düşünemez hale getirdiğinden, konuşabildiğim halde anlamam mümkün olmazdı. Zaten sıvanın sahip olduğu eserlerin onun evinde bulunması Yemekten önceki eşsiz saatin bir parçası olmaları benim için yeterliydi. Mona Lisa orada olsa bana Madame Sivan'ın bir sabahlığından veya banyo tozu şişelerinden daha çok zevk vermezdi. Beklemeye devam ederdim. Tek başıma veya Sivan ve genellikle bize katılan Gilbert'le birlikte. Madame Sivan'ın onca muhteşem girişle hazırlanmış olan gelişi müthiş bir şey olmalıymış gibi gelirdi bana. En ufak çıtırtılara kulak kabartırdım ama insan hiçbir zaman bir katedrali, fırtınada bir dalgayı, bir dansçının sıçrayışını beklediği kadar yüksek bulmaz, tiyatroda kraliçenin son sahnede görünmesini hazırlayan ve aynı zamanda etkisini azaltan figüranlar alayına benzeyen o üniformalı uşaklardan sonra samurdan kısa bir paltoyla soğuktan kızarmış burnunun üzerine kadar inen tülüyle gizlice içeri giren Madame Swan bekleyişim sırasında hayalimi dolduran vaatleri yerine getirmezdi. Ama eğer sabahı evinde geçirmişse salona geldiğinde üzerinde açık renk krop döşünden uzun bir sabahlık olurdu. Ki bu da bana bütün elbiselerden daha şık görünürdü. Sıvanlar bazen bütün öğleden sonrayı evde geçirmeye karar verirlerdi. O zaman öğle yemeğini çok geç yediğimiz için kısa bir süre sonra bana başka günlerden farklı olması gerekirmiş gibi gelen günün güneşinin küçük bahçenin duvarında alçaldığını fark ederdim. Hizmetkarlar istedikleri kadar her boyda, her şekilde lambaları getirip adeta esrarengiz bir ayin için dizel gibi her birini bir konsolun, bir yuvarlak sehpanın, bir köşe rafının veya küçük bir masanın üzerindeki kutsal sunaklarda yaksalar da konuşmalardan olağanüstü hiçbir şey çıkmaz, oradan hayal kırıklığı içinde ayrılırdım. Tıpkı çocukluğumuzdan beri çoğu kez gece yarısı ailenden çıkışımız gibi. Ama bu hayal kırıklığı sadece maneviydi diyebilirim. Gilbert'in henüz yanımıza gelmemişken birazdan gireceği, saatler boyunca sözlerini, dikkatli ve gülümser bakışlarını, onu Komre'de ilk gördüğüm haliyle bana yönelteceği bu evde sevinçten uçardım. Olsa olsa Gilbert'in sık sık içeriden bir merdivenle çıkılan büyük odalarda kayboluşunu görmek beni biraz kıskandırırdı. Ben salonda oturmak zorunda kalır, bir kadın oyuncunun ön sıralardaki koltuğunda endişeyle oturup kuliste sanatçıların fuayesinde neler olup bittiğini hayal eden sevdalısı gibi Sıvan'a evin bu öteki kısmı ile ilgili ustaca örtülmüş sorular sorar ancak sesimdeki kaygıyı tamamen yok edemezdim. Sıvan, Gilbert'in gittiği odanın çamaşır odası olduğunu söyleyip orayı bana göstermeyi teklif etti ve Gilbert'in oraya her gitmesi gerektiğinde beni de götürmeye onu zorlayacağına söz verdi. Bu son sözleri ve bende yarattıkları gevşemeyle Sıvan benim için sevdiğimiz kadını bize öylesine uzak gösteren o korkunç iç mesafelerden birini aniden ortadan kaldırmış oldu. O anda Sıvan'a duyduğum sevgi Gilbert'e olan sevgimden bile daha derinmiş gibi geldi bana. Çünkü kızının efendisi olarak onu bana veriyordu. Oysa Gilbert bazen kendisini bana vermiyordu. Sıvan aracılığıyla dolaylı olarak sahip olduğum nüfuzda Gilbert üzerine doğrudan sahip değildim. Kısacası Gilbert'i seviyordum ve bu yüzden de onu bu kaygı olmadan, sevdiğimiz kişinin yanında olduğumuzda sevme duygusunu yok eden o daha fazla bir şeyler arzusu olmadan göremiyordum. Zaten genellikle evde kalmaz gezmeye giderdik. Madame Sivan bazen giymeden önce piyanonun başına geçerdi. Kroptoşin sabahlığının pembe, beyaz, çoğu kez de canlı renkli kollarından çıkan güzel elleri, gözlerinde var olan, kalbinde olmayan o hüzünle piyanoya uzanırdı. İşte böyle günlerden birinde Van Tevli'nin sonatının Sıvan'ın o çok sevdiği cümleciğin bulunduğu bölümü çaldı bana. İlk kez dinlediğimiz biraz karmaşık bir müzikten çoğunlukla hiçbir şey anlamayız. Buna rağmen daha sonra 2-3 kere bu sanatı bana çaldıklarında onu gayet iyi bildiğim duygusuna kapıldım. Bu yüzden ilk kez duymak ifadesi yanlış değildir. İlk dinleyişte gerçekten zannettiğimiz gibi hiçbir şeyi ayırt edememiş olsaydık İkinci, üçüncü dinleyişler de birer ilk olurdu ve onuncu dinleyişte daha fazla bir şeyler anlamamız için bir sebep olmazdı. Muhtemelen ilk dinleyişte eksik olan kavrayış değil bellektir. Çünkü belleğimiz dinlediğimiz sırada karşılaması gereken izlenimlerin karmaşıklığıyla kıyaslandığında küçücüktür. Uyurken binlerce şeyi düşünüp anında unutan bir insanın belleği kadar yarı yarıya bunamış, Söylenen sözü bir saniye sonra hatırlamayan bir insanın belleği kadar kısa sürelidir. Belleğimiz bu çok sayıdaki izlenimin hatırasını bize derhal çıkarıp vermekten acizdir. Ama bu hatıra belleğimiz yavaş yavaş biçimlenir, 2-3 kere duyduğumuz eserlerle ilgili olarak uyumadan önce birkaç kere okuduğu, öğrenmediğini sandığı bir dersi ertesi sabah ezbere tekrarlayan bir kolejli gibiyizdir. Ne var ki ben o güne kadar bu sonatı hiç duymamıştım. Sıvan'la karısının belirgin bir cümle olarak gördüğü şeyi ben açıkça algılamaktan çok uzaktım. Tıpkı bir ismi hatırlamaya çalıştığımızda yerinde sadece bir boşluk bulduğumuz ve bir saat sonra bu boşluktan biz hiç düşünmeden kendi kendine bir tek hamleyle daha önce boş yere aradığımız hecelerin fışkırması gibi. Gerçekten ender rastlımına nitelikteki eserleri hemen belleğimize kaydedemeyişimiz gibi bu eserlerin her birinde de önce algıladığımız bölümler o kadar dahi yani olmayanlardır. Aynı şeyi Van sonatında da yaşadım. Öyle ki Madame Sivan sonatın en ünlü cümlesini çaldıktan sonra eserin bana başka bir şey vaat etmediğini düşünmek, bu yüzden uzun süre sonatı bir daha duymaya çalışmadım. Düştüğüm tek yanılgı değildi. Fotoğrafından kubbelerinin şeklini öğrendiği için Venedik'teki San Marco Bazilikası'nı görünce şaşırmayacağını zanneden insanlar kadar aptaldım. Daha da önemlisi, baştan sona dinlediğimde bile sonat, uzaklık ya da sis yüzünden ancak birkaç solgun çizgisini görebildiğimiz bir anıt gibi, neredeyse bir bütün olarak görünmezliğini korudu benim için. İşte bu yüzden, bu tür eserlerin ve zaman içinde gerçekleşen her şeyin anlaşılması, beraberinde bir hüzün getirir. Van Tüylü'nün sonatında en gizli olan şey, benim için artık görünür olduğunda, en başta seçtiğim, tercih ettiğim şey, duyarlılığımın etki alanı dışındaki alışkanlık tarafından sürüklenerek benden kaçmaya başlamıştı bile. Bu sanatın bana verdiklerini ancak ayrı ayrı zamanlarda sevebildiğim için hiçbir zaman tamamını ele geçiremedim. Hayata benziyordu bu sanat. Ne var ki hayat kadar aldatıcı olmayan bu büyük şaheserler bize önce en iyi taraflarını vermekle işe başlamazlar. Van Tüylin sonatında en önce keşfedilen güzellikler aynı zamanda en çabuk bıkılanlardır. Kuşkusuz aynı sebepten ötürü, daha önce birliklerimizden en az farklı olanlar bunlar oldukları için. Ancak bu güzellikler uzaklaştıktan sonra, dimağımıza karışıklıktan başka bir şey sunamayacak kadar, yeni olan üslubunun bizim için anlaşılmaz kıldığı, el değmemişliğini koruduğu bir cümle kalır seveceğimiz. O zaman her gün farkına varmadan önünden geçtiğimiz, Bekleyen sırf güzelliğinin gücüyle görünmez olup bilinmezliğini korumuş olan cümle en son gelir bize. Ama en son terk edeceğimiz de odur. Üstelik ona olan sevgimiz diğerlerinden uzun sürecektir. Çünkü onu sevmemiz daha fazla zamanımızı almıştır. Zaten biraz derin bir eseri bir bireyin kavraması için gereken zaman, benim için bu sonat konusunda olduğu gibi, gerçekten yeni olan bir şahseri kitlelerin sevebilmesi için geçmesi gereken yılların hatta bazen asırların küçük bir örneği adeta simgesidir. Bu yüzden de dahiler halkın kavrayışsızlığından kurtulmak için çağdaşlarının yeterli mesafeden yoksun olduğu gerekçesiyle gelecek kuşaklar için yazılmış eserlerin ancak gelecek kuşaklar tarafından okunması lazım geldiğini düşünebilirler. Tıpkı bazı resimlerin fazla yakından bakıldığında yanlış değerlendirildiği gibi. Ama aslında yanlış hükümlerden kaçınmak için alınan bütün korkakça önlemler faydasızdır. Çünkü yanlış hükümler kaçınılmazdır. Bir deha ürününün derhal takdir edilmesi zordur. Çünkü onu yazan kişi olağan dışıdır. Ona benzeyen pek az insan vardır. Eserin kendisi onu anlayabilecek ender dimaları zenginleştirerek geliştirecek, sayısını arttıracaktır. Beethoven'ın dörtlüleri 12. 13. 14. ve 15. dörtlüler 50 yıllık bir çaba sonucu Beethoven dörtlüleri dinleyicisini yaratmış, çoğaltmıştır. Böylece bütün şaheserler gibi sanatçıların değerinde olmasa bile en azından toplumda bir gelişme sağlamıştır. Toplum, bugün büyük ölçüde şaheserin ortaya çıktığı anda kolay kolay bulunamayan öğelerden, yani onu sevebilecek insanlardan oluşmaktadır. Gelecek kuşaklar dediğimiz şey, eserin gelecekteki kuşaklarıdır. Eserin, basitleştirmek için aynı çağda paralel biçimde kendisinden başka dehaların da yararlanacağı bir kitleyi geleceğe hazırlayabilecek öteki dehaları hesaba katmazsak, kendi gelecek kuşaklarını kendisi yaratması gerekir. Yani eser bir kenarda tutulmuş, sadece gelecek kuşaklar tarafından tanınmış olsaydı, bunlar bu eser için bir gelecek kuşak değil, sadece 50 yıl sonra yaşamış bir çağdaşlar topluluğu olurdu. Bu yüzden de Sanatçının eserinin yolunu izlemesini istiyorsa eğer, yeterince derinliği olan bir yere uzak geleceği eserini fırlatması gerekir ki Van Gogh'un de yaptığı buydu. Bununla birlikte bu ilerideki zamanı yani şahsellerin asıl ufkunu hesaba katmamak, hüküm verecek durumda olmayanların hatasıysa, hesaba katmak da bazen hüküm verebilecek kişilerin tehlikeli bir kuruntusudur. Hiç şüphesiz ufuk çizgisindeki her şeyi aynı şekle sokan yanılsamaya benzer bir yanılsamayla, resim veya müzikte bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan devrimlerin yine de belirli kuralları gözettiğini, hemen önümüzde olanların, izlenimciliğin disonans arayışının, çingamının özel kullanımının, kübizmin, fütürizmin öncekilerden son derece farklı olduğunu düşünmek kolaydır. Bunun sebebi, önceki dönemi düşünürken, uzun bir özümleme sürecinin bu dönemi bizim gözümüzde, kuşkusuz çeşitliliği olan ama Hugo ile Molière'in yan yana bulunduğu, netice itibariyle homojen bir alana dönüştürdüğünü hesaba katma işimizdir. Gelecek zamanı ve getireceği değişimleri hesaba katmazsak, yeni yetmezliğimiz sırasında bakılmış, olgunluk dönemimize ait yıldız falımızın ne çarpıcı tutarsızlıklarla dolu olacağını düşünmemiz yeterlidir. Ne var ki, bütün yıldız falları doğru değildir. Bir sanat eserinin güzellik bütünlüğüne zaman övgesini katma zorunluluğu, hükmümüze rastlantıya bağlı, dolayısıyla da gerçek önemden yoksun bir şey katar. Tıpkı bütün kehanetlerde olduğu gibi. Kehanetin gerçekleşmemesi kesinlikle kahinin zekasının kıtlığına işaret etmez. Çünkü mümkün olan şeyleri mevcut kılmak veya kılmamak dehanın yetkisi dahilinde olmayabilir. Deha sahibi biri olup trenlerin, uçakların gelecekteki başarısına inanmamış olabiliriz. İnsan ruhundan çok anlasak bile daha vasat kimselerin İhanetlerini öngörmüş olduğu bir metresin veya dostun riyakarlığına inanmamış da olabiliriz. Sonatı anlamasam da Madame Sıvan'ın çalışına hayran oldum. Piyano çalışı sabahlığı gibi, merdivenlerinin kokusu gibi, paltoları gibi, kasım pataları gibi, hakim yeteneği inceleyebileceği bir dünyadan çok daha üstün bir dünyada, kişisel ve esrarengiz bir bütünün parçasıymış gibi geliyordu bana. Van Tülin bu sonatı çok güzel değil mi? dedi Sıvan. Hani Ağaçların altında gecenin indiği, kemanın arpejlerinin serinliği yağdırdığı o an. Kabul etmeniz gerekir. Harikulade, ay ışığının bütün duranlığı mevcut. Zaten bu da meselenin özü. Karımın gördüğü türden bir ışın tedavisinin kasları etkilemesine şaşıracak bir şey yok. Ay ışığı da yaprakların kıpırdamasına engel olmuyor mu? Bu cümlecikte bu kadar güzel tasvir edilmiş olan da bu. Blon Ormanı'nın felce uğramış hali. Deniz kenarında çok daha çarpıcıdır bu. Çünkü geri kalan hiçbir şey kıpırdamadığından doğal olarak çok rahat işitilen dalgaların güçsüz cevapları vardır. Paris'te ise tam tersi olur. Olsa olsa anıtların üzerindeki garip ışıltıları adeta renksiz ve tehlikesiz bir yangınla aydınlanmış gökyüzünü, sezilen muazzam ve değişken olguyu fark edebiliriz. Ama Van Tehl'in keza sonatın tamamında öyle değildir. Blon ormanındayızdır. Grupetto neredeyse gazete okunacak kadar aydınlık diyen bir sesi açık seçik işitiriz. Sıvanın bu sözleri daha sonra sonatı yanlış anlamama yol açabilirdi. Çünkü müzik içinde bulmamız önerilen şeyi kesin olarak açıklayabileceğimiz kadar mutlak değildir. Ama Sıvanın başka sözlerinden bu gece ağaçlarının Paris çevresindeki nice restoranda Birçok gece o cümleciyi dinlerken altında oturmuş olduğu sık yapraklı ağaçlardan başka bir şey olmadığını anladım. O cümlecikte defalarca aradığı derin anlam yerine bulduğu cümleciğin çevresine dizilmiş, dolanmış, çizilmiş bu yapraklardı. Bu cümlecik sıvana yaprakların derunu, ruhu gibi geldiği için onu duydukça yaprakları tekrar görme isteği duyuyordu. Bir zamanlar hummalı ve kederli olduğu için tadına varamadığı ve cümleciğin tıpkı bir hastanın yiyemediği güzel yemekler gibi daha sonrası için sıvana ayırdığı bütün bir ilkbahardı. Blon ormanında bazı gecelerin sıvana hissettirdiği ve Van sonatının hakkında bilgi verebileceği güzellikler konusunda Odette bir şey soramazdı. Oysa o gecelerde Odette de cümlecik gibi kendisine eşlik etmişti. Ama Odette o sırada sadece yanındaydı. Van Tüylü'nün gibi içinde değildi. Dolayısıyla hiçbirimiz için dışa vurulması mümkün olmayan, en azından ben uzun süre bu kuralın istisna olmadığını sanmıştım, şeyi görmüyordu. Odet bin kat daha anlayışlı olsa da göremezdi. Aslında sesin, su gibi, ayna gibi yansıtma yeteneğinin olması çok güzel bir şey değil mi? dedi Sivan. Şunu da belirtmek isterim ki, Van Tüylü'nün cümleciği sadece benim o dönemde dikkat etmediğim şeyleri gösteriyor bana. O zamanki dertlerimi, aşklarımı hiç hatırlatmıyor. Değiş tokuş yaptı. Şarl, bütün bu söyledikleriniz benim açımdan pek hoş değil gibi geliyor bana. Hoş değil mi? Kadınlar harikulade varlıklar. Ben sadece bu delikanlıya şunu söylemek istiyordum. Müziğin gösterdiği şey, en azından bana gösterdiği şey, kesinlikle kendiliğinden irade ve sonsuzluğun sentezi değil. Mesela, Aklimatasyon Parkı'ndaki palmiyeler arasında, Üstünde redingotuyla Üstad Verdurin'dir. Bu cümlecik beni binlerce kez bu salondan hiç çıkmadan Harmon ye yemeğe götürmüştür. Doğrusu bu. Oraya Madame de Combremer'le gitmekten çok daha eğlencelidir. Madame Swan gülmeye başladı. Bu hanımın Charles'la delicesine aşık olduğu söylenir diye açıkladı bana. Biraz önce Vermer'den söz ederken kullandığı ses tonuyla. Vermeer'i tanıdığına ben çok şaşırmıştım. O da şöyle cevap vermişti. Şunu belirtmem gerekir ki, Beyefendi bana kur yaptığı sırada bu ressamla çok ilgileniyordu. Değil mi sevgili Şal? Aslında koltukları kabaran Sıvan, Madame de Combramer hakkında ileri geri konuşmayın dedi. Ama ben sadece duyduğumu söylüyorum. Ayrıca çok zeki bir kadınmış. Ben tanımıyorum. Ben çok pushing buluyorum. Zeki bir kadından hiç beklemediğim bir şey. Ama size tutkun olduğunu herkes söylüyor. Bunda kırılacak bir şey yok. Sıvan'ın bir sağır dilsize yakışır suskunluğu hem bir çeşit doğrulama hem de kendini beğenmiştik ifadesiydi. Madem çaldığım şey size aklimatasyon farkını hatırlatıyor dedim adam sıvan. Şakacıktan alınmış gibi yaparak birazdan gezmeye oraya gidebiliriz. Küçük bey isterse. Hem hava güzel hem de siz sevdiğiniz izlenimlerinize kavuşursunuz. Söz aklimatasyon parkından açılmışken biliyor musunuz bu delikanlı benim aksine bucak bucak kaçtığım birisini bizim çok sevdiğimizi sanıyordu. Adam Blatini Bizimle dost geçinmesini bizim açımızdan onur kırıcı buluyorum. Düşünsenize. Hiç kimse hakkında asla kötü bir ses söylemeyen iyi yürekli Doktor Kotar bile iğrenç olduğunu açık açık söylüyor. Ne korkunç şey. Tek özelliği Narola'ya çok benzemesi. Fra Bartolomeo'nun yaptığı Narola portresinin aynısı. Sıvanın bu resimdeki benzerlikler bulma tutkusu savunulabilir bir şeydi. Çünkü kişisel ifade dediğimiz şey bile sevdiğimiz ve kişinin kendine has gerçekliğine inanmak istediğimiz zaman büyük bir elemle fark ettiğimiz gibi genel bir şeydir ve farklı dönemlerde kendisine rastlamak mümkündür. Ama sıvanı dinlesek zaten Benozzo Gozzoli'nin Medici'leri katmasıyla tarihe son derece aykırı olan müneccim kralların geçişi çok daha büyük bir aykırılık gösterirdi. Çünkü o zaman Gozzoli'nin değil sıvanın çağ dışı olan yani sadece İsa'nın doğumundan 15 asır sonra değil ressamın kendisinden de 4 asır sonra yaşamış olan bir yığın insanın portresini de içerirdi. Sıvan'a göre bu tören alayında eksik olan bir tek önemli Parisli yoktu. Tıpkı Sardoğan'ın bir oyununda ünlü hekimlerin, politikacıların, avukatların, Paris'in bütün ileri gelenlerinin yazara ve baş oyuncuya sevgi gösterisinde bulunmak için biraz da modaya uyarak eğlence olsun diye her gece sırayla gelip birer birer sahnede yer aldıkları gibi. Peki ama Madam Blatty'nin aklimatasyon parkıyla ne ilgisi var? Olmaz mı? Ne yani? Maymunlar gibi açık mavi bir poposu olduğunu mu düşünüyorsunuz? Charles, ne kadar münasebetsizsiniz. Hayır, ben Seylalı'nın söylediği lafı kastediyordum. Anlatsanıza çok hoş bir hikaye. Çok saçma aslında. Bilirsiniz, Madame herkes de sevimli sandığı daha ziyade üstünlük taslayan bir edayla konuşur. Times kıyısındaki sevgili komşularımızın dediği gibi patronizing diye araya girdi odet. Geçenlerde Madame Biatin siyahillerin bulunduğu aklimatasyon parkına gitmiş. Sanıyorum Seylanlılar etnografya konusunda benden çok daha bilgili olan karım öyle dedi. Charles alay etmeyin benimle. Kesinlikle alay etmiyorum. Her neyse bu siyahilerin birine günaydın zenci demiş. Felaket bir şey. Her neyse bu kelime siyahinin hoşuna gitmemiş. Ben zenci demiş öfkeyle Madam Blatini'ne. Ama sen deve. Çok gülüyorum bu hikayeyi. Bayılıyorum. Öyle böyle değil. Madam Blatini'nin gözümün önüne getiriyorum da ben zenci ama sen deve. Aralarından birinin Madam Blatini'ne deve dediği bu seylanları görmek için büyük bir istek sergiledim. Seylanlar beni hiç ilgilendirmiyordu ama Aklimatasyon Parkı'na gidip dönerken Madame Sivan'ı kaç kere hayranlıkla izlediğim Akasyalar yolundan geçeceğimizi, Madame Sivan'ı selamladığımı görememiş olan Brooklyn'in melez arkadaşının beni bir faytonda onun yanında otururken görebileceğini düşünüyordum. Hazırlanmak üzere salondan ayrılmış olan Gilbert'in yanımızda olmadığı dakikalarda Monsieur Sivan ve Madame Sivan kızlarının ender rastlanır faziletlerini bana anlatmaktan hoşlanırlardı. Annesinin anlattığı gibi Gilbert'in yalnız arkadaşlarına değil, hizmetkarlara ve yoksullara da incelikli, uzun uzun düşünülmüş bir ilgi gösterdiğini, onları sevindirmek istediğini, kırmaktan korktuğunu fark ediyordum. Genellikle kendisini sıkıntıya sokan küçük şeylerle açığa çıkıyordu bu. Şans Elize'deki şekercimiz için bir nakış işlemiş, bir gün bile geciktirmeden kendi elleriyle teslim edebilmek için karda sokağa çıkmıştı. Nasıl bir kalbi olduğunu hiç bilemezsiniz. Gizler çünkü, derdi babası. Bu genç yaşına rağmen annesiyle babasından çok daha mantıklı görünürdü. Sıvan karısının önemli arkadaşlarından söz ettiğinde Gilbert başını çevirip susar ama kınarmış gibi de görünmezdi. Çünkü onun gözünde babasına en küçük bir eleştiri bile yöneltilemezdi. Bir gün Gilbert'e Mademoiselle Van Tülden söz ettiğimde şöyle demişti bana. Kendisiyle asla tanışmayacağım. Sebebi de babasına iyi davranmamış olması. Duyduğuma göre babasını çok üzmüş. Bu herhalde sizin için de aynı şekilde anlaşılmaz bir şey. Eminim siz de benim gibi babanız öldükten sonra yaşamaya devam edemezsiniz. Zaten doğal alanda bu. İnsan ezelden beri sevdiği birini nasıl unutur? Bir keresinde babasını her zamankinden de sevecen davrandığında Sıvan uzaklaştıktan sonra ben bunu söyleyince şöyle cevap vermişti. Evet zavallı babacığım babasının ölüm yıldönümü bu yakında. Neler hissettiğini siz anlayabilirsiniz. Sizinle bu konularda aynı hisleri paylaşıyoruz. Ben de bu yüzden her zamanki gibi yaramaz olmamaya çalışıyorum. Ama babanız sizi yaramaz bulmuyor, mükemmel buluyor. Zavallı babacığım, aşırı iyi kalpli de ondan. Annesiyle babası bana Gilbert'in faziletlerini met kalmıyorlardı. O Gilbert ki onu daha hiç görmemişken bile bir kilisenin önünde bir Ile de France manzarasında bana görünüverdi. verdi. Daha sonra ise ben de artık hayaller değil anılar uyandırarak Mezüklis tarafına giderken geçtiğim dik patikada pembe dikenli çitin önünde dururdu daima. Bir çocuğun zevklerini merak eden aile ahbabının kayıtsız ses tonuyla konuşmaya çabalayarak Madame Sivana Gilbert'in arkadaşlarından hangilerini en çok sevdiğini sorduğumda bana şöyle cevap verdi. Gilbert eminim sırlarını benden çok size açıyordur. Siz onun gözdesisiniz. İngilizlerin deyişiyle Krak sizsiniz. Bu kadar önemli olmayan bir başka açıdan bakıldığında konuşmasında sıkça yer alan ve biraz vurgulayarak söylediği kimi kelimeleri, kimi sıfatları özel bir biçimde biraz fazla tetizlikle ve yoğunlukla telaffuz etmesi, bütün hecelerini belirginleştirip sonuncuya bir ezgi katması, mesela daima yüz yerine kullandığı çehre kelimesine böyle anlarda açık olan avcundan fışkırmış gibi bol bol ç, h ve r katması, Yazılarında bu sevdiği kelimeleri bir çeşit kenar boşluğunun ardına getirmek suretiyle öne çıkardığı ve ölçüde hata yapmamak için bütün hece uzunluklarının hakkını vermek zorunda kalacağımız şekilde cümlenin toplam hece sayısı içinde düzenlediği o olağanüstü bölümlerle tam olarak çakışıyordu. Bununla birlikte kimi başka yazarların kitaplarında olduğu gibi Bergot'un kitaplarında da yazılı cümlede genellikle kelimelerin görünüşünü değiştiren ışığı dilinde bulmak mümkün değildi. Herhalde bunun sebebi bu ışığın çok derinlerden gelmesi ve konuşma yoluyla başkalarına açık olduğumuzdan bir ölçüde kendimize kapalı olduğumuz zamanlarda ışınlarını kelimelerimize kadar göndermemesidir. Kitaplarında bu açıdan konuşmasına kıyasla daha fazla tonlama, daha fazla vurgu vardı. Özbenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu için şüphesiz yazarın kendisinin kavramadığı, uslubun güzelliğinden bağımsız bir vurguydu bu. Belkotun kitaplarında tamamen doğal olduğu bölümlerde çoğunlukla son derece önemsiz olan kelimelere ahenk veren bu vurguydu. Bu vurguya dair metinde hiçbir işaret, hiçbir belirti yoktur. Buna rağmen kendiliğinden cümlelere eklenir, cümleler başka türlü okunamaz. Bu yazarın sahip olduğu en uçucu, buna rağmen en derin şeydir ve mizacına tanıklık edecek olan ifade ettiği bütün sertliklere rağmen yumuşak bütün tensel hazlara rağmen duygusal olup olmadığını söyleyecek olan da odur. Bergot'un konuşmasında silik izler halinde bulunan bazı özellikler sadece ona ait değildi. Daha sonra erkek ve kız kardeşlerini tanıdığımda bu özellikleri onlarda çok daha belirgin halde buldum. Neşeli cümlelerin son kelimelerinde bir sertlik, bir boğukluk, hüzünlü cümlelerin sonunda da bir zayıflık, bir bitkinlikti bu. Üstadı çocukken tanımış olan Sıva'nın söylediğine göre ailevi denebilecek bu tonlamalar birbirini izleyen şiddetli neşe çığlıkları ve ağır hüzün mırıltıları o zamanlar kardeşleri kadar kendisinde de belirginmiş. Hepsinin birlikte oyun oynadıkları odada kah sağır edici kah baygın konserlerinde onun da payı diğerlerinden az değilmiş. Ne kadar kendine has olursa olsun insanlardan çıkan bütün bu gürültü geçicidir ve onlardan sonraya kalmaz. Fakat Bergot ailesinin telaffuzu için durum böyle olmadı. Bir sanatçının kuşların cıvıldaşmasını dinleyerek nasıl bir müzik icat edebildiğini anlamak usta şarkıcılarda bile çok zordur. Buna rağmen Bergot neşe çalıntıları halinde tekrarlanan veya elemli iç çekişler halinde süzülen kelimelerin uzatılışını yazısına aktarmış, yerleştirmiştir. Kitaplarında öyle cümle sonları vardır ki seslerin yığılımı bir türlü bitmeyen orkestra şefi batonunu indirinceye kadar son kadansını birçok kez tekrarlayan bir opera üvertürünün son akarlarında olduğu gibi uzar gider. İşte bu akorlarda daha sonraları Bergot ailesinin dilindeki bakır nefeslerin müzikal karşılığını bulmuştum. Bergot'a gelince bu özelliğini kitaplarına aktardığı andan itibaren farkına varmadan konuşmasında kullanmaz olmuştu. Yazmaya başladığı günden sonra Hele hele benim tanıdığım dönemde sesi bakır nefeslilerini temelli kaybetmişti. Bu genç bergotlar geleceğin yazarı ve kardeşleri şüphesiz diğer gençlerden üstün değillerdi. Aksine onlardan daha ince, daha esprili gençler bergotları epeyce gürültücü, hatta biraz bayağı, evin yarı kasıntılı, yarı aptal tarzını yansıtan şakalarını da can sıkıcı bulurlardı. Ne var ki deha, hatta büyük bir yetenek, zihinsel ögeler ve sosyal gelişme bakımından başkalarına üstünlükten ziyade bunları dönüştürme, aktarma melekesinden kaynaklanır. Bir sıvıyı bir elektrik lambasıyla ısıtabilmek için gereken şey en güçlü lamba değil, akımı değiştirilip ışık yerine ısı veren bir lambadır. Havalarda gezebilmek için en güçlü otomobile sahip olmak gerekmez. Yerde ilerlemesini durdurup izlediği hatta dik bir çizgide yatay hızını dikey kuvvete dönüştürebilecek bir otomobile ihtiyaç vardır. Aynı şekilde dahice eserler üreten kişiler en seçkin çevrede yaşayan, en parlak konuşma biçimine, en geniş kültüre sahip kişiler değil, birdenbire kendileri için yaşamayı keserek kişiliklerini bir aynaya, sosyal ve hatta bir bakıma zihinsel açıdan sıradan bir hayat da olsa, hayatlarını yansıtacak bir aynaya dönüştürecek güce sahip olanlardır. Çünkü deha, yansıtılan görünümün özündeki değere değil, yansıtma gücüne bağlıdır. Genç Bergot, okurlarına çocukluğunu geçirdiği zevksiz salonu ve orada erkek kardeşleriyle yaptığı pek de hoş olmayan sohbetleri gösterebildiği anda, ailenin daha esprili, daha seçkin ahbaplarının ap üstüne çıkmıştı. Onlar muhteşem rosloslarıyla evlerine dönerken, Bergotların bayağılığını biraz küçümsüyorlardı belki. Ama o, nihayet havalanan mütevazi aracıyla üzerlerinden uçarak ilerliyordu. Artık konuşmasında aile fertleriyle ortak özellikler yerine çağının kimi yazarlarıyla başka bazı ortak özellikler bulunuyordu. Kendisini inkar etmeye başlayan, hiçbir zihinsel akrabalıkları olmadığını ileri süren daha genç yazarlar, onun durmadan tekrarladığı zarfları, edatları kullanarak cümleleri aynı şekilde kurarak önceki kuşağın akıcı ve kolay diline karşılık onunla aynı durgun, yavaşlatılmış tonu benimseyerek istemeden bu akrabalığı sergiliyorlardı. Belki bu gençler, öyle olanlarını göreceğiz, Belgot'la tanışmamışlardı. Ne var ki Belgot'un bu gençlere bulaşmış olan düşünme biçimi, onlarda zihinsel özgünlükle, ayrıca yorumlanması gerekli, zorunlu bir ilişkisi olan söz dizimi ve anlatım değişikliklerini geliştirmişti. Yazma şeklini kimseye borçlu olmayan Bergot, konuşmasını eski bir arkadaşından almıştı. Etkisinde kaldığı bu mükemmel hatibi konuşurken istemeden taklit ediyordu. Ancak arkadaşı kendisi kadar yetenekli olmadığından hiçbir zaman gerçekten üstün değerli kitaplar yazamamıştı. Yani konuşma biçiminin özgünlüğünden öteye geçmesek Bergot Çömez ikinci elden yazar damgası yerdi. Oysa söyleşi alanında arkadaşından etkilendiği halde yazar olarak özgün ve yaratıcı olmuştu. Şüphesiz Bergot yine soyutlamalara, beylik kalıplara fazlaca düşkün olan kendisinden önceki kuşaktan farklılaşmamak için bir kitap hakkında olumlu bir şey söylemek istediğinde övdüğü, öne çıkardığı şey mutlaka görüntü yaratan bir sahne, mantıklı bir anlamı olmayan bir tablo olurdu. ''Aa tabii'' derdi. ''Güzeldir. Turuncu şallı bir küçük kız vardır. Çok güzeldir.'' Ya da ''Aa evet'' Bir yerinde askeri bir birlik bir kentten geçer, evet çok güzeldir. Üslup konusunda pek modern düşünmezdi. Ayrıca kesinlikle ülkesine kapanmıştı. Tolstoy'dan, George Eliot'tan, Ibsen ve Dostoyevski'den nefret ederdi. Çünkü bir üslubu met etmek istediğinde daima kullandığı kelime tatlıydı. Yo, ben yine de Ata'daki şata bir yanı Rans'takine tercih ederim. Daha tatlı geliyor bana. Bu kelimeyi sütün midesine dokunduğu konusunda ısrar eden bir hastaya nasıl olur süt tatlıdır diye cevap veren bir doktor gibi söylerdi. Gerçekten de Bergot'un üslubunda antik çağdaki kimi hatiplerin bu tür etkilerin aranmadığı çağdaş dillerimize alan alışkanlığımızla bizlerin pek kavrayamayacağı övgüler kazanmalarına sebep olan ahenge benzer bir ahenk vardı. Bergot'a kendi yazdıklarıyla ilgili bir hayranlık ifade edildiğinde ise mahcup bir tebessümle Oldukça doğru olduğunu sanıyorum. Gerçeği yansıtıyor, faydalı olabilir derdi. Ama sırf tevazudan elbisesinin veya kızının harikulade olduğu söylenen bir kadının birincisine oldukça kullanışlı, ikincisine iyi huyludur demesi gibi. Ama Belgot'un yapıcı güdüsü çok köklü olduğundan faydalı ve gerçeğe uygun bir şey inşa ettiğinin tek kanıtının eserinin önce kendisine sonra başkalarına verdiği zevk olduğunu bilmemesi mümkün değildi. Ancak yıllar sonra yeteneği tükendiğinde ne zaman memnun kalmadığı bir şey yazsa aslında silmesi gerektiği halde silmeyip yayınlayabilmek için bu kez kendi kendine her şeye rağmen oldukça doğru ülkem için faydasız sayılmaz diyecekti. Bir zamanlar alçak gönüllülüğünün kurnazlığıyla hayranları karşısında mırıldandığı cümleyi sonunda yüreğinin gizliliğinde gururunun endişeleriyle mırıldanacaktı. İlk eserlerinin değeri konusunda Belgot için yersiz mazeretler vazifesi gören kelimeler, son eserlerinin niteliksizliği konusunda yetersiz bir teselli olacaktı. Belgot'un zevkinin sert bir yanı, sadece ve sadece çok tatlı diyebileceği şeyler yazma isteği vardı ki, yıllar boyunca kısır, yapmacık, boş şeyleri ince ince işleyen bir sanatçı olarak tanınmasına yol açmıştı. Oysa aksine bu onun üstünlüğünün sırrıydı. Çünkü Alışkanlık insanın kişiliğini belirlediği gibi yazarın üslubunu da belirler. Nasıl ki insan sık sık hazza, tembelliğe, acı çekme korkusuna boyun eğmek suretiyle sonunda hiçbir ıslata imkan tanımayan kişiliğin zemini üzerine ahlaksızlığının şeklini ve faziletinin sınırını kendi kendine çizerse birçok kez düşüncesinin ifadesinde belirli bir lezzete ulaşmakla yetinmiş olan yazar da böylece yeteneğinin sınırlarını temelli çizmiş olur. Daha sonra yazarla adam arasında onca tutarlılık bulduğum halde ilk anda Madame Sivan'ın evinde karşımdakinin Belgot olduğuna o harikulade kitapların yazarı olduğuna inanamamakta belki de tamamen haksız sayılmazdım. Çünkü kendisi de buna kelimenin gerçek anlamında inanmış değildi. İnanmış olamazdı çünkü sunop olmadığı halde yüksek sosyeteden insanlara, kendisinden çok daha aşağı düzeydeki edebiyatçılara, gazetecilere büyük bir yakınlık gösterirdi. Kuşkusuz artık başkalarının beğenisinden deha sahibi olduğunu öğrenmişti. Dehanın yanında ise toplum içindeki konumun resmi mevkilerin hiç değeri yoktur. Deha sahibi olduğunu öğrenmişti ama buna inanmıyordu. Çünkü yakın bir gelecekte akademi üyesi olabilmek için vasat bir takım yazarlara saygı duyuyormuş gibi yapıyordu. Oysa akademinin Saint Germain Muhiti'nin nasıl nedensellik ilkesiyle ve tanrı kavramıyla bir ilgisi yoksa Maykotun kitaplarının yazarı olan tanrısal katkıyla da ilgisi yoktur. Bunu da biliyordu. Bir kleptomanın hırsızlığın kötü olduğunu boş yere bildiği gibi. Keçi sakallı, salyangoz burunlu adam, çatal hırsızı bir centilmen kurnazlığıyla beklediği akademi üyeliği koltuğu uğruna seçimlerde çok sayıda oyu olan falanca düşese yaklaşıyordu. Ama böyle bir amacın peşine düşmeyi ahlaksızlık olarak değerlendirebilecek herhangi bir kişinin de oyununu fark etmeyeceği şekilde yaklaşmaya çalışıyordu. Ancak yarı yarıya başarılı olabiliyordu. Gerçek Bergot'un sözlerine bencil, hırslı, kendini göstermek için falanca nüfuslu, asil veya zengin kişiden söz etmekten başka bir şey düşünmeyen Bergot'un sözleri karışıyordu. O ki kitaplarında gerçekten kendisi olduğunda yoksulların bir pınarınki kadar berrek olan büyüsünü gayet güzel göstermişti. Mesude Norpo'nun değindiği diğer ahlaksızlıklara yani para konusunda bir namussuzluğun da olduğu söylenen yarı ensest sayılan aşka gelince son romanlarındaki anlayışla kahramanlara en küçük sevinçlerini bile zehir eden hatta okurlara da en tatlı hayatı bile dayanılmaz gösteren bir daralma duygusu aşılayan titiz ve acı veren bir iyilik kaygısıyla dolu olan romanlarındaki anlayışla sarsıcı şekilde çelişmekle birlikte bu ahlaksızlıklar Belgot'ta hakkıyla atfedildiklerini faz etsek bile edebiyatının yalancı olduğunu, bunca duyarlılığın soytarılık olduğunu kanıtlamazdı. Nasıl ki hastalık biliminde görünürde benzer olan bir takım durumların kimi tansiyon, salgı vesaire fazlasına, kimi de yetersizliğine bağlıysa, aynı şekilde ahlaksızlık da aşırı duyarlılıktan veya duyarlılık eksikliğinden olabilir. Belki de ahlak problemi ancak gerçekten ahlaksız olan hayatlar için bütün bunaltıcılığıyla var olabilir. Sanatçı bu probleme özel hayatı çerçevesinde değil, onun için gerçek hayatı olan hayat çerçevesinde bir çözüm, genel edebi bir çözüm getirir. Nasıl ki kilise babalarının çoğu iyi oldukları halde insanlığın günahlarını tanımakla işe başlamışlar ve bu yoldan azizliğe ulaşmışlarsa, çoğu kez büyük sanatçılar da kötü oldukları halde bütün insanlığa bir ahlak kuralı tasarlayabilmek için ahlaksızlıklarından yararlanırlar. Yazarlar genellikle eleştirilerinde yaşadıkları çevrenin ahlaksızlıklarına veya sadece zaaflarına ve gülünçlüklerine, kızlarının tutarsız sözlerine, havai ve uygunsuz hayatına, karılarının ihanetlerine veya kendi hatalarına saldırmış ama öte yandan evlilik hayatlarını veya yuvalarında hakim olan çirkin havayı değiştirmemişlerdir. Ne var ki bu tezat bir zamanlar Belgot'un zamanındaki kadar çarpıcı değildi. Çünkü bir yandan toplum yozlaştıkça ahlak kavramı giderek gelişiyordu. Öte yandan da halk artık yazarların özel hayatından eskiden olmadığı kadar haberdardı. Bazı geceler tiyatroda Combray'de kendisine öylesine hayranlık duyduğum yazarı gösterirdi herkes birbirine. Locasında kimlerin olduğu bile son eserinde savunduğu tezin son derece gülünç veya dokunaklı bir yorumu küstahçe bir yalanlaması gibi görünürdü. Belgot'un iyiliği ya da kötülüğü konusunda şunun bunun söyledikleri bana fazla bilgi vermedi. Bazı yakınları duygusuzluğuna ilişkin kanıtlar gösteriyorlar, bir yabancı derin duyarlılığının gizli kalması istendiği belli, dolayısıyla da duygulandırıcı bir örneğini anlatıyordu. Karısına zalimlik etmiş. Öte yandan geceyi geçirmek üzere gittiği bir handa Kendini suya atmaya teşebbüs eden yoksul bir kadının başında bütün gece nöbet beklemiş. Ayrılması gerekince de hancıya o zavallıyı kovmasın, ilgilensin diye çok para bırakmış. Belki de Belgot'un içinde büyük yazar, kiçi sakallı adam pahasına giriştikçe özel hayatı, hayal ettiği hayatların denizinde iyice boğulmuş ve artık somut görevlerle kendini yükümlü görmeyen yazar, bunun yerine öteki hayatları hayal etme görevini koymuştu. Ama aynı zamanda başkalarının duygularını kendisine aitmişçesine başarıyla hayal ettiği için tesadüfen bir zavallıya en azından geçici bir ilişki kurması gerektiğinde kendi bakış açısıyla değil acı çekmekte olan kişinin bakış açısıyla ilişki kuruyordu. Bu konumdayken başkalarının acıları karşısında kendi küçük çıkarlarını düşünmeye devam eden insanların sözlerini duysa dehşete düşerdi. Bu yüzden de etrafında haklı kinler ve unutulmaz minnettarlıklar yaratmıştı. Her şeyden önemlisi aslında sadece bir takım imgeleri ve bir kutunun dibindeki minyatür gibi kelimelerin altında bu imgeleri oluşturup çizmeyi seven bir adamdı. Kendisine gönderilen son derece değersiz bir şey için eğer birkaç imgeyi işlemesine fırsat veriyorsa minnetini hararetle ifade eder, öte yandan pahalı bir armana bir teşekkür etmezdi bir mahkeme huzurunda kendisini savunmak zorunda kalsaydı, kelimelerini istemeyerek de olsa hakimin üzerinde bırakacakları etkiye göre değil, hakimin kesinlikle fark etmeyeceği imgelere göre seçerdi. Belgot'u Gilbert'lerin evinde ilk gördüğüm gün, kısa bir süre önce Berma'yı Fedra'da izlediğimi anlattım kendisine. Bana Berma'nın kolu omuz hizasında havaya kalkık durduğu sahnede, en çok alkış alan sahnelerden biri, belki de hiç görmediği kimi şaheserlerdeki çok soylu sanatla Olimpiyadaki bir sütun başlığının üzerinde aynı hareketi yapan bir hesperiti ayrıca antik ereksiyonun güzel bakirelerini çağrıştırmayı başardığını söyledi. Bir ilham olabilir. Yine de müzelere gittiğini sanıyorum. Bunun izini sürmek ilginç olabilir. İz sürmek, Bergot'un hep kullandığı ve kendisiyle hiç tanışmamış olan bir çeşit uzaktan telkinle onun gibi konuşan kimi gençlerin benimsediği ifadelerden biriydi. Karyatitleri mi kastediyorsunuz diye sordu Sivan. Yo, hayır dedi Bergol. Tutkusunu Onone'ye itiraf ettiği Kerameikos'taki mezar taşında Hegasos'un el hareketini taklit ettiği sahne dışında canlandırdığı çok daha eski bir sanat. Ben eski Ereksiyon'un korelerini kastediyordum. Kabul ediyorum ki Rasi'nin sanatına bundan uzak bir şey olamaz. Ama Fedra'da zaten o kadar çok şey var ki. Bu da onlardan biri. Tabii ki 6. yüzyılın küçük pedrası çok güzel. Dimdik kolu, saçın mermer görüntüsü veren kıvrımı. Evet her şeye rağmen bütün bunları bulmuş olması çok güzel. Bu sene antik olarak adlandırılan birçok kitaptan çok daha antik bir şeyler var orada. Bergot'un kitaplarından birinde bu eski çağ heykellerine ünlü bir atıf olduğu için o sırada söylediği sözler benim için gayet açıktı ve Berman'ın oyunuyla ilgilenmem için yeni bir sebep teşkil ediyordu. Onu hafızamda tekrar o sahnede kolunu omuz hizasında kaldırdığı haliyle görmeye çalışıyor ve şöyle diyordum kendi kendime. İşte Olimpiyadaki Hesperit, işte Akropolis'in harikulade dua eden kadın heykellerinin kız kardeşi. Soylu sanat bu işte. Ama bu düşüncelerin benim gözümde Berman'ın hareketini güzelleştirebilmesi için Bergot'un bu fikirleri bana temsilden önce sunmuş olması gerekirdi. O zaman oyuncunun bu hareketi gerçekten karşımda durduğu sırada olan şey henüz gerçeklikle doluyken bundan arkaik heykel fikrini çıkarmaya çalışabilirdim. Ama benim o sahnedeki Berma'dan hatırladığım artık değiştirilmesi imkansız, zayıf bir anıydı. Kazılması mümkün olan gerçekten yeni bir şeylerin çıkarılabileceği şimdiki zamana ait temellerden yoksun bir imge geriye dönüp doğrulanmaya nesnel tasdiki artık açık olmayan bir yorumun yapılamayacağı bir imge gibiydi. Madame Sivan, konuşmaya katılmak amacıyla Gilbert'in Bergo'nun Pedras ile ilgili yazısını bana vermeyi hatırlayıp hatırlamadığını sordu. O kadar şaşkın bir kızım var ki diye ekledi. Bergot tevazuyla gülümseyerek o birkaç sayfanın bir önemi olmadığını söyledi. Yok canım, harika bir kitapçık, bir trak dedi Madame Sivan. Hem iyi bir ev sahibisi olduğunu göstermek hem broşürü okuduğunu düşündürtmek için, hem de sadece Belgot'a iltifat etmekten değil, yazdığı şeyler arasında bir seçim yapmaktan, onu yönetmekten hoşlandığı için. Doğruyu söylemek gerekirse, aslında tahmin etmediği bir başka şekilde ona ilham veriyordu da. Madame Siva'nın salonun şıklık derecesiyle Belgot'un eserinin bir yönü arasında öyle bir ilişki vardır ki, her biri bugünün ihtiyarlarının gözünde diğerinin bir yorumu olabilir. Ben çekinmeden izlenimlerimi anlatıyordum. Bergot çoğunu yerinde bulmuyor ama konuşmama izin veriyordu. Petra'nın kolunu kaldırdığı andaki yeşil ışıklandırmayı sevdiğimi söyledim ona. Ya büyük bir sanatçı olan dekoratörün çok hoşuna gidecek bu. Kendisine anlatacağım. O ışıkla çok gurur duyuyor. İtiraf etmem gerekir ki ben pek sevmiyorum. Bütün sahneyi tirşe bir tabloya dönüştürüyor. Küçük Fedra bunun ortasında adeta akvaryumun dibinde bir mercan dalı gibi kalıyor. Dramın kozmik yanını ortaya çıkardığını söyleyebilirsiniz. Bu doğru bakın. Her şeye rağmen Neptün'ün ülkesinde geçen bir oyunda daha uygun düşerdi. Evet, oyunda Neptün'ün intikamı da yok değil, biliyorum. Ben de Port Royal'den başka şey düşünülmesin demiyorum ama nihayet Rassi'nin anlattığı deniz kestallerinin aşkı değil. Her neyse, arkadaşım bu ışığı kullanmak istemiş. Her şeye rağmen etkileyici ve aslında oldukça da güzel. Evet, kısacası siz anlamış sevmişsiniz. Aslında bu konuda aynı şeyi düşünüyoruz değil mi? Yaptığı şeyi biraz garip ama sonuçta çok akıllıca. Öyle değil mi? Belgot'un görüşü bu şekilde benimkine ters olduğu zaman bile Mösyö Norpa'nın görüşleri gibi beni susturmuyor, herhangi bir cevap vermemi imkansız kılmıyordu kesinlikle. Bu, Belgot'un fikirlerinin büyük elçilerinkilerden daha geçersiz olduğunu kanıtlamaz. Aksine, sağlam bir düşünce gücünün birazını itiraz edene iletir. Zihinlerin evrensel geçerliliğinden yararlanarak hatasını ortaya çıkardığı kişinin zihnine yerleşir, eklenir. Ortasına yerleştiği fikirlerin de yardımıyla zihin bu fikri tamamlar, düzeltir. Sonuçta varılan hüküm bir bakıma tartışmakta olan iki kişinin ortak eseridir. Oysa gerçek anlamda fikir olmayan fikirlerle, hiçbir şeye dayanmayan fikirlerle, yani zihnimizde bir dayanak, benzer bir dal bulamayan fikirlerle karşılaştığımızda tam bir boşlukla karşı karşıya olduğumuz için verecek hiçbir cevap bulamayız. Mesela de sanat konusundaki argümanları gerçeklik içermedikleri için tartışmaya kapalıydı. Bergot benim itirazlarımı bir kenara itmeyince Mesela Norpoğan'ın fikirlerimi hor gördüğünü itiraf ettim kendisine. Yaşlı ağaç kakanın tekidir o diye cevap verdi. Her önüne konanı yem sandığından gagalamış sizi. Nasıl olur? Siz Norpa'yı tanıyor musunuz dedi Sivan. Ay çok sıkıcı adamdır diye söze girdi karısı. Madame Sivan hem Bergot'un düşüncelerine çok güvenirdi hem de Monsieur Norpa'nın kendisi hakkında kötü konuşmuş olmasına endişelenmiş olmalıydı. Yemekten sonra kendisiyle sohbet etmek istedim diye devam etti sözüne. Ama yaşından mı sindirim sisteminden mi bilemiyorum pek miskin buldum. Uyarıcı bir ilacı ihtiyacı vardı sanki. Evet gerçekten de dedi Bergot. Gömleğini kolalı, beyaz yeleğini şişkin tutan saçmalıklar stoğu gece bitmeden tükenmesin diye mecburen sık sık susuyor. Bence Belgot da karım da çok katı dedi evde sağduyulu adam rolünü benimsemiş olan Sıvan. Norpa'nın sizin için fazla ilginç olamayacağını kabul ediyorum ama bir başka açıdan bakıldığında Sıvan hayatın güzelliklerini toplamaktan hoşlanırdı. Oldukça ilginç bir adam. Aşık olarak ilginç. Gilbert'in duyamayacağından emin olmak için kontrol ettikten sonra ekledi. Roma'da elçi olduğu sırada Paris'te çılgınca aşık olduğu bir metresi vardı. Onu iki saatine görebilmek için haftada iki defa Paris'e gidip gelirdi. Gerçekten de çok zeki ve o zamanlar çok güzel bir kadındı. Şimdi dul. Sonra da birçok başka metresi olmuştur. Ben Roma'da bulunmak zorundayken sevdiğim kadın Paris'te otursa delirirdim herhalde. Sinirli erkeklerin mutlaka yaygın değişle kendinden düşük seviyede bir kadını sevmeleri gerekir ki sevdikleri kadın çıkar yüzünden kendilerine bağlansın. O sırada Sıvan benim bu ilkeyi kendisiyle o uygulayabileceğimi fark etti. Üstün kişiler bile sizinle birlikte hayata tepeden bakarmış gibi göründükleri anda izzeti nefislerini hesapçılıktan kurtaramadıkları için Sıvan da bana karşı bir husumet oluştu. Ama bunu bir tek bakışlarındaki tedirginlikten anlamak mümkündü. O sırada bana hiçbir şey söylemedi. Buna pek fazla şaşırmamak gerekir. Uydurma olmakla birlikte özü Paris yaşantısında e her gün tekrarlanan bir hikayeye göre Rasin, 14. Louis'nin yanında Sicarona değindiğinde dünyanın en güçlü kralı o gece şaire hiçbir şey söylememiş. Ertesi gün şair gözden düşmüş. Ne var ki her kuram tam olarak ifade edilmeyi gerektirdiğinden Sıvan bir an sinirlenip monoklinin camını temizledikten sonra ileride hatıramda kehanet kabiliğinden bir uyarı niteliğine bürünecek olan ne var ki benim hesaba katmayı beceremediğim şu sözlerle düşüncesini tamamladı. Bununla birlikte bu tür aşkların bir de tehlikesi vardır. Kadının bağımlılığı erkeğin kıskançlığını bir an için yatıştırır. Fakat hemen ardından daha talepkar hale getirir. Bundan sonra da metresini daha sıkı gözetim altında tutabilmek için Gece gündüz ışık altında bulundurulan mahkumlar gibi yaşatır. Sonuç genellikle felakettir. Ben tekrar Mesude Norpaan konusuna döndüm. Büyükelçiye sakın güvenmeyin. Üstelik çok fesat dillidir dedim Adam Sivan. Hem sesinin tonu hem de Sivan'ın karısına kınar gibi daha fazla konuşmasını önlemek ister gibi bakması Mesude Norpaan'ın Madame Sivan hakkında kötü sözler söylemiş olduğunu belirtiyordu bana kalırsa. Bu sırada daha önce iki kere çıkmak üzere gidip hazırlanması kendisinden rica edildiği halde Gilbert annesiyle babasının arasında durmuş bizi dinliyordu. Sevecen bir tavırla babasının omzuna yaslanmıştı. İlk bakışta Esmer Madame Sıvan'a bu kızıl saçlı altın tenli genç kızdan daha zıt bir görüntü olamazmış gibi geliyordu. Ama insan hemen ardından annesinin ifadesini, hareketlerini ve birçok hattını Mesela nesillerdir kalemiyle yontup duran görünmez heykel tıraşın ani ve kesin kararıyla noktalanmış burun Gilbert de fark ediyordu. Başka bir sanatta karşılaştırma yapacak olursak Gilbert Madame Sivan'ın yine tam kendisine benzemeyen bir portresi gibiydi. Sanki ressam bir renkçi kaprisiyle modeline saç ve yüz makyajı değiştirilerek gidilen bir davete hazırlanmışçasına poz verdirmişti. Yalnızca kızıl bir peruk takmakla kalmayıp bütün koyu zerreler de teninden atılmış olduğundan esmer türlerinden arınmış olan yüzü daha çıplak, sadece içindeki bir güneşin gönderdiği ışınlarla örtülmüş gibi göründüğü için bu makyaj yüzeysel değil, içseldi. Gilbert sanki efsanevi bir hayvanı simgeliyor veya mitolojik bir maske taşıyor gibiydi. Kızıl teni babasının teniydi. O kadar ki sanki Gilbert yaratıldığında tabiat azar azar Madame Sivan'ı tekrar yaratma problemiyle karşı karşıya kalmış, malzeme olarak da Monsieur Sivan'ın teninden başka bir şey bulamamıştı. Ve tabiat bu malzemeyi mükemmelen kullanmıştı. Ağacın damar ve budaklarını açıkta bırakmaya özen gösteren usta bir marangoz gibi. Gilbert'in çehresinde, Odette'in burnunun kusursuz bir kopyası olan burnunun kenarında, cildi hafifçe kabararak Monsieur Sivan'ın yüzündeki iki beni aynen almıştı. Gilbert, Madame Sivan'ın yanında onun yeni üretilmiş bir türü gibiydi. Eflatun bir leylağın yanında beyaz bir leylak gibi. Bununla birlikte bu iki benzerlik arasındaki sınır çizgisini çok keskin olarak düşünmemek gerekir. Bazı anlarda Gilbert gülerken annesinin yüzünde babasının yanağının oval çizgisi belirirdi. Sanki ikisinin karışımı nasıl olur diye bakmak için bu iki yüz üst üste konmuş gibi. Bu ovallik bir embriyonun biçimlendiği gibi belirirdi. Yanlamasına uzar, şişer, bir saniye sonra gözden kaybolurdu. Gilbert'in gözlerinde babasının iyi yürekli, samimi bakışı vardı. Bana akik bileği verip, dostluğumuzun hatırası olarak saklayın bunu dediğinde gözlerindeki bakış bu bakıştı işte. Ama kendisine ne yaptığına dair bir soru sorulduğunda bu gözlerde beliren kaygı, kararsızlık, riya ve hüzün bir zamanlar Sıvan nereye gittiğini sorduğunda, odetin aşığını umutsuzluğa düşüren, şimdi ise meraksız ve tedbirli bir koca olarak derhal konuyu değiştirmesine sebep olan yalan bir cevap verdiği sırada gözlerinde okunan bakışın aynısıydı. Şanzelize'de Gilbert'in yüzünde bu bakışı görüp endişelendiğim çok olmuştu. Ama çoğu kez bu endişe yersizdi. Çünkü annesinin tamamen fiziksel bir devamı olan bu bakışın Gilbert'te hiçbir karşılığı yoktu. Bir zamanlar Odette'in gözünde o gün aşıklarından birini kabul ettiğini veya bir randevuya yetişmek üzere acele ettiğini açık etme korkusuyla beliren hareketi Gilbert'in göz bebekleri kursa gittiğinde veya derse yetişeceği zaman yapıyordu. Mösyö Sivan'la Madame Sivan'ın mizajları bu sirenin bedeninde işte bu şekilde sırayla üst üste dalgalanır, geri çekilir, hakimiyet kurardı. Hiç şüphesiz, her çocuğun hem annesine hem babasına benzediğini gayet iyi biliriz. Buna rağmen çocuğun kalıtımla edindiği meziyetlerle kusurların dağılımı o kadar tuhaf bir biçimde gerçekleşir ki anne veya babada birbirinden ayrılmaz gibi görünen iki meziyetten ancak birisi çocukta görülür. Üstelik çocuğun diğer taraftan aldığı bu meziyetle bağdaşama zannedilen bir kusurla bir aradadır. Manevi bir meziyetin aykırı bir fiziksel kusurda cisim bulması bile anne babaya benzerliğin sık rastlanan kurallarından biridir. İki kız kardeşten biri, babasının alımlı boyu bosuyla annesinin kıt aklına sahiptir. Ötekisi ise babasının zekasını annesinin görünümüyle sunar dünyaya. Annesinin iri burnu, şiş göbeği ve hatta sesi harikulade bir görünümde tanıdığımız meziyetlerin kılıfları olmuşlardır. Öyle ki iki kız kardeşten her biri için annesine veya babasına diğerinden daha çok benzediğini söyleyebiliriz haklı olarak. Evet, Gilbert tek çocuktu. Ama en azından iki tane Gilbert vardı. Biri annesinin, biri babasının olmak üzere iki mizacı. Gilbert de birbirine karışmakla kalmıyor, onu ele geçirmek için çekişiyorlardı. Bu da gerçeği tam olarak yansıtmadığından bir üçüncü Gilbert'in bu arada diğer ikisinin kurbanı olarak acı çektiği izlenimini uyandırabilir. Oysa Gilbert bu mizaçlardan sırayla kah biri kah ötekiydi. Belirli bir anda sadece bir tanesiydi. Yani daha kötü olduğunda bundan ötürü acı çekmiyordu. Çünkü iyi Gilbert o sırada mevcut olmadığından bu düşkünlüğün farkına varamıyordu. Böylece kötü mizacı pek soylu olmayan zevkleri tatmakla serbest kalıyordu. Öbür Gilbert babasının yüreğiyle konuştuğunda açık, geniş fikirliydi. İnsan onunla güzel, hayırlı bir işe girişmek isterdi. Bunu kendisine söyler ama tam bir sonuca varacakken bir de bakardı ki Annesinin yüreği Gilbert'i ele geçirmiş bile. Cevap veren o olur, o zaman da karşısındaki, neredeyse bir şahıs değişikliği karşısındaki şaşkınlıkla Gilbert'in o sırada neyse o olduğu için hoşlanarak ifade ettiği hesapçı bir düşünceyle sinsi bir gülüşle karşılaşıp hayal kırıklığına uğrar, sinirlenirdi. Bazen iki Gilbert arasındaki fark o kadar büyük olurdu ki insan kendi kendine ne yapıp da böyle değişmesine sebep olduğunu sorardı boş yere kendi teklif ettiği randevuya gelmeyip ardından özür dilememekle kalmaz, kararını değiştirmesinin sebebi ne olursa olsun o kadar farklı çıkardı ki karşınıza, kabahatli olduğunu hissettiğini ve açıklama yapmaktan kaçınmak istediğini gösteren keyifsizliği olmasa, ikizlerin temelindeki gibi bir benzerliğin kurbanı olduğunuzu, tatlılıkla size görüşmeyi teklif etmiş olan kişinin karşısında bulunmadığınızı zannederdiniz. Haydi git, bekleteceksin bizi dedi annesi. Babacığım yanında çok mutluyum biraz daha kalmak istiyorum dedi Gilbert başını babasının kolunun altına sokarak. Babası şefkatle parmaklarını kızının kızıl saçlarında gezdirdi. Sıvan uzun müddet aşkın yanılgısı içinde yaşamış birçok kadına sağladıkları refahın bu kadınların mutluluğunu arttırmakla birlikte kendilerine karşı bir minnet bir sevecenlik doğurmadığını görmüş ancak çocuklarında kendi isimlerinde cisimleşmiş öldükten sonra da onlara yaşatacak bir sevgiyi hisseden erkeklerdendi. Charles Swan artık bu dünyada yokken hala rahmetli babasını seven bir Mademoiselle Swan veya genç kızlık soyadı Swan olan bir Madame X bulunacaktı. Hatta Swan bu sevginin aşırı olduğunu da düşünüyor olacak ki Gilbert'e çok iyi bir kızsın sen diye cevap verirken sesi bizden sonra yaşamaya devam edecek olan bir kişinin aşırı tutkulu sevgisinin ilerisi için uyandırdığı endişeyle yumuşamıştı. Duygularını gizlemek için Berma konusundaki sohbetimize katıldı. Bana dönüp kayıtsızca, sıkıntıyla bir şekilde söylediklerinin dışında kalmak ister gibi Berma'nın Oynone'ye biliyordun derken ne büyük bir zeka ve beklenmedik bir doğruluk sergilediğine dikkatimi çekti. Haklıydı. Hiç değilse bu tonlamanın gerçekten anlaşılır bir değeri vardı ve Bermay'a hayran olmak için çürütülmez sebepler bulma isteğimi tatmin etmesi gerekirdi. Ancak zaten anlaşılırlığı sebebiyle tatmin edici değildi. Bu tonlama o kadar ustalıklıydı, o kadar belirgin bir amacı ve anlamı vardı ki sanki kendi başına var olmuştu ve her zeki oyuncu onu benimseyebilir gibiydi. Güzel bir fikirdi ama herhangi birisi aynı bütünlükle onu kurabilir, aynı şekilde sahip olabilirdi. Onu bulmuş olan Bermay'dı. Ama başkasından alınsa da pek farklı olmayacak bir şey için bir başkası da yeniden yaratabileceğine göre özünde şahsa bağlı olmayan bir şey için bulmak kelimesi kullanılabilir miydi? Tanrım, sizin varlığınız konuşmanın düzeyini nasıl da yükseltiyor dedi Sıvan. Bergot'un nezdinde kendini affettirmek ister gibi. Sıvan, Germon çevresinde büyük sanatçıları sırf sevdikleri yemekleri yedirmek, hoşlandıkları oyunları oynatmak, veya şehir dışında sevdikleri sporları yaptırmak için yakın birer dost gibi misafir etme alışkanlığını edinmişti. Bana eni konu sanattan söz ediyormuşuz gibi geliyor diye ekledi. Çok güzel, benim çok hoşuma gidiyor dedim adam Sivan bana minnet dolu bir bakış fırlatarak. Hem iyiliğinden hem de daha entelektüel konuşmalar yapma yolundaki eski hevesini hala taşıdığından. Bergot daha sonra başkalarıyla özellikle de Gilbert'le konuştu. Bergot'a bütün hissettiklerimi kendimi şaşırtan bir serbestlikle anlatmıştım. Bu serbestliğimin sebebi yıllar boyunca saatlerce süren yalnızlıklarım ve okumalarım sırasında Belgot benim için kendimin en iyi yanıyken kendisiyle samimi, açık ve güvenli olma alışkanlığını edinmiş olduğumdan ilk kez konuştuğum bir insanın karşısındaymışım gibi çekinmeyişimdi. Bununla birlikte yine aynı nedenden ötürü onda uyandırdığım izlenim konusunda son derece endişeliydim. O güne ait olmayan Kombre'deki bahçemizde kitaplarını okumaya başladığım, artık geride kalmış zamanlara ait fikirlerimi küçümsemiş olduğunu farz ediyordum. Oysa bir yandan Bergot'un eserleriyle yakınlaşmamın, öte yandan tiyatroda sebebini bilmeden hayal kırıklığına uğrayışımın samimi olduğunu, kendimi düşüncelerime tam olarak bırakmamın sonucu olduğunu hesaba katarak, beni alıp götüren bu iki sezgisel hareketin birbirinden pek farklı olmayacağını, aynı yasalara boyun eğmeleri gerektiğini de düşünmeliydim belki. Belgot'un kitaplarında çok sevdiğim düşünce yapısının benim hayal kırıklığıma ve bunu ifade edemeyişime tamamen yabancı ve düşman olamayacağını belki aklımdan geçirmeliydim. Çünkü zekam herhalde tekti. Hatta belki de dünyada herkesin ortaklaşa paylaştığı bir tek zeka vardı. Herkes kendi bedeninin derinliğinden bu tek zeka yöneltiyordu bakışlarını. Herkesin kendi yeri olduğu halde sahnenin tek olduğu tiyatrodaki gibi. Hiç şüphesiz benim çözmeye çalışmak istediğim fikirler, Belgot'un genellikle kitaplarında derinlemesine incelediği fikirler değildi. Ama eğer onun ve benim elimin altında bulunan zeka tek idiyse, ben fikirlerimi ifade ettiğim zaman onları hatırlıyor, seviyor, gülümsüyor olmalıydı. Çünkü ben öyle sanmasam da, kırpılarak kitaplarına geçmiş olan, benim hayalimde bütün zihinsel evrenimi dayandırdığım zekasının bambaşka bir bölümü, içindeki gözün önünde duruyor olmalıydı hala. Nasıl ki en büyük yürek tecrübesine sahip olan rahipler, kendi işlemedikleri günahları en kolay affedebilen kişilerse, en büyük zeka tecrübesine sahip dahi de kendi eserlerinin temelini oluşturan fikirlere en zıt düşünceleri en kolay anlayabilen kişidir. Kendi kendime bütün bunları düşünmüş olmalıydım. Ama aslında bunda pek hoşlanacak bir taraf da yoktur. Çünkü yüce zihinlerin teveccühünün doğal sonucu, vasat zihinlerin anlayışsızlığı ve düşmanlığıdır. Halbuki büyük bir yazarın icabında kitaplarında bulabileceğimiz seveçenliğinin bize verdiği mutluluk, zekası yüzünden seçmediğimiz ama sevmekten de kendimizi alamadığımız bir kadının düşmanlığının verdiği acıdan çok daha küçüktür. Bütün bunları kendi kendime söylemeliydim ama söylemiyordum. Bergot'a aptal göründüğümden emindim. O sırada Gilbert kulağıma eğilip şu sözleri fısıldadı. Mutluluktan uçuyorum. Sevgili arkadaşım Berbat'ın gönlünü fethettiniz. Anneme sizi müthiş zeki bulduğunu söylemiş. Nereye gidiyoruz diye sordum Gilbert'e. Nereye isterseniz. Biliyorsunuz benim için fark etmez. Ne var ki büyük babasının ölüm yıldönümündeki olaydan sonra kendi kendime acaba Gilbert'in kişiliği benim sandığımdan farklı mı diye düşünmüştüm. Ne yapılacağını ilişkin bu kayıtsızlığı, bu uysallığı, bu sükuneti bu sürekli ve yumuşak itaati, aksine gururu yüzünden göstermek istemediği, ancak tesadüfen engellenirse ani bir direnişle ortaya koyduğu, son derece tutkulu arzuları mı gizlemekteydi yoksa? Bergot bizimle aynı semtte oturduğundan birlikte döndük. Arabada bana sağlığımdan söz etti. Dostlarımız bir rahatsızlığınız olduğunu söylediler bana. Üzüldüm. Yine de çok fazla üzülmedim. Çünkü görüyorum ki zihinsel zevkleriniz var. Herhalde bu hazları tatmış olan herkes gibi sizin için de asıl önemli olan bunlar. Heyhat, bu söyledikleri benim için ne kadar geçersizdi. Ben ne kadar yüce olursa olsun her türlü düşünce karşısında duygusuzdum. Sadece gezip tozduğum zaman huzur içindeyken mutluydum. Hayatta arzuladığım şeyin tamamen madde olduğunu, zekadan ne kadar kolayca vazgeçebileceğimi hissediyordum. Az çok derin ve kalıcı, farklı kaynaklardan gelen zevkleri ayırt edemediğim için Baykot'a cevap verdiğim sırada Germon düşesiyle senli benli olacağım, Şanselize'nin eski giriş vergisi bürosunda duyduğum, bana Komri'yi hatırlatan serinliği sık sık hissedeceğim bir hayat istediğimi düşündüm. Oysa Bergot'a itiraf etmeye cesaret edemedim bu idealimdeki hayatta zihinsel zevklerin hiçbir yeri yoktu. Hayır beyefendi, benim için zihinsel zevkler pek önemli değil. Aradığım onlar değil. Hatta bu zevkleri tadıp tatmadım bile bilmiyorum. Gerçekten öyle mi düşünüyorsunuz dedi. Yo, bakın her şeye rağmen en çok bunu seviyor olmalısınız. Ben öyle tahmin ediyorum. Benim fikrim bu. Tabii ki beni ikna edemiyordu. Buna rağmen daha mutlu hissediyordum kendimi. Eskisi kadar sıkışmış değildim. Mesela Norpa'nın bana söyledikleri yüzünden tahayyül, heyecan ve kendime güven anlarımın tamamen öznel ve gerçeklikten yoksun olduğunu düşünmüştüm. Oysa durumum hakkında bilgi sahibi gibi görünen Bergot'a göre önemsenmemesi gereken belirtiler, aksine şüphelerim ve kendimden hoşnutsuzluğumdu. Özellikle Mesut'a Norpa hakkında söyledikleri kesin zannettiğim bir hükmün etkisini büyük ölçüde azaltıyordu. ''İyi bakılıyor mu size?'' diye sordu Bergot. Sağlığınızda kim ilgileniyor?'' ''Kotar'ın beni muayene ettiğini.'' Herhalde tekrar onun geleceğini söyledim. Ama size lazım olan o değil, diye cevap verdi. Kendisini hekim olarak tanımıyorum. Fakat Madame Sivan'ın evinde gördüm. Aptalın teki. Aptal oluşunun iyi hekim olmasına engel teşkil etmediğini farz etsek bile, ki buna da inanmakta zorluk çekiyorum, sanatçılar için, zeki insanlar için iyi bir hekim olmasına engel teşkil eder. Sizin gibi insanların uygun hekimlere, Hatta neredeyse özel perhizlere, özel ilaçlara ihtiyacı vardır. Kotar canınızı sıkacaktır. Can sıkıntısı da uyguladığı tedavinin etkili olmasını engelleyecektir. Ayrıca size uygulanacak tedavi, herhangi bir kimseye uygulanacak tedaviyle aynı olamaz. Zeki insanların rahatsızlıklarının dörtte üçü zekalarından kaynaklanır. En azından bu rahatsızlığı bilen bir hekime ihtiyaçları vardır. Kotar sizi nasıl tedavi etsin? Sosları sindirmenin güçlüğünü, midenin rahatsızlığını tahmin edebilmiş ama Shakespeare okunduğunu düşünememiş. Bu yüzden hesapları sizin örneğinizde geçerli değil. Denge bozulmuş. Hep aynı fırıldak ortadaki. Midenizde bir şişkinlik olduğu teşhisini koyacaktır. Sizi muayene etmesine de gerek yok çünkü önceden gözünde hazır bulunuyor zaten. Siz de görebilirsiniz çünkü gözlüğüne yansıyor. Bu konuşma biçimi beni çok yoruyordu sağduyunun aptallığıyla kendi kendime şöyle diyordum. Mesut'a Norpa'nın beyaz yeleğinin altında saçmalıklar gizli olmadığı gibi Profesör Kotar'ın gözünde de mide şişkinliği yansıması yok. Bergo sözlerine devam etti. Ben size Doktor Dubulbun'u tavsiye edeceğim. Gayet zeki bir adamdır. Eserlerinizin en büyük hayranlarındandır diye cevap verdim. Bergot'un da bunu bildiğini gördüm ve kardeş zihinlerin kolaylıkla birbirini bulduğu gerçek bilinmedik dostların pek az olduğu sonucuna vardım. Bergot'un Kotar hakkında söyledikleri düşündüklerime tamamen zıt olmakla birlikte beni sarsmıştı. Doktorumu can sıkıcı bulmak beni hiç mi hiç kaygılandırmıyordu. Kendisinden beklediğim, yasalarını benim kavrayamadığım bir yöntem sayesinde iç organlarımı dinleyerek sağlığım konusunda tartışılmaz bir kehanette bulunmasıydı. Dış gerçekliklere ulaşmanın kendi içinde kayıtsız bir yolu olarak gördüğüm zekamı benim de tamamlayabileceğim bir zekanın yardımıyla anlamaya çalışması değildi benim istediğim. Zeki insanların aptallarınkinden farklı bir bakıma ihtiyacı olmasını büyük bir şüpheyle karşılıyordum. Aptalların bakımına tabi olmaya razıydım. İyi bir hekime asıl ihtiyacı olan dostumuz Svan dedi Belgod. Hasta mı diye sorduğumda da şöyle cevap verdi. Eh ne de olsa bir Yosmayla evlenmiş bir adam. Kendi karısını kabul etmek istemeyen kadınlardan Onunla yatmış olan erkeklerden her gün 50 tane hakareti sineye çekiyor. Gözle görülür bir şey. Ağzı yamuluyor bu yüzden. Bir gün, dikkat edin, baron eve geldiğinde içeride kim var diye kaşları nasıl havalanıyor. Melbot'un uzun zamandır misafir olarak kendisine ağırlayan dostlarından bir yabancıya böyle kötü niyetle söz etmesi benim için Sıvanlar'ın evinde daima neredeyse şefkatle denebilecek bir ses tonuyla konuşması kadar şaşırtıcıydı. Hiç şüphesiz Belgo'nun Sıvan'a bol bol bahşettiği iltifatları mesela Büyük Alam gibi bir insanın bizlerden herhangi biri için ağzına alması mümkün değildi. Büyük Alam sevdiği insanlara bile tatsız şeyler söylemekten hoşlanırdı. Ne var ki arkalarından onların duymaması gereken bir tek laf da etmezdi. Dünyaya bizim kombredeki çevremiz kadar az benzeyen bir şey olamazdı. Sıvanların çevresi yine de dünyaya o değişken dalgalara doğru bir ilerleme sayılırdı. Açık deniz olmamakla birlikte hiç değilse bir lagündü. Bütün bunlar ikimizin arasında kalsın dedi Bergot. Bizim evin kapısının önünde benden ayrılırken. Birkaç yıl sonra olsa ben asla laf taşımam diye cevap verirdim. Yüksek sosyeteye mensup insanların cümlesidir bu. Dedikoducuya her defasında bu cümleyle yalandan teminat verilir. Hatta o gün bile Bergot'a söyleyebileceğim bir cümleydi bu. Çünkü insan her söylediğini kendi icat etmez özellikle de sosyal bir rolü yerine getirdiği anlarda. Ne var ki henüz bu cümleyi bilmiyordum. Öte yandan benzer bir durumda büyük alamın söyleyeceği cümle şu olurdu. Madem başkasına aktarılmasını istemiyorsunuz, niye söylüyorsunuz? Bu geçimsiz insanların, huysuzların cevabıdır. Ben öyle değildim. Sessizce boyun eğdim. Benim gözümde saygıdeğer birer şahsiyet olan edebiyatçılar, yıllar boyunca çeşitli dolaplar çevirdikten sonra Bergot'la kapalı ve edebi olmaktan kurtulamayan, çalışma odasının dışına asla taşmayan bir ilişki kurabiliyorlardı ancak. Oysa ben birdenbire hiç telaşa düşmeden büyük yazarın dostları arasında yerimi alıvermiştim. Herkesle birlikte kuyruğa girip kötü bir yer bulacağına, başkalarına kapalı bir koridordan geçip en iyi yere oturan biri gibiydim. Sıva'nın bu koridoru bana açmış olmasının sebebi herhalde nasıl ki bir kral çocuklarının arkadaşlarını doğal olarak kraliyet hocasını kraliyet yatına davet ederse, Gilbert'in anne babasının da kızlarının arkadaşlarını sahip oldukları değerli şeylerin ve aralarında bulunan daha da değerli dostlukların ortasında kabul etmeleriydi. Ama ben o dönemde belki de haklı olarak Sivan'ın bu yakınlıkları dolaylı biçimde annemle babama hitaben gösterdiğini düşünüyordum. Bir zamanlar Combray'de benim Belgot'a olan düşkünlüğümü görünce annemle babama beni evine yemeğe götürmeye teklif ettiğini, onlarınsa benim çıkmak için çok küçük ve fazla sinirli olduğumu söyleyerek geri çevirdiğini duyar gibi olmuştum. Şüphesiz annemle babam belirli insanların gözünde, özellikle bana en harikulade görünen insanların gözünde, benim gözümdekinden çok farklı bir şeyi temsil ediyorlardı. Öyle ki tıpkı bir zamanlar pembeli hanımın babama Babamın bunlara pek de layık olmadığını gösteren bir tavırla karşıladığı övgüler yağdırdığında olduğu gibi. Annemle babamın bana ne paha biçilmez bir lütuf bağışladığını anlamalarını, bu lütfu bana veya onlara değerinin farkında değilmişçesine bağışlayan cömert ve kibar sıvana bir zamanlar kendisine çok benzetildiğini duyduğum Luni reskindeki kemerli burunlu, sarışın, sevimli müneccim kralı hatırlatan Sıvan'a minnettarlıklarını ifade etmelerini isterdim. Ne yazık ki sıvanın bana bağışlamış olduğu, benim de eve girer girmez daha pardesümü çıkarmadan anneme babama bildirdiğim onların kalbinde de benim kalbimde de uyandırdığı duygu ve heyecanı uyandırır ve sıvanlara büyük kesin sonuç verecek bir nezaket göstermelerine sebep olur diye umduğum lütuf annenle babam tarafından pek takdirle karşılanmadı. Sıvan seni Belgot'la mı tanıştırdı? Mevkaladi bir tanışma, müthiş bir ilişki, diye haykırdı babam alayla. Bir bu eksikti. Eyhat, mesela Norpa'dan hiç hoşlanmadığını da ekleyince şöyle devam etti. Tabii riyakar ve kötü niyetli bir adam olduğunun açık bir göstergesi bu. Zavallı oğlum, zaten pek mantıklı sayılmazdın. İyice sapıtmana sebep olacak bir çevreye düştüğüne çok üzülüyorum. Annemle babam sıvanlara gidip gelmemden zaten pek hoşlanmıyorlardı. Baygot'la tanıştırılmam onlara ilk hatanın Gösterdikleri zaafın, büyük babamın ihtiyasızlık diye adlandıracağı şeyin zararlı ama doğal bir sonucu gibi geldi. Mesela Norpa'yı takdir etmeyen bu sapkın adamın beni son derece zeki bulduğunu söylersem öfkelerini iyice bileceğimi hissettim. Babam bir insanın, mesela arkadaşlarından birinin o anda beni olduğum gibi kötü bir yolda olduğunu düşündüğü zaman bu kişi babamın beğenmediği birinin takdirini kazanmışsa bu beyni kendi olumsuz teşhisinin tasdiki olarak algılardı. Hastalığı daha da vahim görürdü. Öyledir mutlaka. Hepsi birbirine bağlıdır bunların diye haykırdığın duyar gibi oluyordum. Bu sözlerin, sakin hayatıma bir anda geri vereceğini ilan ettiği değişikliklerin belirsizliği ve akıl almaz büyüklüğü beni korkutuyordu. Ama Bergot'un benim hakkında söylediklerini anlatmadığım sürece hiçbir şey, annemle babamın izlenimini değiştiremeyeceği için bu izlenimin biraz daha kötü olması fazla bir önem taşımıyordu. Zaten annemle babam öyle büyük bir haksızlık ediyorlarmış, öyle büyük bir yanılgı içindelermiş gibi geliyordu ki bana, onlara daha doğru bir görüşü kabul ettirme umudunu, hatta neredeyse arzusunu bile taşımıyordum içimde. Bununla birlikte tam kelimeler ağzımdan çıktığı anda, zeki insanları aptal bulan, namuslu kimselerin küçümsediği, Övgilerini imrenir bulacağım için beni kötülüğe teşvik edecek birinin hoşuna gitmiş olmamın, onları nasıl korkutacağını hissederek bardağı taşıracak damlayı alçak sesle biraz utanarak atabildim ortaya. Sıvanlara beni son derece zeki bulduğunu söylemiş. Zehirlenmiş bir köpeğin yuttuğu zehrin panzeyeri olduğunu bilmeden kendini otların üzerine atı vermesi gibi, ben de hiç tahmin etmediğim halde annem ve babamın baybota ilişkin ön yargısını alt edebilecek olan yegane sözleri söylemiştim. Öyle bir ön yargıydı ki bu, ileri sürebileceğim en inandırıcı itirazlar, Belgot'a yağdırabileceğim bütün evgiler karşısında etkisiz kalırdı. O anda durum tamamen şekil değiştirdi. Ya, demek seni zeki bulduğunu söylemiş dedi annem. Yetenekli bir adam olduğu için memnun oldum buna. Ne, öyle mi demiş dedi babam. Edebi değerini kesinlikle inkar etmiyorum. Herkes önünde saygıyla eğiliyor zaten. Yalnız Üstad Norpoa'nın üstü kapalı sözlerle değindiği, pek şerefli olmayan hayatı sürmesi hoş değil, diye ekledi. Biraz önce telaffuz ettiğim sihirli kelimelerin üstün kuvveti karşısında, Bergut'un ahlak bozukluğunun da yargısının yanlışlığından daha uzun süre dayanamayacağının farkında değildi. Canım, diye söze girdi annem. Doğru olduğuna dair hiçbir delil yok ki. İnsanlar neler söylüyor? Ayrıca mesela Norpa çok hoş bir insan ama her zaman da pek iyi niyetli değil. Özellikle kendisiyle aynı safta olmayan insanlara karşı. Doğru. Benim de dikkatimi çekmişti diye cevap verdi babam. Hem madem sevgili oğlumu beğenmiş, Bergot kolaylıkla affedilebilir diye devam etti annem. Bir yandan da saçlarımı okşuyor, hülyalı gözlerle bana bakıyordu. Aslında annem Arkadaşlarım geleceği zaman Gilberte de akşamüstü kahvaltısına davet edebileceğimi söylemek için Belgot'un bu hükmünü beklememişti. Ama ben bu daveti yapmaya iki sebepten ötürü cesaret edemiyordum. Birincisi Gilbert'in evinde çaydan başka bir şey ikram edilmemesiydi. Bizim evdeyse aksine annem çayın yanı sıra kakaoda olması konusunda ısrarlıydı. Gilbert'in bunu bayağı bulmasından ve bu yüzden bizi müthiş aşağılamasından korkuyordum. İkinci sebep Asla ortadan kaldırmayı başaramadığım bir protokol sorunuydu. Ben Madame Sivan'ın evine gittiğimde anneniz nasıllar diye sorardı bana. Gilbert geldiğinde de o da aynı şeyi yapacak mı diye birkaç kere annemin ağzını aramıştı. Bu bana 14. Louis'nin sarayındaki Monsignor meselesinden daha önemli bir husus gibi geliyordu. Ama annem lafını bile işitmek istemiyordu. Hayır efendim ben Madame Sivan'ı tanımıyorum ki. Ama o da seni tanımıyor. Olabilir. Ama her şeyi tıpatıp aynı şekilde yapmak zorunda değiliz. Ben de Gilbert'te Madam Sivan'ı sana göstermediği başka inceliklerde bulunurum. Ben yine de ikna olmayıp Gilbert'i e çağırmamayı tercih ettim. Annemle babamın yanından ayrılıp üstümü değiştirmeye gittiğimde, ceplerimi boşaltırken birden sıvanların uşağının beni salona almadan önce elime verdiği zarfı buldum. Artık yalnızdım. Zarfı açtım. İçindeki kartın üzerinde sofraya geçerken kolumu uzatıp eşlik etmem gereken hanımın adı yazılıydı. Aşağı yukarı bu sıralarda Blok bütün dünya görüşümü allak bullak etti. Bana yeni mutluluk kapıları açtı. Bunlar aslında ileride mutsuzluk kapıları olacaktı. Music list tarafına yaptığım gezintiler zamanında sandığımın aksine kadınların tek isteğinin aşk yapmak olduğu konusunda bana teminat verdi. Bunun yanı sıra değerini çok daha sonra anladığım bir yardımda daha bulundu. Beni ilk kez randevu evine götüren o oldu. Sahip olunabilecek çok sayıda güzel kadın bulunduğunu söylemişti. Ama randevu evleri benim bu kadınlara yakıştırdığım belirsiz yüzün yerine belirli yüzler koymama imkan verdi. Yani mutluluğun güzelliğe sahip olmanın ulaşılmaz şeyler olmadıklarını, bunlardan temelli vazgeçmekle gereksiz bir şey yaptığımızı müjdelediği için bloğa minnet borçluydum bize bu dünyada uzun bir ömür, başka bir dünyaya geçtiğimizde de bu dünyadan tamamen ayrı olmama umudu veren falanca hikim veya falanca iyimser filozofa minnet borçlu olduğumuz gibi. Buna karşılık birkaç yıl sonra sık sık gittiğim randevu evleri bana mutluluk numuneleri sunarak kadınların güzelliğine kendimizin icat edemeyeceği sadece eski güzelliklerin özeti olmayan gerçekten ilahi yani kendiliğimizden bulamayacağımız tek armağan olan zekamızın bütün mantıklı yaratılarının karşısında iflas ettiği, olsa olsa gerçekten isteyebileceğimiz unsuru yani kişisel bir büyü ekleme imkanını sağlayarak daha yakın bir tarihte ortaya çıkmış ama benzer bir işlevi olan diğer bazı veli nimetlerin yanında yer almayı hak ettiler benim gözümde. Resimli sanat tarihi kitapları, senfani konserleri ve sanat kentlerine ilişkin incelemeler, Bunlardan önce Mantegna'nın, Wagner'in, Siena'nın cazibesini başka ressamlardan, başka müzisyenlerden, başka kentlerden yola çıkarak soğuk soğuk hayal ederdik. Ne var ki Blohm beni götürdüğü, kendisinin aslında uzun zamandır gitmediği ev, fazlasıyla düşük seviyede çalışanlarsa fazlasıyla vasat ve epeyce sabit olduğundan orada eski meraklarımı gidermem veya yenilerini edinmem mümkün değildi. Bu evin patronu olan kadın Sorulan kadınların hiçbirini tanımaz, hep istenmeyecek kadınlar teklif ederdi. Özellikle bir tanesini met ederdi bana. Vahitlerle dolu bir tebessümle zor bulunur, çok makbul bir şeymiş gibi bir Yahudi. Hoşunuza gitmez mi? derdi. Herhalde bu sebeple Rachel diyordu ona. bulaşıcı olduğunu umduğu, neredeyse bir haz hırıltısıyla noktalanan aptalca sahte bir coşkunlukla eklerdi. Düşünsenize delikanlı, bir Yahudi Bence çıldırtıcı bir şey olmalı. Ah! O beni görmeden gördüğüm bu Rachel esmerdi. Güzel değildi ama akıllı görünüyordu. Ve kendisine tanıştırılan, onunla konuşmaya başlayan kavalelere dilini dudaklarında gezdirmeyi de ihmal etmeyerek haddini bilmez bir Eda ile gülümsüyordu. İnce, zayıf yüzünü çevreleyen siyah kıvırcık saçları Çin'i mürekkebiyle yapılmış bir çizimdeki taramalar gibi düzensizdi. Her defasında Üstün zekasını ve eğitimini met ederek onu bana özel bir ısrarla teklif eden patrona söz veriyordum. Bir gün özel olarak, benim Raşel ne zamanki tanrının adını taktığım Raşel ile tanışmak üzere gelecektim mutlaka. Ama ilk gece Raşel'in giderken patrona şöyle dediğini duymuştum. Öyleyse anlaştık, yarın boşum. Biri çıkarsa bana haber vermeyi unutmayın. Bu sözleri onu bir şahıs olarak görmemi engellemişti. Çünkü kendisini derhal genel bir kadınlar sınıfına ortak bir alışkanlıkla geceleri oraya gelip bir iki Louis altını kazanabilir mi diye bakan kadınlar sınıfına sokmuştum. O sadece cümlenin biçimini değiştirip bana ihtiyacınız olursa veya birine ihtiyacınız olursa diyordu. Halaven'in operasını bilmeyen patron niçin Rachel ne zamanki tanrının demeyi adet edindiğinden habersizdi. Ama bir espri anlamamak katiyen gülünçlüğünü azaltmadığı için her defasında içten kahkahalarla gülerek bana şöyle diyordu. Söyleyin bakalım, bu gecede mi birleştiremeyeceğim sizi, Raşel ne zamanki tanrının ile, öyle diyordunuz değil mi? Raşel ne zamanki tanrının, ah müthiş bir buluş. Sizi nişanlayacağım, görürsünüz, pişman olmayacaksınız. Bir keresinde neredeyse karar verir gibi oldu. Ama Raşel çok yoğundu. Bir başka defasında da kuaförün ellerindeydi. Bu kadınlara, Saçlarını çözüp yağ döktükten sonra taramaktan başka bir şey yapmayan yaşlı bir beydi. Sonunda fazlasıyla mütevazi, sözüm ona işçi ama hep işsiz bazı gedikli kadınlar gelip bana bitki çayı ikram ettikleri kısmen ya da tamamen çıplak oluşlarının konuşulan konuların ciddiyetine rağmen çok hoş bir sadelik kattığı, uzun sohbetler yaptıkları halde beklemekten sıkıldım. Zaten o eve gitmekten de vazgeçtim sonunda. Çünkü evi işleten ve mobilyaya ihtiyacı olan kadına beslediğim iyi duyguları göstermek için, Leonie halamdan miras kalan birkaç mobilyayı, en önemlisi büyük bir kanepeyi kendisine verdim. Eşyaları hiç görmüyordum, çünkü evimizde yer olmadığı için annemle babam onları eve alamamışlardı. Bir depoda yığılı duruyorlardı. Ama onları o evde, bu kadınların kullanımında gördüğüm anda, halamın komredeki odasında soluduğumuz erdemlerin hepsi, bütün savunmasızlıklarıyla, kendilerini maruz bıraktığım zalim temasın altında işkence çeker halde karşıma çıktılar. Bir ölüye tecavüz edilmesine izin versem bundan fazla acı çekmezdim. Bir daha o kadının evine gitmedim. Çünkü mobilyalar sanki yaşıyormuş, bana yalvarıyormuş gibi görünüyorlardı gözüme. Bir İran masalındaki görünürde cansız ama içlerine işkence çeken ve kurtarılmak için yalvaran ruhların hapsolduğu eşyalar gibi. Ayrıca hafızamız genellikle hatıralarımızı bize tarih sırasına göre değil, bölümlerin sıralanışının ters çevrildiği bir akis gibi sunduğundan çok daha sonra hatırladım ki yıllar önce aşkın hazlarını ilk defa bu kanepenin üzerinde beni yerin dibine geçiren Leoni halanın ayakta olduğu bir saatten yararlanmak gibi oldukça tehlikeli bir tavsiyede bulunan küçük bir kuzinimle tatmıştım. Eşyaların epeyce bir bölümünü özellikle Leoni halanın harikulade Eski bir gümüş sofra takımını da annemle babamın itirazlarına rağmen daha fazla param olsun Madame Sivan'a daha çok çiçek gönderebileyim diye sattım. Madame Sivan dev orkide sepetlerini aldığında saygıdeğer babanızın yerinde olsam size bir akıl hocası tutardım derdi. Bir gün özellikle o gümüş sofra takımını acıyacağımı, bazı zevkleri belki de değerini tamamen kaybedecek olan Gilbert'in anne babasına kibarlık yapmaktan daha üstün tutacağımı nereden bilebilirdim? Büyükelçiliklere girmemeye de aynı şekilde Gilbert uğruna ondan ayrılmamak için karar vermiştim. Kesin kararlar daima süreklilik arz edemeyen ruh halleri yüzünden verilir. Kaynağı Gilbert'te bulunan, annesiyle babasını, evini ışıldatan, beni geri kalan her şeye kayıtsız kılan bu garip cevherin açığa çıkabileceğini, başka bir varlığa taşınabileceğini hayal bile etmiyordum. Cevher gerçekten aynı cevherdi ama buna rağmen üzerimdeki etkileri bambaşka olacaktı. Çünkü bir hastalık değişmese de ilerler. Yıllar sonra kalbin direnci azaldığında tadına doyum olmayan bir zehri aynı şekilde kaldırmak mümkün değildir. Bu arada annemle babam Belgot'un bende bulduğu zekanın dikkate değer bir çalışmayla ortaya çıkmasını istiyorlardı. Sıvanları tanımadığım dönemde Gilbert'i serbestçe görememenin yarattığı huzursuzluğun çalışmamı engellediğini sanıyordum. Ama evlerinin kapısı bana açıldığında daha çalışma masama oturur oturmaz kalkıp onlara koşuyordum. Onlardan ayrılıp kendi evime döndüğümde ise sadece görünürde tek başıma kalmış oluyordum. Düşüncem saatler boyunca farkına varmadan kendimi kaptırdığım kelimesedinin akıntısına karşı ilerleyemiyordu. Tek başımayken de sıvanların hoşuna gidebilecek sözler uydurmaya devam ediyor, oyunu daha ilginç hale getirmek için o sırada karşımda bulunmayan oyun arkadaşlarımın yerine de ben geçiyor. Kendi kendime parlak esprilerimin tam yerine oturacağı şekilde seçilmiş sorular soruyordum. Böylesine bir talim sessiz olmakla birlikte bir tefekkür değil karşılıklı konuşma, yalnızlığım ise sözlerimin kendi şahsım değil, hayali muhataplar tarafından yönetildiği, doğru olduğunu düşündüğüm düşünceler yerine zahmetsizce dışarıdan içeriye dönmeden aklıma geliveren düşünceler geliştirmekten, tamamen edilgen, azımsızlık yüzünden ağırlaşmış bir insanın kıpırtısız oturmaktan aldığı zevke benzeyen bir haz duyduğum zihinsel bir salon hayatıydı. Kesin olarak çalışmaya koyulmak konusunda bu kadar kararlı olmasaydım belki hemen başlamak için bir çaba gösterirdim. Ama kararım çok kesin olduğu ve 24 saatten kısa bir sürede henüz içinde bulunmadığımdan her şeyin gayet güzel yerleştiği ertesi günün boş çerçevesi içinde erdemli kararlarım kolayca gerçekleşeceği için başlamak için keyfimin yerinde olmadığı bir akşamı seçmemek daha doğruydu. Fakat maalesef bunu izleyen günlerde bu başlangıç için daha uygun görünmeyecekti. Yine de mantıklıydım. Yıllarca beklemiş olan birisinin üç günlük bir gecikmeye katlanamaması çocukluk olurdu. İki gün sonra birkaç sayfa yazmış olacağından emin olduğum için artık annemle babama kararımla ilgili tek kelime söylemiyordum. Birkaç saat sabredip büyük annemi eline başlamış bir çalışma vererek avutmayı, ikna etmeyi tercih ediyordum. Ne yazık ki ertesi gün heyecanla beklediğim o uçsuz bucaksız benim dışımdaki gün değildi. Gün sona erdiğinde tembelliğim ve bir takım dış engellere karşı yorucu mücadelem 24 saat daha sürmüş oluyordu sadece. Birkaç günün sonunda planlarım hala gerçekleşmeyince, derhal gerçekleşeceğine dair artık o kadar umudum Dolayısıyla her şeyi bu planın gerçekleşmesine bağımlı kılacak cesaretim de kalmamıştı. Artık ertesi sabah işe başlanmış olduğunu görme yolunda kesin bir hayalim olmadığından erken yatmak zorunda değildim. Yine geceleri uyanık geçirmeye başladım. Tekrar bir hamle yapabilmem için birkaç gün dinlenmem gerekiyordu. Büyük annem bir tek kere yumuşak bir ses tonuyla hayal kırıklığına uğramış gibi e ee, çalışmanın artık lafı bile edilmiyor mu diye sitem etme cesaretini gösterdiğinde ona gücendim. Geri dönüşü olmayan bir karar verdiğimi anlayamamıştı. Adaletsizliği beni sinirlendirdiği, işe de bu sinirin etkisiyle başlamak istemediğim için kararımın gerçekleşmesini bir müddet, belki uzun bir müddet daha ertelemiş oluyordu. Bu konuda hiçbir şüphem yoktu. Büyük annem şüpheciliğinin fark etmeden bir hevesi kırdığını hissetti. Özür diledi. Bana sarılıp, affedersin, bundan böyle tek laf etmeyeceğim dedi. Cesaretim kırılmasın diye de kendimi iyi hissettiğimde çalışmanın da kendiliğinden geleceğini söyledi. Zaten diye düşünüyordum kendi kendime. Hayatımı sıvanların evinde geçirmekle Belgot'un yaptığını yapmış olmuyor muyum? Annemle babam tembel olduğum halde büyük bir yazarla aynı salonda bulunduğuma göre yeteneğime neredeyse en uygun hayatı sürdüğümü düşünüyorlardı. Oysa insanın bu yeteneği kendi içinden, kendi başına yaratmak yerine başkalarından alması imkansızdır. Sağlık kurallarının hepsini çiğneyip en kötü aşırılıkları yaptığı halde sırf bir hekimle sık sık yemeğe çıkarak sağlıklı olamayacağı gibi. Beni de, annenle babamı da kıskacını almış olan yanılgıya tamamen aldanan kişi ise Madame Swan'dı. Kendisine gelemeyeceğimi, Evde kalıp çalışmam gerektiğini söylediğimde numara yaptığımı, sözlerimin biraz saçma, biraz kasıntılı olduğunu düşünürmüş gibi bir tavırla cevap veriyordu. Ama Bergot pekala gelebiliyor. Yoksa onun yazdıklarını beğenmiyor musunuz? Yakında daha da güzel yazacak. Çünkü gazete yazıları daha keskin, daha yoğun. Kitaplarında sözü biraz uzatıyor. Bundan böyle The Figaro'da Leader Article yazmasını sağladım. Tamamen The Right Man in the Right Place olacak. Sonra ekliyordu, ''Haydi gelin, ne yapmanız gerektiğini herkesten çok o söyleyebilir size.'' Gönüllü bir askeri albayı ile birlikte davet edermişçesine, mesleğim açısından yararlı düşünerek sanki şaheserler, ilişkiler sayesinde yaratılırmış gibi beni davet ediyor, ertesi gün evindeki akşam yemeğine Belgot ile birlikte mutlaka katılmamı tembihliyordu. Böylece, Gilbert'i istediğim gibi huzur içinde olmasa da hayranlıkla görebildiğim bu tatlı hayata, Sıvanlardan da, bizimkilerden de yani farklı zamanlarda engelleyecekmiş gibi görünen iki taraftan da artık hiçbir itiraz gelmiyordu. Zaten aşkta hiçbir zaman huzur olamaz. Çünkü elde edilen şey daima daha fazlasını istemek için bir hareket noktasıdır. Gilbert'in evine gidemediğim sürece gözlerimi o erişilmez mutluluktan ayıramazken orada beni bekleyen yeni huzursuzluk sebeplerini tahayyül bile edemezdim. Gilbert'in annesiyle babasının direnci kırıldıktan Problem nihayet çözüldükten sonra her defasında farklı değişkenlerle yeni bir problem çıkıyordu ortaya. Bu bağlamda gerçekten de her gün yeni bir dostluk başlıyordu. Her akşam eve döndüğümde Gilbert'e söyleyeceğim çok önemli şeyler olduğunu fark ediyordum. Dostluğumuz bunlara bağlıydı ve bunlar hep farklı şeylerdi. Ama nihayet mutluydum ve artık mutluluğumu tehdit eden bir şey yoktu. Ne yazık ki bu tehdit Hiçbir tehlike sezmediğim bir yerden, Gilbert ile kendinden gelecekti. Oysa mutluluk sandığım şeyin beni rahatlatacağına aksine kıvrandırması gerekirdi. Mutluluk aşkta anormal bir durumdur. Görünürde çok basit, her an ortaya çıkabilecek bir aksaklığı bu aksaklığın kendi başına içermediği bir ağırlık yükleyi verir. O büyük mutluluğun sebebi, kalpte değişken, durmadan tatmaya çalıştığımız. Yer değiştirmediğinde neredeyse fark edilmez olan bir şeyin varlığıdır. Aslında aşkta sevincin etkisiz hale getirdiği, gizli bir güce indirgediği, ertelediği ama istediğimizi elde etmesek uzun süredir zaten olacağı gibi her an çekilmez olabilecek daimi bir ıstırap mevcuttur. Gilbert'in ziyaretlerimi seyrekleştirmek istediğini birçok kez hissettim. Evet, kendisini görmeyi çok istediğim zaman kızları üzerinde fevkalade bir etkim olduğuna giderek daha fazla inanan annesiyle babasına kendimi davet ettirmem yeterliydi. Onlar sayesinde aşkımın her türlü tehlikeden uzak olduğunu düşünüyordum. Onlar benden yana olduktan sonra rahat edebilirdim. Nasılsa Gilbert'in üzerinde mutlak bir hakimiyetleri vardı. Ne yazık ki kızı istemediği halde babası bir şekilde beni çağırdığında Gilbert'in engelleyemediği bir takım sabırsız hareketlerinden yola çıkarak acaba mutluluğumun koruyucusu sandığım şey aksine sürmemesi için gizli bir sebep mi diye düşündüm kendi kendime. Gilbert'i görmeye son gidişimde yağmur yağıyordu. Gilbert pek az tanıdığından beni yanında götüremeyeceği birilerinin evine dans dersine davetliydi. Hava rutubetli olduğu için her zamankinden fazla kafein almıştım. Belki hava kötü olduğu için, belki de bu eğlencenin düzenlendiği eve ilişkin bir ön yargısı olduğundan, Madame Savan tam kızı çıkacakken son derece sert bir şekilde ''Gilbert'' diye seslendi. Ve benim onu görmeye geldiğimi, benimle kalması gerektiğini belirtmek üzere beni işaret etti. Bu, Gilbert bana karşı iyi niyetle telaffuz edilmiş, daha doğrusu haykırılmıştı. Ama Gilbert'in üstünü çıkarırken omuzlarını silkmesini anladım ki, arkadaşımı yavaş yavaş benden ayıran ve belki o ana kadar durdurulması hala mümkün olan süreci annesi istemeyerek hızlandırmıştı. İnsan her gün dansa gitmek zorunda değildir, dedi Odette kızına. Kuşkusuz bir zamanlar Sıvan'dan öğrenmiş olduğu bir ağır başlılıkla. Sonra tekrar Odet oldu ve kızıyla İngilizce konuşmaya koyuldu. O anda sanki bir duvar Gilbert'in hayatının bir bölümünü benden saklamış, fesat bir cin arkadaşımı benden uzaklaştırmış gibi oldu. Bildiğimiz bir dilde seslerin donukluğunun yerini fikirlerin şeffaflığı almıştır. Oysa bilmediğimiz bir dil sevdiğimiz kişinin içinde bizi aldatabileceği kapalı bir saraydır. Biz dışarıda acizimizle umutsuzca kasılmış halde hiçbir şeyi göremez, engelleyemeyiz. Bir ay önce olsa gülümseyip geçeceğim, arada duyduğum bazı Fransızca özel isimlerin ayrıca endişelerimi arttırdığı ve yönlendirdiği, iki adım ötemde kıpırtısız iki insan arasında geçen bu İngilizce konuşma, bir kaçırma olayı kadar zalimdi. Öylesine terk edilmiş, bir başıma bırakılmıştı. Sonunda Madame Swan bizi yalnız bıraktı. O gün belki eğlenceye katılmasını istemeden engelleyen bana olan hıncından, belki bende öfkelendiğini tahmin edip her zamankine göre tedbir olarak daha soğuk olduğundan, Gilbert'in neşeden iz taşımayan, çıplak, allak bullak olmuş yüzü, bütün öğleden sonra boyunca benim yüzümden katılamadığı Father Cat dansına hüzünlü bir özlemle dolup taşar, başta ben olmak üzere kendisinde Boston dansına karşı duygusal bir eğilim yaratan güçlü sebepleri anlamayan bütün yaratıklara meydan okur gibiydi. Ara sıra benimle bugünkü hava, yağmurun şiddetlenmesi, saatin ilerlemesiyle ilgili sessizlikler ve tek heceli cevaplarla dolu bir sohbeti sürdürmekle yetindi. Bu sırada ben, dostluğa ve mutluluğa hasredebileceğimiz anları çaresizce bir öfke içinde mahvetmekte inat ediyordum. Bütün sözlerimizi noktalayan çelişkili anlamsızlık, konuşmalara aşırı bir sertlik katıyordu. Aslında bunda bir teselli buluyordum. Çünkü Gilbert'in sözlerimin sıradanlığını, ses tonumun kayıtsızlığına kanmasını engelliyordu. Geçen gün saat biraz geri kalıyordu galiba değişim nafileydi. Gilbert tabii ki bunu ne kadar katı yüreklisiniz diye tercüme ediyordu. O yağmurlu gün boyunca hiçbir aydınlığa yer bırakmayan bu sözleri uzatmakta ne kadar inat etsem de soğukluğumun aslında takınmaya çalıştığım donukluk kadar sert bir şey olmadığını, günlerin kısaldığını üç kere tekrarladıktan sonra Dördüncü bir kere söylemeye cesaret etsem, gözyaşlarına boğulmamak için kendimi zor tutacağımı, Gilbert'in de muhtemelen hissettiğini biliyordum. Gilbert böyle olduğu zaman bir tebessüm gözlerini doldurup yüzünü aydınlatmadığı zaman, hüzünlü gözlerinde, somurtkan hatlarında ne kadar üzücü bir tek düzelik kokunduğunu anlatmak mümkün değildir. O anlarda neredeyse çirkin denebilecek yüzü, iyice çekilmiş denizin sabit ve sınırlı bir ufka kıstırılmış, hiç değişmeyen yansımalarla insanı bıktırdığı o sıkıcı sahillere benzerdi. Sonunda saatler beklediği mutlu değişimin Gilbert tarafından gerçekleştirilmediğini görünce ona kabalık ettiğini söyledim. Asıl kabalık eden sizsiniz diye cevap verdi. Ben mi? Kendi kendime ne yaptığımı sordum. Bir cevap bulamayınca kendisine sordum. Tabii siz kendinizi kibar buluyorsunuz dedi uzun uzun gülerek. O zaman düşüncesinin erişilmesi daha imkansız olan katmanına, gülüş ile tanımlanan düzlemine ulaşamamanın beni niçin üzdüğünü hissettim. Bu gülüşün anlamı şuydu sanki. Yo hayır, bütün bu söylediklerinizi yutmuyorum. Bana çılgınca aşık olduğunuzu biliyorum ama bana vız geliyor. Çünkü umurumda değilsiniz. Yine de kendi kendime gülüşün aslında o kadar belirgin bir dil olmadığını, doğru anladığından emin olamayacağımı söylüyordum. Ayrıca Gilbert'in sözleri sevecendi. Ama hangi konuda kabalık ettim diye sordum. Söyleyin. Her istediğinizi yapacağım. Hayır. Bir faydası olmaz. Açıklayamam. Bir an onu sevmediğimi zanneder diye korktum. Bu benim için bir başka üzüntü kaynağı oldu. Daha hafif değildi ama farklı bir diyalektik gerektiriyordu. Beni ne kadar üzdüğünüzü bilseniz söylerdiniz. Ne var ki aşkımdan şüphe duymuş olsa Sevineceği bu üzüntüm aksine onu sinirlendirirdi. O zaman hatamı anladım ve sözlerini artık hesaba katmamaya karar vererek söylediklerine inanmadan sizi gerçekten seviyordum. Bir gün gelecek bunu anlayacaksınız demesine izin verdim. O gün suçluların masumiyetlerinin anlaşılacağını iddia ettikleri ve esrarengiz sebepler yüzünden asla sorguya çekildikleri gün olmayan gündü. Onu bir daha hiç görmemeye aniden karar verecek cesareti bulabildim. Ama kendisine bildirmedim. Çünkü nasılsa inanmazdı. Sevdiğimiz bir insanın bize verdiği keder, o insanla ilgili olmayan kaygıların, meşguliyetlerin, sevinçlerin ortasında yer alsa da, dikkatimizi bunlardan ancak zaman zaman ayırıp kederimize yöneltsek bile acı olabilir. Ama bu keder, bu durumda olduğu gibi, o insanı görme mutluluğuyla dolup taştığımız bir anda doğmuşsa, o ana kadar güneşli, durgun ve sakin olan ruhumuzda meydana gelen ani çöküntü içimizde öyle zorlu bir fırtına yaratır ki sonuna kadar karşısında mücadele edebileceğimizden emin olamayız. Kalbimde esen fırtına o kadar şiddetliydi ki eve allak bullak yaralanmış halde dönerken ancak geri döner herhangi bir bahaneyle tekrar Gilbert'in yanına gidersem yeniden nefes almaya başlayabileceğimi hissediyordum. Ama o zaman da yine o belli ki her şeyi yapabilirim. Her defasında geri dönecek. Hem de yanından ne kadar mutsuz ayrılmışsa o kadar uysal dönecek diye düşünecekti. Ne var ki düşüncem karşı konulmaz biçimde beni tekrar Gilbert'e doğru yönlendiriyordu. Bu değişik yönelişler içindeki pusulanın fır dönüşleri eve vardığımda da devam etti ve Gilbert'e yazdığım çelişkili mektup müsveddelerinde ifade buldu. Genellikle hayatta birçok defa karşı karşıya kaldığımız, kişiliğimiz, mizacımız, aşklarımızı ve neredeyse sevdiğimiz kadınları hatalarına varıncaya kadar yaratan mizacımız değişmediği halde her defasında yani her yaşta aynı şekilde karşılamadığımız o zor dönemlerden birinden geçecektim. Böyle zamanlarda hayatımız bölünür ve adeta bir terazinin iki kefesine paylaştırılır. Bir kefe de kendisini anlayamadığımız halde sevdiğimiz, vazgeçilmez olduğunu sanıp bize sırt çevirmesin diye biraz kenara çekilmenin uygun olacağını düşündüğümüz kişi de hoşnutsuzluk uyandırmama, ona fazla mütevazi görünmeme isteği vardır. Diğer tarafta sınırlanmış olmayan, kısmi olmayan bir acı vardır. Bu acı ise aksine ancak söz konusu kadının hoşuna gitmekten, onsuz yapabileceğimize kendisini inandırmaktan vazgeçip ona dönersek dindirilebilir. Gururun bulunduğu kefeden, yaşla birlikte yıpranmasına izin verme zaafını gösterdiğimiz azıcık bir miktar iradeyi alıp, kederin bulunduğu kefeye sonradan edindiğimiz ve ilerlemesine izin verdiğimiz fiziksel bir acıyı eklediğimizde, görürüz ki, 20 yaşında galip gelen cesurca karara karşılık, 50 yaşında fazla ağırlaşmış olan, karşı ağırlığı yetersiz kalan diğer kefe belimizi büker. Üstelik durumlar tekrarlanmakla birlikte değişirlerdi. Gençliğin birçok başka görevle meşgul ve kendi kendine daha bağımlı olduğu için bilmediği alışkanlığı da katarak aşkı daha karmaşık hale getirmek gibi uğursuz bir iltiması kendimize geçmemiz de hayatımızın ortasında veya sonunda ihtimal dahilindedir. Gilbert'te yeni yazdığım bir mektupta öfkemi bütün şiddetiyle göstermiş, bununla birlikte tesadüfen yazılmış süsü vererek Arkadaşımın barışmak için tutunabileceği birkaç kelimelik bir can simidi atmayı da ihmal etmemiştim. Bir saniye sonra rüzgar dönmüştü. Bu kez kederli bir takım ifadelerin hazzı uğruna tatlı sözler yazıyordum kendisine. Mesela kullanan için son derece hisli, okuyacak olan içinse gayet sıkıcı, bir daha aslalar ki ya yalan olduğunu düşünüp beni istiyorsanız hemen bu gece diye tercüme edecekti ya da inanacak ve hayatta tutkun olmadığımız kişiler söz konusu olduğunda bizim için hiç fark etmeyen kesin ayrılıklardan birinin habercisi olarak algılayacaktı. Ne var ki sevdiğimiz sürece ileride dönüşeceğimiz artık sevmeyen kişiye layık davranışlar göstermemiz mümkün olmadığına göre bize karşı kayıtsız olduğunu bilsek bile güzel bir rüyayla bizi uyutsun, büyük bir kederimizi avutsun diye hayallerimizde sürekli bizi severmişçesine konuşturduğumuz bir kadının ruh halini tam olarak nasıl tahmin edebiliriz Sevdiğimiz bir kadının düşünceleri, hareketleri karşısındaki şaşkınlığımız, tabiat olayları karşısında bilim oluşturulup bilinmeze bir parça ışık tutmadan önce ilk fizikçilerin hatta daha da kötüsü zihninde nedensellik ilkesi olmayan, bir olayla bir diğeri arasında bağ kuramayan, dünyayı bir rüya gibi belirsiz gören bir insanın şaşkınlığına benzer. Tabii ki bu tutarsızlıklardan sıyrılmaya, sebepler bulmaya çalışıyordum. Hatta nesnel olmaya. Bunun için de Gilbert'in benim gözümdeki önemiyle yalnız benim onun gözündeki değil, onun da benden başkalarının gözündeki önemi arasındaki orantısızlığı gözden kaçırmamaya çalışıyordum. Bu orantısızlığı hesaba katmayacak olsam, arkadaşımın küçük bir kibarlığını tutkulu bir itiraf, kendi takınacağım gülünç ve alçaltıcı bir tutumu da göze girmemi sağlayacak sade ve zarif bir hareket zannedebilirdim. Öte yandan tam tersine bir aşırılığa düşmekten de korkuyordum. Bu durumda da Gilbert'in bir randevuya gecikmesini, keyifsizken yaptığı bir hareketi, çaresi olmayan bir düşmanlık olarak yorumlayabilirdim. İkisi de aynı derecede saptırıcı olan bu iki bakış açısı arasında bana doğru görüntüyü sağlayacak olan açıyı bulmaya çalışıyordum. Bunun için yapmam gereken hesaplar, ıstırabımdan biraz olsun uzaklaşmamı sağlıyordu. Sonunda belki hesapların sonucuna boyun eğerek, belki de hesaplara kendi isteğimi söyleterek, ertesi gün Sıvanlara gitmeye karar verdim. Mutluydum ama mutluluğum çıkmak istemedikleri bir yolculuk yüzünden uzun süre kıvrandıktan sonra gara kadar gidip oradan eve dönerek bavullarını açan insanların mutluluğuna benziyordu. Kararsızlık çektiğimiz sırada sırf mümkün olan bir kararın düşüncesi bile Karar vermemeye niyetlenip bu düşünceyi atıllaştırmamışsak, gerçekleştirilen hareketten doğacak duyguları bütün hatlarıyla, en küçük ayrıntısına kadar canlı bir tohum gibi geliştirdiği için Gilbert'le artık görüşmemeyi tasarlamakla son derece saçma bir şekilde bu tasarıyı uygulamış kadar kendime eziyet etmiş olduğumu düşündüm. Madem sonunda onu tekrar görecektim, bunca kararsızlıktan, sancılı boyun eğişten tasarruf edebilirdim. Ama arkadaşlık ilişkisini yeniden canlandırma girişimi Sıvanların evine gitme süresiyle sınırlandı. Sebebi beni çok seven uşağın Gilbert'in çıktığını söylemesi değil, bunun doğru olduğunu aynı akşam kendisiyle karşılaşmış olan kişilerden öğrendim. Söyleyiş şekliydi. Beyefendi, küçük hanım çıktı. Beyefendi yalan söylemediğimden emin olabilir. Eğer beyefendi bilgi almak isterse o da hizmetçisini çağırtabilirim. Beyefendinin hiç şüphesi olmasın ki kendisini memnun etmek için her şeyi yaparım. Küçük hanım evde olsaydı beyefendiyi derhal onun yanına götürürdüm. Bir önem taşıyabilecek tek türden sözler yani irade dışı olan bu sözler önceden hazırlanmış bir konuşmanın gizleyeceği kuşku götürmez gerçeği hiç değilse genel hatlarıyla tanımladıklarından Gilbert'in çevresinde onun için can sıkıcı biri olduğum izleniminin hakim olduğunu kanıtlıyordu. Bu sözler uşağın ağzından çıktığı anda bende bir nefret uyandırdı. Bu nefretin nesnesi olarak da Gilbert yerine uşağı seçmeyi tercih ettim. Arkadaşıma duyabileceğim bütün öfkeli duyguları uşak üzerinde topladı. Bu sözler sayesinde o duygulardan kurtulan aşkım tek başına ayakta kaldı ama bu sözler aynı zamanda Gilbert'i bir müddet görmeye çalışmamam gerektiğini de göstermişti. Özür dilemek için mutlaka bir mektup yazacaktı bana. Buna rağmen onsuz yaşayabileceğimi gösterebilmek için hemen dönmeyecektim kendisine. Zaten mektubunu aldıktan sonra Gilbert'le görüşmek bir süreliğine daha kolay vazgeçebileceğim bir şey olacaktı. Çünkü istediğim an ona kavuşabileceğinden emin olacaktım. Bu kasıtlı uzaklaşmaya daha az üzülerek katlanabilmem için gerekli olan kalbimin acaba temelli mi bozuştuk, Gilbert nişanlandı mı, uzaklara mı gitti, kaçırıldı mı gibi korkunç şüphelerden kurtulmasıydı. Bunu izleyen günler cilbersiz geçirmek zorunda kaldığım o eski yılbaşı haftasının günlerine benziyordu. Ne var ki o hafta bittiğinde arkadaşımın Şanzelize'ye döneceğinden onu tekrar eskisi gibi göreceğimden emindim. Üstelik yılbaşı tatili süresince Şanzelize'ye gitmenin anlamı olmayacağı da aynı derecede kesindi. Öyle ki artık mazide kalmış o kederli hafta boyunca üzüntüme sükuniyetle tahammül etmiştim. Çünkü bu üzüntünün içinde ne korku vardı ne de umut. Şimdi ise aksine acımı dayanılmaz kılan neredeyse korku kadar umuttu. O akşam Gilbert'ten bir mektup almayınca ihmalkarlığına meşguliyetlerine vermiştim. Sabah postasında mektubunu bulacağımdan şüphem yoktu. Mektubu her gün çarpıntılar içinde bekliyordum. Sadece Gilbert'ten başka kişilerden mektup bulduğumda veya hiç mektup bulmadığımda da bekleyişi bir çöküntü hali izliyordu. Hiç mektup olmaması daha kötü değildi. Çünkü başka birinin dostluğunun kanıtları, Gilbert'in ilgisizliğinin kanıtlarını benim için daha zalim kılıyordu. Ardından tekrar öğleden sonra postasını beklemeye koyuluyordum. Posta saatlerinin haricinde bile mektubunu belki elden gönderir diye evden çıkmaya cesaret edemiyordum. Sonunda artık ne postacının ne de sıvanların bir uşağının kapıyı çalabileceği saat geliyor, Teskin olma umudunu ertesi sabah ertelemek gerekiyordu. Böylece ıstırabımın sürmeyeceğini düşündüğümden adeta onu durmadan tazelemek zorunda kalıyordum. Keder belki aynı kederdi ama eskisi gibi başlangıçtaki bir duyguyu tek düze bir biçimde uzatmak yerine gün içinde birçok kere tekrar başlıyor, o kadar sık iğnenen bir duyguyla açılış yapıyordu ki sonunda tamamen fiziksel, anlık olan bu duygu sabitleşiyordu. Öyle ki, Bekleyişin yarattığı huzursuzluk daha yatışmaya vakit bulamadan yeni bir bekleme sebebi ortaya çıktığı için bir saat boyunca bile çok zor tahmin edilebilecek yürek daralmasından günde bir dakika bile kurtulduğum olmuyordu. Yani çektiğim ıstırap o eski yılbaşına göre çok daha zalimdi. Çünkü bu sefer bu ıstırabın düpetüz olduğu gibi kabullenilmesi yerine her an biteceğini görme umudu vardı içimde. Yine de sonunda bu kabullenme noktasına vardım. O zaman kesin olması gerektiğini anladım ve Gilbert'ten temelli vazgeçtim. Hem kendi aşkım uğruna hem de her şeyden önemlisi beni bir küçümsemeyle hatırlamasını istemediğim için. Hatta tavrımı bir aşk küskünlüğü zannetmesin diye daha sonraları bana randevu verdiğinde genellikle kabul ediyor, son anda gelemeyeceğimi bildiren bir not yazıyor ama çok üzüldüğümü de ısrarla belirtiyordum. Tıpkı görmek istemediğim birine yapacağım gibi. Gilbert'i ilgisiz olduğumu inandırmakta, genellikle kayıtsız olduğumuz kişilere sakladığımız bu esef ifadelerinin sadece sevdiğimiz karşısında takındığımız ilgisiz tavırdan çok daha etkili olacağını düşünüyordum. Sözlerden daha etkili olan davranışların sürekli tekrarlanmasıyla onu görmekten hoşlanmadığımı kanıtladığım zaman belki o beni görmekten hoşlanmaya başlardı. Heyhat, nafileydi. Onunla hiç görüşmeyerek, onda beni görme arzusu uyandırmaya çalışmak, onu temelli kaybetmek demekti. Çünkü her şey bir yana, bu arzu uyanmaya başladığında, devam etmesini istiyorsam, hemen boyun eğmemem gerekecekti. Zaten bu arada en acımasız saatler geçip gitmiş olacaktı. Asıl o anda vazgeçilmezdi benim için. Yakında benimle görüşmekle dindireceği ıstırap o kadar azalmış olacaktı ki, o andaki gibi artık bu ıstırabı noktalamak için bir teslim olma, barışıp tekrar görüşme güdüsü olmaktan çıkacaktı. Bu konuda kendisini uyarabilmeyi isterdim. Daha sonra Gilbert'in bana olan sevgisi yeterince güçlenip, ben ona olan sevgimi rahatça itiraf edebileceğim zaman geldiğinde ise, benim sevgim bu kadar uzun süren bir yokluğa direnememiş, ve artık bitmiş olacaktı. Gilbert'e kayıtsız olacaktı. Bunu biliyor fakat ona söyleyemiyordum. Onunla uzunca bir süre görüşmediğim takdirde sevgimin tükeneceğini ileri sürsem sırf hemen beni yanına çağırsın diye öyle söylediğimi zannedecekti. Bu arada kendimi bu ayrılığa mahkum etmemi kolaylaştıran bir şey vardı. O da aksini söylesem de onu görmeme bir engelin sağlık durumumun değil kendi irademin mani olduğunu iyice anlasın diye, Gilbert'in evde olmayacağını, bir arkadaşıyla çıkacağını, akşam yemeğine dönmeyeceğini önceden bildiğim zamanlarda mutlaka gidip Madame Sıvan'ı ziyaret etmemdi. Madame Sıvan benim için yine kızını büyük zorluklarla gördüğüm, Gilbert'in şanzeliziye gelmediği günler, Akasalar yolunda gezmeye gittiğim zamanlardaki Madame Sıvan olmuştu. Böylece Gilbert'le ilgili bir şeyler dinleyebiliyor, onun da daha sonra benimle ilgili bir şeyler duyacağından ve onunla ilgilenmediğimi anlayacağından emin oluyordum. Istırap çeken herkes gibi ben de bu acıklı durumumun daha da beter olabileceğini düşünüyordum. Çünkü Gilbert'in oturduğu eve rahatça girip çıkabildiğim için her ne kadar bu imkanı kullanmamaya kararlı olsam da eğer acılarım aşırı şiddetlenirse bu ıstıraba bir son verebileceğimi sürekli hatırlatıyordum kendi kendime. Sadece günü gününe mutsuzdum. Hatta bu bile abartılı sayılır. Saatte kaç kere ama artık küstüğümüzün ilk haftalarında Sıvanların evine tekrar gitmeye başlamadan önce beni kıskacına alan o sıkıntılı bekleyiş olmadan Gilbert'in bir gün mutlaka bana göndereceği, belki kendi eliyle getireceği mektubu kendi kendime ezberden okuyordum. Bu hayali mutluluğun sürekli gözümün önünde olması gerçek mutluluğun yok olmasına tahammül etmemi kolaylaştırıyordu. Tıpkı kayıplar konusunda olduğu gibi bizi sevmeyen kadınlar konusunda da artık umulacak bir şey olmadığını bilmek beklemeye devam etmeyi engellemez. Bu suda kulağımız kirişte yaşarız. Tehlikeli bir keşif yolculuğu için denize açılmış ve öldüğüne uzun zaman önce kanaat getirilmiş evlatların anneleri her an oğullarının bir mucizeyle kurtulmuş olarak sağlıklı bir halde kapıdan gireceğini hayal ederler. Bu bekleyiş hatıranın gücüne ve organların dayanıklılığına bağlı olarak ya yılları atlatıp sonunda oğullarının geri gelmeyeceğini tahammül etmelerini yavaş yavaş unutup yaşamaya devam etmelerini sağlar. Ya da ölmelerine sebep olur. Öte yandan, kederimin aşkıma faydası olduğu düşüncesiyle biraz teselli buluyordum. Gilbert'i görmeden Madame Sivan'a yaptığım her ziyaret benim için zulümdü. Ama Gilbert'in benim hakkımdaki düşüncesini de bir o kadar düzelttiğini hissediyordum. Zaten Madame Sivan'a her gidişimde önce kızının evde bulunmayacağının emin olmaya gayret gösteriyorsam, Sebebi belki onunla küs kalma kararım kadar vazgeçme isteğimle birleşen ve Gilbert'in aşırı zalim yanını benden gizleyen barışma umuduydu. İnsan ruhunda pek az istek devamlı surette mutlaktır. Ruhun farklı hatıraların beklenmedik akınıyla güçlenen yasalarından biri kesikliktir. Bu umudun niçin boş bir hayal olduğunu pek hala biliyordum. Birazdan belki bir yabancı bütün servetini bana bırakır diye düşünüp Kuru ekmeğine daha az göz gözyaşı katan bir fakir gibiydim. Hepimiz, gerçeği dayanılır kılmak için kimi küçük çılgınlıkları içimizde sürdürmek zorundayızdır. Benim durumumda, Gilbert'le karşılaşmadığım sürece ayrılık daha başarıyla gerçekleştiği gibi, umudum da tertemiz kalıyordu. Annesinin evinde, Gilbert'le karşılaşsak belki öyle tamiri mümkün olmayan sözler sarf ederdik ki birbirimize, küslüğümüz kesinlik kazanabilir, umudum tamamen kırılabilir ve öte yandan yeni bir kaygı ortaya çıkıp aşkımı uyandırabilir, tevekkülü zorlaştırabilirdi. Daha çok uzun zaman evvel, kızıyla dargınlığımızdan çok önceleri, Madame Swan şöyle demişti bana. Gilbert'i ziyaret etmeniz çok hoş ama ara sıra beni de görmeye gelmenizi isterim. Şu gelmeyin ama çok kalabalık olur, sıkılırsınız. Diğer günler beni biraz geç saatte bulabilirsiniz. Dolayısıyla onu görmeye gitmekle eskiden dile getirmiş olduğu bir isteğini uzun zaman sonra yerine getirir gibiydim. Çok geç saatte hava karardıktan sonra neredeyse bizimkiler sofraya otururken Gilbert'i e görmeyeceğimi ama sadece onu düşüneceğimi bildiğim bir ziyaret yapmaya gidiyordum Madame Sivan'a. O zamanlar şimdikinden daha karanlık olan, merkezdeki caddelerde bile elektriğin bulunmadığı, evlerde ise pek az bulunduğu Paris'in uzak sayılan bu semtinde zemin kattaki veya Madame Siva'nın genellikle misafirlerini kabul ettiği salon gibi çok alçak bir asma kattaki salonun lambaları, sokağa aydınlatmaya yeter, sokaktan geçenlerin başlarını çevirip bakmalarına, kapının önündeki birkaç güzel koşumlu kupa arabasının varlığını, bu lambaların ışığına ve onun hem görünür hem örtülü kaynağına yormalarına sebep olurdu. Yoldan geçen bu kupa arabalarından birinin harekete geçtiğini gördüğü zaman, bu esrarengiz kaynakta bir değişiklik olduğunu düşünür bir heyecan duyardı. Halbuki hareketin sebebi hayvanları üşür diye korkan arabacının ara sıra onları bir aşağı bir yukarı yürütmesiydi sadece. Atların kavuçuk tekerleklerin sessiz fonunda belirginleşen adımları bu gidiş gelişleri daha da etkileyici kılardı. O yıllarda sokaktan geçenlerin sokak hangi sokak olursa olsun daire kaldırımından çok fazla yüksekte değilse genellikle gözüne ilişen kış bahçesine Artık ancak B.J. Stahl'ın hediyeli kitaplarındaki gravürlerde rastlanabilir. Günümüzün 16. Louis salonlarındaki tek tük süs çiçeklerinin uzun boyunlu bir çiçek daha sığdırılamayacak kristal bir vazoda tek bir gül veya Japon süseni aksine o zamanlar evlerdeki bitki bolluğuna ve düzenlenişlerinde hiçbir stilizasyon bulunmamasına bakılacak olursa öyle görünüyor ki bu kış bahçeleri ev hanımlarında soğuk ölü bir dekorasyon kaygısına değil canlı zevkli bir botanik tutkusuna cevap veriyordu. O zamanların konaklarında yılbaşı sabahı çocuklar havaya aydınlanıncaya kadar sabredemediğinden yanan lambanın altına yerleştirilmiş minik taşınır seraları daha geniş çapta hatırlatırdı. Bu seralar diğer yılbaşı hediyelerinin arasında en güzel hediye olarak durur, yetiştirilebilecek bitkiler kışın çıplaktığını teselli ederdi. Kış bahçeleri bu seralardan da çok Onların yanı başına duran bir başka yılbaşı hediyesinin güzel bir kitabın içindeki sera resmine benzerlerdi. Bu hediye çocuklara değil de eserin kahramanı Matmazel Lili'ye verildiği halde onları öyle büyülerdi ki o zamanın çocukları şimdi yaşlanmaya yüz tutmuşken o güzel yıllarda kışın en güzel mevsim olduğunu geçirirler akıllarından. Nihayet bu kış bahçesinin en dibinde sokaktan bakınca ışıklı pencereyi bu çizilmiş veya gerçek çocuk seralarının camlarına benzeten çeşitli türlerden ağaçların ardında, sokaktan geçenin parmak ucunda yükselirse genellikle göreceği şey, oturmakta olan bir kadının karşısında ayakta durmuş, yakasında bir gardenya veya bir karanfille redingotlu bir erkekti. Salonun, o sıralar yeni ita edilmiş olan, semaverden belki bugün hala çıkan ama alışıldığı için kimsenin artık fark etmediği buharlarla kehribar rengine bürünmüş havasında erkek de kadın da bir topazın içindeki işlemeler gibi buğulu görünürdü. Madame Swan bu çaya çok önem verirdi. Bir erkeğe, beni her gün biraz geç saatte evde bulabilirsiniz, çaya beklerim derken hem orijinal hem de büyüleyici olduğunu düşünürdü. Hafif bir İngiliz aksanıyla telaffuz ettiği bu sözlere zarif ve tatlı bir tebessüm eşlik eder, muhatabı ise sözlerini saygı uyandıran dikkat gerektiren önemli, özel bir şeymiş gibi ciddiyetle selamlayarak tek kelimesini kaçırmadan dinlerdi. Yukarıda belirtilen sebepler haricinde Madame Siva'nın salonunda çiçeklerin sadece bir süs olmamasının bir sebebi de döneme değil kısmen Odet'in bir zamanlar sürmüş olduğu hayata bağlıydı. Eski Odet gibi meşhur bir yosma, büyük ölçüde aşıkları için yani evinde yaşar, bu da onu kendisi için yaşamaya sevk edebilir. Namuslu bir kadında görülen ve tabii ki onun için de bir önem taşıyabilecek olan şeyler, ne olursa olsun Yosma için en büyük önem taşıyan şeylerdir. Yosma'nın gününün doruk noktası, insanlar için giyindiği değil, bir erkek için soyunduğu andır. Yosma'nın sabahlıkla da, gecelikle de, gece elbisesi giymişken ki kadar şık olması gerekir. Diğer kadınlar mücevherlerini gösterirler. Yosma incileriyle iç içe yaşar. Bu tür bir hayat gizli yani neredeyse menfaatten uzak bir lüksü zorunlu kılar ve sonunda zevk haline getirir. Madame Swan bunu çiçeklerde yansıtırdı. Koltuğunun yanında daima olduğu gibi parma menekşeleriyle veya yaprakları suya saçılmış papatyalarla dolu dev bir kristal kase olurdu. Bu çiçekler içeriye giren kişinin gözünde sevilen yarıda kesilmiş bir faaliyetin göstergesi Madame Sivan'ın kendi başına kendi zevki için içtiği bir fincan çay gibiydi. Hatta daha mahrem, daha esrarengiz bir faaliyeti akla getirirlerdi. Öyle ki o saçılmış çiçekleri görünce insanın içinden sanki o tetin önünde açık duran, biraz önce okuduğu, dolayısıyla belki de o anda düşündüğü şeyi ifşa edebilecek bir kitabın başlığına bakmış gibi özür dilemek geçerdi. Üstelik çiçekler kitaptan farklı olarak canlıydılar. İnsan çekinir, Madame Sivan'ı ziyaret etmek üzere içeri girerken onu yalnız bulamayacağı, onunla birlikte içeri girerken salonu boş bulamayacağı hissine kapılırdı. Çünkü Odette'in misafirleri için hazırlanmamış, adeta Odette tarafından orada unutulmuş bu çiçekler, salonda esrarlı ve ev sahibesinin hayatının bilinmeyen saatlerine ait bir yer tutardı. Sanki bu çiçeklerle Odette arasında insanın bölmekten korktuğu özel sohbetler olmuş, olmaya da devam edecekmiş gibiydi. Gözlerinizi parma menekşelerinin solmuş, sulanmış, dağılmış moruna diker, bu sohbetlerin sırrını boş yere çözmeye çalışırdınız. Ekim sonundan itibaren Odet o dönemde hala Five O'Clock Tea diye adlandırılan çay için eve belli bir saate dönmeye çalışıyordu. adam Verdun'un bir salon oluşturabildiyse kendisine daima aynı saatte evinde bulmak mümkün olduğu için bunu başarabildi dendiğini duymuştu tekrarlamaktan da hoşlanırdı. Odette bir salon sahibi olmayı hayal ediyordu. Aynı türden ama daha serbest, kendi deyişiyle Senserigore bir salon. Kendisini bir tür Lespinaz gibi görüyor, kendi küçük topluluklarının Tefundundan en hoş erkekleri özellikle sıvanı çalmak suretiyle rakip bir salon kurduğunu düşünüyordu. Kendisini değilse de geçmişi bilmeyen yeni gelenleri inandırmayı başardığı söylenen yorumuna göre Odette topluluktan ayrıldığında Sıvan onu izlemişti. Ama çok sevdiğimiz bazı rolleri herkesin karşısında o kadar çok oynar, kendi kendimize de o kadar tekrarlarız ki. Kanıt olarak neredeyse tamamen unutulmuş bir gerçekten çok bu hayali rollere daha büyük bir kolaylıkla başvururuz. Madame Sıvan'ı dışarıya hiç çıkmamış olduğu günlerde ilk kar kadar beyaz, krop bir sabahlık içinde bazen de pembe veya beyaz bir çiçek dalına benzeyen Günümüzde çok haksız şekilde kışa hiç uygun bulunmayacak uzun ipek muslin bilili bir elbise içinde bulurdunuz. Bu ince kumaşlar ve bu tatlı renkler kadına o zamanların perdeli kapılarla örtülü, dönemin yüksek sosyete romancılarının bulduğu en zarif tabirle yumuşacık kapitone salonlarının müthiş sıcağında kışa rağmen yanı başında açık kiraz pembesi çıplaklıklarıyla tıpkı bahardaki gibi durabilen güllerin soğuğa dayanıksız narin havasını verirdi. Seslerin halılar tarafından yutulması, derinlere gömülmesi sebebiyle şimdikinin aksine içeri girdiğinizi duymayan evin hanımı, neredeyse siz önüne gelinceye kadar okumasına devam ederdi. Bu da o sırada bile modası geçmiş olan bu elbiseleri şimdi hatırladığımızda bulduğumuz o hayalperest havayı ansızın yakalanmış bir sırrın büyüsünü andıran cazibeyi arttırırdı. O dönemde belki bir tek Madame Sivan'ın henüz vazgeçmediği bu elbiseler, onları giyen kişinin bir roman kahramanı olması gerektiğini düşündürür bizlere. Çünkü çoğumuz onları sadece Henry Gravel'ın romanlarında görmüşüzdür. Odette'in salonunda artık kış başında Sivan'ın bir zamanlar onun evinde katiyen göremeyeceği kocaman rengarenk kasım patıları oluyordu. Ertesi gün Arkadaşım beni ziyarete geldi diyeceği Gilbert'in annesi olarak gözümde tekrar eski esrarengiz şiirselliğine bürünen Madame Sıvan'a yaptığım bu hüzünlü ziyaretler sırasında o kasım patılarına duyduğum hayranlığın sebebi herhalde koltukların 15. Louis ipeği gibi küçük pembe, krop dişin sabahlık gibi kar beyazı veya semaver gibi metalik kırmızı olan bu çiçeklerin salonun kendi dekoru kadar zengin ve ince ama canlı ve ancak birkaç gün sürecek bir renklilikte ek bir dekor oluşturmasıydı. Ama beni asıl duygulandıran bu Kasım patılarının geçiciliği değil, batan güneşin Kasım akşamının sisinde bütün ihtişamıyla beliren aynı pembe ve bakır tonlarına oranla kalıcılığıydı. Madame Sava'nın evine girmeden önce gördüğüm bu renkler gökyüzünde silindikten sonra alev alev tutuşmuş çiçeklerde yaşamaya devam ederdi. Büyük bir renkçi tarafından bir insanın evini süslemek üzere Atmosferin ve güneşin değişkenliğinden koparılıp alınmış alevlere benzeyen bu kasım patları derin hüznüme rağmen çay saati boyunca kasım ayının mahrem ve esrarlı ihtişamlarını yanı başında ışıldattıkları kısa ömürlü zevklerini aç gözlülükle tatmaya devam ederlerdi beni. Eyhat, bu ihtişama dinlediğim konuşmalarla ulaşmam imkansızdı. Aralarında pek bir benzerlik yoktu. Madame Swan, Madame Cotard'ın karşısında bile saat geç de olsa sevecen tatlı bir tavır takınır. Yok canım, henüz geç değil, saate bakmayın. Saatin bir yere gittiği yok. Ne işiniz var bu kadar acele? diyerek kartvizit cüzdanını elinden bırakmayan profesörün karısına bir küçük turta daha ikram ederdi. Madame Bontom, Madame Sıvan'a insan bu bir türlü gidemiyor derken kendi duygularını ifade edildiğini duymanın şaşkınlığıyla Madame Cotter haykırırdı. Ben de azıcık aklımla içimden daima aynı şeyi geçiririm. Madame Sivan kendilerini tanıştırdığında Jokoy kulübünden beyefendilerin böyle bir şeref karşısında ezilmiş bir takdirle şaşırarak selamladıkları bu sevimsiz küçük burjuva Odette'in seçkin arkadaşlarının karşısında çekingen davranır, kendi ifadesiyle müdafaya geçerdi. Çünkü en basit konularda bile asil bir dil kullanırdı. Madame Sivan, Madame Cotard'a sizden hiç beklemezdim, üç çarşambadır beni atlatıyorsunuz derdi. Haklısınız Odet. sizi asırlardır görmüyorum. Gördüğünüz gibi suçumu kabul ediyorum. Ama şunu da söylemem gerekir ki, derdim adam kadar, utangaç, dalgın bir tavırla. Hekim karısı olmakla birlikte, romatizmadan veya böbrek sancısından ancak dolambaçlı imalarla söz etmeyi cesaret edebilirdi. Benim de ufak tefek sıkıntılarım oldu. Herkesin olduğu gibi. Ayrıca bir de erkek personel konusunda bir kriz yaşadım. Otoriteye aşırı düşkün değilimdir ama ibret olsun diye sofracı başımı kovmak zorunda kaldım. Zaten sanıyorum daha yüksek kazançlı bir işi arıyordu kendisini. Ne var ki onun gidişi neredeyse bütün ekibin istifasına yol açıyordu. O da hizmetçimle kalmak istemiyordu. Homales'a yarışır sahneler yaşandı. Her şeye rağmen dümeni elden bırakmadım. Bana gerçek bir ders oldu diyebilirim. Sizi bu hizmetkar konularıyla sıkıyorum ama personelde değişiklik yapmak zorunda kalmanın ne belalı bir şey olduğunu siz de benim kadar bilirsiniz. Güzel kızınızı göremeyecek miyiz? diye sorardı. Hayır, güzel kızın bir arkadaşına akşam yemeğine gitti diye cevap verirdim adam Sıvan. Sonra bana dönüp devam ederdi. Zannediyorum yarın kendisini görmeye gelin diye size yazmıştı. Ya sizin beybiler nasıl diye sorardı profesörün karısına. Ben rahat bir nefes alırdım. Madame Sivan'ın Gilbert'i istediğim zaman görebileceğimi kanıtlayan bu sözleri, orada bulmayı umduğum, o dönemde Madame Sıvan'a yaptığım ziyaretleri benim için çok gerekli kılan huzuru verirdi nihayet. Hayır, bu akşam kendisine cevap yazacağım. Zaten Gilbert'le benim artık görüşmemiz mümkün değil derdim. Ayrılığımızı esrarengiz bir sebebe at ve bu da bir aşk yanılgısına daha çok kapılmamı sağlar benim Gilbert'ten onun da benden sevecenlikle söz edişimizde de beslenirdi. Biliyorsunuz size olan sevgisi sonsuzdur derdim adam sıvan bana. Gerçekten gelmek istemez misiniz yarın? Birdenbire bir sevinç yükselirdi içimde. Aslında neden olmasın? Madem ki bizzat annesi teklif ediyor derdim kendi kendime. Ama hemen ardından üzüntü kaplardı yine içimi. Gilbert'in beni görünce son zamanlardaki kayıtsızlığımın numara olduğunu düşünmesinden korkar, ayrılığı uzatmayı tercih ederdim. Bir kenarda bu konuşmalar yapıldığı sırada Madame Bontam devlet adamlarının karılarının sıkıcılığından şikayet ederdi. Çünkü herkesi can sıkıcı ve gülünç bulurmuş. Kocasının mevkine üzülürmüş gibi davranırdı. Demek siz arka arkaya 50 doktor karısını misafir edebiliyorsunuz derdi. Kendisinin tersine herkese karşı iyi niyetle ve bütün sorumluluklara karşı saygıyla dolu olan Madame Kotara. Ah siz gerçek bir azizesiniz. Benim bakanlık çevresinde mecburiyetlerim var tabi. Gelin görün ki elimde değil o memur hanımlarına takılmadan edemiyorum. Yeğenim Albert'in de tıpkı benim gibi. Daha bu yaşında bir cüretli görseniz. Geçen hafta günümde Maliye Bakanlığı Müsteşarı'nın karısı yemek pişirmekten anlamadığını söylüyordu. Yeğenim en tatlı tebessümüyle ama hanımefendi bilmeniz gerekirdi babanız aşçıya mıydı dedi. Ah bu hikayeye bayılıyorum müthiş bence derdim adam sıvan. Ama hiç değilse doktorun muayene günleri için sizin kendi çiçeklerinizle kitaplarınızla sevdiğiniz şeylerle bir küçük yuvanız olması lazım diye öğüt verirdim adam kotarı. Aynen böyle pat diye suratına söyledi pat diye. Bana da önceden hiç belli etmemişti küçük şeytan. Tilki gibi kurnaz bir kız. Siz ne talihliymişsiniz ki kendinizi tutabiliyorsunuz. Düşüncelerini gizlemeyi becerebilen insanlara çok kıpta ediyorum. Benim gizlememe gerek olmuyor hanımefendi. Ben pek zor beğenen bir insan değilimdir. Diye tatlılıkla cevap verirdim adam kotar. Bir kere benim sizin gibi hakkım yok beğenmemeye diye eklerken sesi biraz yükselirdi. Hayranlık uyandıran, kocasının mesleğinde yükselmesine yardımcı olan o nazik iltifatlarından, ustaca övgülerinden birini ne zaman konuşmaya sokacak olsa, vurgulamak için biraz yüksek sesle söylerdi. Ayrıca profesöre faydalı olabilecek her şeyi ben seve seve yapıyorum. Ama hanımefendi, yapabilmek var bir de. Herhalde sinirli değilsiniz siz. Ben savunma bakanının karısının mimiklerini gördüğüm anda onu taklit etmeye koyuluyorum. İnsanın böyle bir mizacı olması korkunç bir şey. Ah evet derdim adam kotar. Tiki varmış ben de duydum. Kocamın da çok yüksek mevkide bir tanıdığı var. Eh tabi beyler de kendi aralarında konuşurken. Bir örnek daha vereyim hanımefendi. Protokol başkanı kamburdur mesela. Hiç şaşmaz. Evime geldiğinin 5. dakikasında gider kamburuna dokunurum. Kocam benim yüzümden kendisini görevden alacaklarını söylüyor. Ne yapalım? Bakanlığın canı cehennemi. Evet, bakanlığın canı cehennemi. Bunu mektup kağıtlarımın üstüne yazdırmak isterdim doğrusu eminim söylediklerim sizi dehşete düşürüyordur. Çünkü siz iyi kalplisiniz. Oysa ben itiraf edeyim ki küçük fesatlıklara bayılırım. Onlar da olmasa bu hayat pek tek düze olurdu. Sürekli olarak bakanlıktan, olimpostan söz eder gibi söz ederdi. Madame Swan konuyu değiştirmek için Madame Kotora dönerdi. Bugün çok güzelsiniz. Redfern'in eseri mi? Hayır biliyorsunuz ben Rutnitz'in hayranıyımdır. Zaten dikmedi, düzeltti. Ama çok şık olmuş doğrusu. Ne kadar tahmin edersiniz? Hayır. ilk rakamı değiştirin. İnanılır şey değil. Bedava. Bana üç misli demişlerdi. İşte tarih de böyle yazılıyor. Sonucunu çıkarırdı doktorun karısı. Sonra Madame Sivan'ın hediyesi olan bir fuları gösterirdi. Bakınız Odette. Tanıdınız mı? Bir perdenin aralığından şakacıktan, rahatsız etmekten korkarmış gibi saygılı törensel bir edayla bir baş uzanırdı. Sivan'dı bu. Odette, Agrigento prensi çalışma odamda. Gelip size saygılarını sunabilir mi diye soruyor. Ne cevap vereyim? Çok memnun olurum tabii derdi Odet. Hoşnut bir tavırla ama sükunetini koruyarak. Öteden beri yosmalık döneminde bile hep şık erkekleri misafir etmiş olduğundan Odet için sakin olmak çok kolaydı bu durumda. Sıvan izin verildiğini bildirmek üzere gider. Sonra bu arada Madame Verdur'un içeri girmemişse prensle birlikte karısının yanına dönerdi. Sıvan Odet'le evlenirken artık küçük kabileyle görüşmemesini rica etmişti kendisinden. Bunu istemesi için epeyce sebep vardı. Olmasa bile aynı şeyi yapardı. Çünkü nankörlük yasasının istisnası yoktur. Ve bütün ara bulucuların veya çıkar gözetme işlerinin basiretsizliğini ortaya çıkarır. Odete, Madame Verdure'ne yılda iki kere görüşme izni vermişti sadece. Yıllar boyunca Odete ve hatta Sivan'a evin sevgili çocukları muamelesi yapmış olan, patroniçeye karşı yapılan hakarete gücenen kimi muhriklere bu da büyük bir aşırılık gibi geliyordu. Çünkü küçük toplulukta bazı geceleri atlatıp gizlice Odet'in bir davetine katılan, görüldükleri takdirde de Bergot'u görme merakını bahane olarak hazır bulunduran hainler bulunmakla birlikte, gerçi Patroniçe Bergot'un sıvanlara gidip gelmediğini, yeteneksiz olduğunu ileri sürerdi ama yine de Bergot'u kendi çok sevdiği deyişiyle cezbetmeye çalışırdı. Aşırılar da vardı. İnsanları birisini kızdırmak için benimsemelerinden hoşlanacağımız, aşırı tutumdan genellikle caydıran, belirli gölgü kurallarından habersiz olan bu aşırılar, Madame Verdurin'in Odette'le ilişkisini tümden kesmesini boş yere arzulamışlar. Odette'i gülerek, parçalanmadan sonra patroniçeye çok ender gidiyoruz, kocam bekarken daha kolaydı gene ama bir evlilikte her zaman o kadar kolay olmuyor. Doğrusunu isterseniz Monsieur Suvan Madame Verdurin'den pek haz etmiyor. Sürekli gidip gelsem hoşuna gitmeyecek. Ben de sadık bir eş olarak deme zevkinden mahrum edememişlerdi. Sıvan akşam davetlerinde karısıyla birlikte Verdurin'lere gidiyor fakat Madame Verdurin Odette'i ziyarete geldiğinde orada bulunmamaya çalışıyordu. Bu yüzden eğer patroniçe salondaysa Agrigento prensi içeri tek başına girerdi. Odette zaten bir tek prensi tanıtır, Madame Verdurin'in bilinmeyen bir takım isimleri duymamasını tanımadığı birçok çehre görüp kendisini önemli soyluların arasında zannetmemesini tercih ederdi. Bu hesabı o kadar başarılı olurdu ki akşamına Madame Verdurin kocasına tiksintiyle ne hoş bir çevre, gericilerin kaymak tabakası olduğu gibi oradaydı derdi. Odette Madame Verdure'nin konusunda tam ters bir yanılgı içindeydi. Patroniçenin salonu ileride göreceğimiz şekline bürünmeye henüz başlamamıştı bile. Madame Verdur'in, yeni kazanılmış tek tük parlak unsurların bir güruk içinde boğulacağı kalabalık davetlerden kaçınılan, cezbedilmiş 10 tane doğru kişinin yaratıcı gücünün 70 kere 10 kişiyi daha çekmesini beklemenin tercih edildiği Kuluçka döneminde bile değildi daha. Odet'in fazla gecikmeden yapacağı gibi Madame Verdurin de aslında yüksek sosyetemi hedefliyordu. Ama saldırı alanları henüz o kadar sınırlıydı. Odet'in aynı hedefe ulaşmak için fethetme ihtimali olan alanlardan o kadar uzaktı ki Odette patroniçenin kafasında geliştirdiği stratejik planlardan tamamen habersizdi. Bu yüzden de Odette Madame Verdurin'den bir sunup olarak söz edildiğinde tamamen iyi niyetle gülmeye başlar ve tam tersini, bir kere Madame Verdurin kimseyi tanımaz, gerekli şartlara sahip değil. Ayrıca hakkında vermek gerekir, o bu durumdan memnun. Onun sevdiği kendi çarşamba toplantıları hoş sohbet insanlardır, derdi. Gizliden gizliye böyle bir okulda yetişmiş biri olarak öğrenmiş olduğunu ummakla birlikte Madame Verdure'nin bazı becerilerine gıpta ederdi. Bunlar Patroniçe'nin büyük önem verdiği ama aslında olmayanı incelikle işlemekten, boşluğu yontmaktan ibaret olan açıkçası hiçlik sanatlarıydı. Bir ev hanımı için bir araya getirme, gruplandırma, değerlendirme, silikleşme ve bağlaç işlevi görme sanatı. Ne olursa olsun Madame Siva'nın hanım arkadaşları genellikle sadece kendi salonunda düşünülen bir kadını Odette'in evinde görmekten etkilenirlerdi. Gözlerinde bölünmez bir davetli kadrosu ile çevrelenmiş halde canlandırdıkları patroni Çeyi, Odette'in beyaz kürklerle kaplı salonunda bir o kadar yumuşak dalgıç kuşu tüyünden tükürküne sarılmış halde salonun ortasında kendi başına bir salon gibi gördüklerinde hayallerindeki küçük topluluğu bu kez misafir rolündeki Madame Verdur'un şahsında ifade bulmuş, özetlenmiş, tek bir koltuğa sıkışmış halde görmüş gibi olurlardı. Hanımların en çekingen olanları, ölçülü bir şekilde çekilmek isterler, yeni ayağa kalkmış bir hastayı fazla yormamanın daha akıllıca olacağını başkalarına ima etmeye çalışır gibi, çoğul konuşarak, adet bize müsaade derlerdi. Patroniçenin ismiyle hitap ettiği Madame Kotara özenirlerdi. Müritlerinden birinin Kendisini izleyeceğine orada kalması fikrine tahammülü olmayan Madame Verdurin giderken sizi kaçırayım mı derdim adam Kotar'a. Hanımefendi beni götürmeye teklif etme lütfunda bulunmuştu diye cevap verirdim adam Kotar. Daha ünlü birisi uğruna adam Bontom'un şeritlerle süslü arabasıyla kendisini bırakma teklifini kabul etmiş olduğunu unutmuş gibi görünmek istemezdi. Doğrusu beni arabalarında götürmeye teklif eden arkadaşlara çok minnettarım. Kendi arabam olmadığından benim için müthiş bir imkan. Üstelik derdi patron içi fazla konuşmaya cesaret edemezdi. Çünkü Madame Bontom'u biraz tanıyordu ve çarşamba toplantısına davet etmişti. Madame de Cressy'nin evi sizin eve pek yakın sayılmaz. Aman tanrım, Madame Swan demeye hayat boyu alışamayacağım. Küçük kabilenin fazla zeki olmayan üyeleri için Madame Swan demeye alışamıyormuş gibi yapmak bir espriydi. Madame de Cressy demeye o kadar alışmışım ki gene şaşırıyordum az kalsın. Sadece Madame Verdurin, Odette'le konuşurken az kalsınla yetinmez, mahsus şaşırırdı. Odette bu ücra semtte oturmaya korkmuyor musunuz? Ben olsam akşam eve dönerken rahat edemezdim. Üstelik çok da rutubetli. Kocanızın egzamasına hiç iyi gelmiyor olmalı. Yoksa farede mi var? Yok canım, daha neler? İyi iyi, bana öyle demişlerdi de. Doğru olmadığına çok sevindim. Çünkü benim fareden ödüm patlar. Bir daha evinize gelemezdim. Hoşça kalın şekerim. Yakında görüşürüz. Biliyorsunuz, sizi görmek beni çok mutlu ediyor. Kasım patlarını düzenlemeyi bilmiyorsunuz. Derdi giderken onu uğurlamak üzere kalkmış olan Madam Svan. Bunlar Japon çiçekleri. Japonlar gibi düzenlemek gerekiyor. O yüzden Madam Verdure'nin her sözü benim için tanrı kelamı gibidir ama bu konuda kendisine katılmıyorum. Güzel kasım patlarını arayıp bulmakta üstünüze yok odetlerdi. derdi. Madam Qatar, patroniçe kapıyı kapattıktan sonra Sevgili adam Verdurin, başkalarının çiçeklerine her zaman pek iyi gözle bakmaz diye cevap verirdim adam Sıvan alçak sesle. Hangi çiçekçiyi kullanıyorsunuz Odet diye sorardım adam Kotar. Patroniçeye yönelik eleştiriler fazla uzamasın diye. Lömet mi? Doğrusun isterseniz geçen gün Lömet'in dükkanının önünde iri, pembe bir çalı gördüm. Bir çılgınlık yaptım. Ama terbiyesi müsaade etmediğinden fiyatı konusunda kesin bilgi vermeyip aslında kolay parlayan bir insan olmayan profesörün isyan ettiğini, kendisine paranın değerini bilmediğini söylediğini anlatmakla yetindi. Hayır, benim tek yetkili çiçekçim Debak'tır. Benim de derdim adam kotar ama doğrusunu söylemek gerekirse, Laşom'la kendisine ihanet ettiğim oluyor. Ya, demek onu Laşom'la aldatıyorsunuz. Söyleyeceğim bunu kendisine, diye cevap verirdi Odet. Kendini küçük kabileye oranla daha rahat hissettiği kendi evinde, Espri yapmaya, konuşmayı yönlendirmeye gayret ederdi. Ayrıca lechon gerçekten çok pahalı oldu. Fiyatları çok yüksek. Ben fiyatlarını münasebetsiz buluyorum diye haykırırdı gülerek. Bu sırada Verdun'lara gitmek istemediğini yüz kere belirtmiş olan Madame Bontem, çarşamba toplantına davet edildiğine bayılmış, en fazla kaç kere gidebileceğini hesaplamaktaydı. Madam Verdun'un hiçbir toplantının kaçırılmamasını tercih ettiğini bilmiyordu. Öte yandan bir ev hanımı tarafından bir diziye çağrıldığında her zaman hoşa gitmeyi bilen insanlar gibi boş vakti ve dışarı çıkma isteği varsa davet edildiği eve gitmeyi alışkanlık haline getirmemiş az aranılan insanlardandı. Bu tür insanlar ise yokluklarının fark edileceğini umarak örneğin birinci ve üçüncü geceden kendilerini mahrum eder, ikinci ve dördüncü gecelerde boy gösterirler, üçüncü gecenin özellikle parlak geçeceği yolunda bir haber almamışlarsa bu sırayı bozmazlar. Geçen defa maalesef mazeretleri olduğunu ileri sürerler. işte bu insanlardan biri olan Madame Bontem Paskalya'dan önce kaç çarşamba olduğunu zorluyormuş gibi görünmeden bir fazla çarşambayı nasıl araya sıkıştırabileceğini hesaplıyordu. Birlikte döneceği Madame Kotarın kendisine bazı bilgiler vereceğini umuyordu. ''Aa Madame Bontem, bakıyorum kalkıyorsunuz. Böyle kaçma belirtisi göstermeniz çok kötü bir şey. Geçen perşembe gelme işinizi telafi etmek zorundasınız. Hadi birazcık daha oturun. Herhalde yemekten önce bir ziyaret daha yapacak değilsiniz.'' Gerçekten canınız çekmiyor mu diye eklerdim adam Sıvan. Bir pasta tabağı uzatarak. Biliyor musunuz? Şu ufaklar hiç fena değil. Pek matah görünmüyorlar ama bir tadın. Nasıl bulacaksınız bakalım? Aksine çok lezzetli görünüyor diye cevap verelim adam kotar. Zaten sizde yiyecek sıkıntısı asla çekilmez. İmanatını sormama hiç gerek yok. Her şeyi etten getirttiğinizi biliyorum. Doğrusunu isterseniz ben daha eklektik hareket ediyorum. Potifurlar ve her tür şekerleme için genellikle Bourboni'ye başvuruyorum. Ama dondurma denen şeyi hiç bilmediklerini kabul ediyorum. Dondurmanın her türlüsü Baviyere kreması konusunda Robert et tek isim. Kocamın deyişiyle Necplus Ultra. Ama bunlar evde yapıldı. Sahi almaz mısınız? Sonra akşam yemeği yemem diye cevap verirdi. Madame tam ama birazcık daha oturayım. Biliyor musunuz sizin gibi akıllı bir kadınla sohbet etmek çok hoşuma gidiyor. Beni münasebetsiz bulacaksınız Odette ama Madam Trombert'in şapkası hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Büyük şapkaların moda olduğunu biliyorum elbette. Yine de bu biraz abartılı değil miydi? Üstelik geçen gün bana geldiğinde taktığı şapkanın yanında bugünkü minicik kalırdı. Yok canım, hiç akıllı değilimdir ben, derdi odet. Böylesinin doğru olduğunu düşünerek. Aslında safın tekiyimdir. Kim ne dese inanırım. Olmadık şeyi dert edinirim. Böylece bir yandan kendine ait bir hayat süren ve karısını aldatan Sıvan gibi bir erkekle evlendiği için başlangıçta çok acı çekmiş olduğunu ima ederdi. Bu arada hiç akıllı değilimdir sözlerini duyan Agrigento Prensi itiraz etmeyi görebilirdi. Ancak hazır cevap değildi. Daha neler diye haykırırdı Madame Bontem. Siz mi akıllı değilsiniz? Gerçekten ben de kendi kendime doğru mu duydum acaba diyordum derdi Prens. Bu fırsatı kaçırmayarak. Kulaklarım beni yanıtmış olmalı. Yok canım, doğru söylüyorum, inanın, derdi odet. Ben aslında her şeye şaşıran, ön yargılarla dolu kendi köşesinde yaşayan, özellikle de çok cahil bir küçük burjuvayımdır. Sonra Charles, baronundan haber sorardı. Sevgili baronu gördünüz mü? Siz mi cahilsiniz diye haykırırdım adam bontum. O zaman giyim kuşam dışında tek laf etmeyi bilmeyen bütün o bakan hanımlarına, resmi sosyete ne demeli? Size bir örnek vereyim hanımefendi. Daha bir hafta önce Eğitim Bakanı'nın karısına Lohengrin'den söz ettim. Ne dedi biliyor musunuz? Lohengrin mi? Aa evet. Folies Berger'in son revisi. Herkes gülmekten katılıyormuş diye duydum. İşte hanımefendi. Ne yaparsınız insan böyle şeyler duyunca tepesi atıyor. Kadına bir tokat atmak geçti içimden. Bende biraz tuhaflık vardır. Siz söyleyin beyefendi derdi bana dönerek. Haklı değil miyim? Biliyor musunuz derdim adam Kotar. İnsan böyle damdan düşer gibi hiç hazırlıksız imtihanı çekilince biraz ters cevap vermesi hoş Ben bu konuda tecrübeliyim. Madam Verdun'un adetidir. Bıçağı gırtlağımıza dayıyı verir. Madam Verdun'la söz açılmış kan derdim adam Bontem. Madam Kotara. Çarşamba günü evinde kimler olacak biliyor musunuz? Aa şimdi hatırladım. Gelecek çarşambaya sözümüz vardı. Bir sonraki çarşamba akşam yemeğini bizimle yemeğe ne dersiniz? Sonra da birlikte Madame Verdur'una gideriz. Tek başıma gitmeye çekiniyorum. Bilmem neden. O kadın beni hep korkutmuştur. Ben size sebebini söyleyeyim diye cevap verirdim Madame Kotar. Madame Verdur'un sizi korkutan yanı sesidir. Ne yaparsınız? Herkesin Madame Sivan kadar güzel bir sesi olamaz. Ama patron içinde dediği gibi temas kuruldu mu buzlar hemen verir. Aslında çok misafirperverdir. Yine de sizi gayet iyi anlıyorum. Yabancı bir çevrede ilk kez bulunmak pek hoş bir duygu değildir. Akşam yemeğine siz de katılabilirsiniz derdi Adam Bontem, Madame Sivan'a. Yemekten sonra hep birlikte verdurun yaparız. İsterse patroniçe bana dik dik bakıp bir daha davet etmesin. Biz yine de üçümüz bir arada sohbet ederiz. Benim en çok hoşuma gidecek olan bu. Ne var ki bu sözler gerçeği pek yansıtmasa gerekti çünkü Madame Bontem sormaya devam ederdi. Bir sonraki çarşamba kimler olur dersiniz? Neler yapılır? Çok kalabalık olmasa bari. Ben katiyen gidemem derdi Odet. Biz son çarşamba şöyle bir uğrarız. O zamana kadar beklemeye razıysanız. Fakat Madame Bonten bu erteleme teklifini pek cazip bulmamış gibiydi. Bir salonun manevi değeriyle şıklığı genellikle doğru orantılı değil de ters orantılı olsa bile Sıvan'ın Madame Bonten'ı sevimli bulduğuna bakılırsa öyle görünüyor ki insanın gözden düştüğünü kabul etmesi hoşlanmaya razı olduğu kişilerin hem zekaları hem de başka özellikleri konusunda müşkül pesantikten vazgeçmesi sonucunu doğurmaktadır. Eğer bu doğruysa, insanların da tıpkı halklar gibi bağımsızlıklarını kaybedince kültürlerinin ve hatta dillerinin de ortadan kaybolması gerekir. Bu hoşgörünün etkilerinden biri de insanın belirli bir yaştan itibaren kendi düşünme biçimini ve temayüllerini ifade eden, kendisini bu yönde teşvik eden sözleri beğenme eğilimini daha da arttırmasıdır. Bu yaş Büyük bir sanatçının kendisini öven, dinleyen, öğretesinin lafsından başka ortak noktası bulunmayan öğrencilerinin dostluğunu, özgün dehaların dostluğuna tercih ettiği yaştır. Bir aşk uğruna yaşayan üstün nitelikli bir erkek veya kadının, bir toplulukta belki düşük nitelikli ama iltifatı hissedilmiş bir hayatı anlayabileceğini ve takdir edebileceğini bir cümleyle gösteren, böylece aşığın veya metresin haz eğilimini hoş bir biçimde gıdıklayan kişiyi en zeki bulduğu yaştır. Aynı şekilde Sivan'ın da Odette'in kocası sıfatıyla Madame Bontem'un sadece düşüşleri misafir etmenin abes olduğunu söylemesinden hoşlandığı, bir zamanlar Verdurinler'de varacağı sonucun aksine buradan Madame Bontem'un iyi kalpli, esprili ve zübrekten uzak bir kadın olduğu sonucunu çıkardığı, ona bilmediği ve hem iltifattan hem eğlenceden hoşlandığı için çabucak kavrayı verdiği hikayeler anlatıp gülmekten kırdığı yaştı. Demek Doktor bey sizin gibi çiçek düşkünü değil öyle mi? Diye sorardı Madam Sıvan Madam Kotar'a. Ah bilirsiniz kocam çok ağırbaşlı bir kimsedir. Her konuda ölçülüdür. Her şeye rağmen bir tutkusu var. Madam Bontem, gözlerinde fesat, neşeli ve meraklı bir ışıltıyla sorardı. Nedir bu tutku hanımefendi? Madame Kotar sadelikle cevap verirdi. Kitap okumak. Ah bir koca için çok güvenli bir tutku diye haykırırdı Madam Bontam şeytancı bir kahkahayı bastırarak. Doktor bir kitaba gömüldü mü kendinden geçer. Doğrusu bu sizi pek korkutmuyor olmalı hanımefendi. Korkutmaz olur mu? Gözleri için endişeleniyorum. Gidip kendisini aynı şekilde bulacağım Odet. Bir şey olursa önce gelip sizin kapınızı çalacağım. Aklıma gelmişken haberiniz var mı? Madame Verdurin'in yeni satın aldığı konak elektrikle aydınlatılacakmış. Kendi özel polisimden değil bir başka kaynaktan öğrendim. Elektrikçinin kendisi Mildi söyledi. Gördüğünüz gibi tam kaynakta gösteriyorum. Odalarda bile birer elektrik lambası ve ışığı süzecek birer abajur bulunacakmış. Çok hoş bir lüks tabi. Zaten günümüzde insanlar dünyada en son yenilik neyse onu istiyorlar mutlaka. Bir arkadaşımın görümcesi evine telefon taktırmış. Evinden dışarı çıkmadan bir dükkana sipariş verebiliyor. İtiraf etmeliyim ki bir gün gidip aletin önünde konuşma izni almak için resmen entrika çevirdim. Telefon bana çok cazip geliyor ama kendi evimden ziyade bir arkadaşımın evinde. Evimde telefon olması hoşuma gitmez gibi geliyor bana. İlk heyecan geçtikten sonra tam bir baş belası olsa gerek. Haydi Odet, ben kaçıyorum. Madame Bontam'ı da koymayın. Beni o götürecek. Mutlaka gitmem gerekiyor. Sayenizde kocamdan geç döneceğim eve. Pek hoş doğrusu. Benim de kasım patlarının parlak kılıfı altında gizlendiğini düşündüğüm kış zevklerini tatmadan eve dönmem gerekirdi. O zevkler boy göstermediği halde Madame Sıvan'ın başka bir şey daha beklermiş gibi bir hali de olmazdı. Kapatıyoruz der gibi hizmetçilerin çayı götürmesine izin verirdi. Son olarak da bana demek gerçekten gidiyorsunuz peki öyleyse goodbye derdi. Kalsam da bu bilinmedik zevkleri tatmayacağımı beni bu zevklerden mahrum eden şeyin sadece hüznüm olmadığını hissederdim. Yoksa bu zevkler daima hızla ayrılık anına varan saatlerin işlek yolunda değil de benim bilmediğim sapmam gereken bir kestirme yol üzerinde mi bulunuyordu? En azından ziyaretim amacına ulaşmıştı. Gilbert kendisi evde yokken annesini görmeye geldiğimi ve Madame Cotard'ın tekrar tekrar söylediği gibi Madame Verdure'nin gönlünü ilk bakışta birdenbire fethettiğimi öğrenecekti. Herhalde yıldızlarınız barışıyor diye ekliyordu doktorun karısı. Madame Verdure'nin birine bu kadar yakınlık gösterdiğine daha önce hiç şahit olmamıştı. Gilbert kendisinden gerektiği gibi sevecenlikle söz ettiğimi ama birbirimizi görmeden yaşamaktan aciz olmadığımı öğrenecekti. Son zamanlarda benimle ilgili sıkıntısının bu olduğunu düşünüyordum. Madame Sıvan'a artık Gilbert'le bir arada bulunamayacağımı söylemiştim. Bunu sanki onu hayat boyu bir daha görmemeye karar vermiş gibi söylemiştim. Gilbert'e göndereceğim mektup da aynı doğrultuda kaleme alınacaktı. Ama kendi kendime cesaret toplamak için koyduğum hedef birkaç günlük kısa ve son bir gayretti. Bu, reddettiğim son görüşme teklifi olacak. Bundan sonrakini kabul edeceğim diyordum kendi kendime. Ayrılığı gerçekleştirmeyi biraz kolaylaştırabilmek için kesin bir ayrılık olarak canlandırmıyordum kafamda ama öyle olacağını hissediyordum pekala. O sene yılbaşı özellikle sancılı geçti benim için. Şüphesiz insan mutsuzken bütün özel günler, yıl dönümleri öyledir. Ne var ki eğer mutsuzluğun sebebi sevilen bir yakını kaybetmiş olmaksa çekilen acı geçmişle daha canlı bir karşılaştırmadan ibarettir. Benim durumumda kelimelere dökülmemiş bir umut da ekleniyordu buna. Gilbert'in ilk adımı atmayı bana bırakmış, benim bu adımı atmadığımı görünce de şu mektubu yazmak için yılbaşı bahanesini beklemiş olması umudu. Ne oluyor? Size delice aşığım. Gelin yüz yüze açıkça konuşalım sizi görmeden yaşamam mümkün değil. Yılın son günlerinden itibaren böyle bir mektup muhtemel gelmeye başladı bana. Belki değildi ama öyle olsun diye duyduğumuz arzu, ihtiyaç buna inanmamız için yeterlidir. Asker vurulmadan önce, hırsız yakalanmadan önce, genelde insan da ölmeden önce sürekli uzatılabilecek bir mühletin kendisine bağışlanacağına inanır. İnsanları ve bazen halkları tehlikeden değil, tehlike korkusundan, aslında tehlike inancından koruyan bir nazarlıktır bu. Bazı durumlarda yiğitliğe gerek olmadığı halde tehlikeye meydan okumalarına yol açar. Bir barışmayı bir mektuba bel bağlayan aşığı ayakta tutan da bu türden ve bu kadar temelsiz bir güvendir. Bu mektubu beklememem için onu istemekten vazgeçmem yeterliydi. Hala sevdiğimiz kişinin bize karşı ne kadar kayıtsız olduğunu bildiğimiz halde ona kayıtsızlığına ilişkin de olsa bir dizi düşünce, bu düşünceleri ifade etme arzusu ve karmaşık bir ruhsal hayat atfederiz. Kendimizi de bunların ortasında belki sürekli bir nefretin ama aynı zamanda sürekli bir dikkatin nesnesi olarak görürüz. Oysa Gilbert'in içinde olup bitenleri hayal edebilmem için daha sonraki yıllarda Gilbert'in dikkatinin, suskunluğunun, sevecenliğinin veya soğukluğunun farkına varmayacağım benim için artık var olmayan sorunlara çözüm aramanın aklından geçmeyeceği, geçemeyeceği, gelecek yılbaşı günlerindeki hislerimi daha o yılbaşında önceden sezebilmem gerekirdi. Sevdiğimiz zaman aşk o kadar büyüktür ki bir bütün olarak içimize sığmaz. Sevdiğimiz insana doğru yayılır. Onda kendisini durduran, başlangıç noktasına geri dönmeyi zorlayan bir yüzey bulur. İşte karşımızdakinin hisleri dediğimiz şey kendi sevgimizin çarpıp geri dönüşüdür. Bizi gidişten daha çok etkilemesinin, büyülemesinin sebebi ise kendimizden çıktığını fark etmeyişimizdir. 1 Ocak günü saat başları bir bir çaldı. Gilbert'in mektubu gelmedi. Geç atılmış veya o sırada postadaki yığılma yüzünden gecikmiş bazı yeni yıl tebrikleri de aldığım için 3 ve 4 Ocak'ta giderek daha az da olsa beklemeye devam ediyordum. Daha sonraki günlerde çok ağladım. Şüphesiz bunun sebebi Gilbert'ten vazgeçtiğinde zannettiğim kadar samimi olmadığından, kendisinden bir yeni yıl tebriği geleceği umudunu beslemiş olmamdı. Yeni bir umut edinmeye vakit bulamadan bu umudum tükenince elinde hediye olmadan morfin ampulünü boşaltan bir hasta gibi acı çekmeye başladım. Ama belki de bu iki açıklama birbirini dışlamıyor. Çünkü bazen bir tekiz zıttıklardan meydana gelir. Nihayet bir mektup alacağım umudu Gilbert'in hayalini bana yaklaştırmış, ona yakın olma beklentisinin, onun görüntüsünün, bana karşı davranışlarının bende bir zamanlar uyandırdığı heyecanları canlandırmıştı içimde. Ani bir barışma ihtimali, boyutlarını kavrayamadığımız şeyi tevekkülü yok etmişti. Nevrozlu hastalar mektup veya gazete okumadan yatarlarsa, yavaş yavaş sakinleşecekleri konusunda kendilerine teminat veren kişilere inanamazlar. Bu düzenin sinirlerini azdırmaktan başka bir işe yaramayacağını düşünürler. Aynı şekilde aşıklar da zıt bir durumun ortasından baktıkları, henüz denemeye başlamadıkları için vazgeçmenin iyileştirici gücüne inanamazlar. Kalp çarpıntılarımın aşırı şiddetlenmesi yüzünden bana verilen kafein azaltılınca çarpıntılarım kesildi. O zaman Gilbert'le bozuştuğumuzda hissettiğim her tekrarlanışında arkadaşımı artık görmeyişimin veya görürsem Aynı keyifsiz halde göreceğim düşüncesinin yarattığı acıya bağladığım iç daralması biraz da kafayene mi bağlıydı acaba diye düşündüm. Ne var ki hayal gücümün o sırada yanlış yorumladığı acılarımın temelinde bu ilaç yatıyor idiyse de bunda şaşılacak bir şey yoktur. Aşıkların en zalim manevi acılarının sebebi çoğu kez birlikte yaşadıkları kadına kesbettikleri fiziksel alışkanlıktır. İçildikten çok uzun süre sonra Tristan'ı Isolde'ye hala bağlayan aşk iksirine benziyordu. Çünkü kafeinin azaltılmasının neredeyse anında yarattığı fiziksel iyileşme, zehrin içilmesinin yaratmış olsa bile şiddetlendirdiği kederin gelişmesini durdurmadı. Ne var ki, Ocak ayının ortasına yaklaştığımızda, bir yılbaşı tebriği umutlarım söndükten, hayal kırıklığının ardından gelen yeni acı da yatıştıktan sonra, yılbaşı öncesi kederim yeniden başladı. Bu kederin belki de en zalim yanı onu bizzat benim bilerek, isteyerek, acımasızca sabırla yaratmış olmamdı. Önem verdiğim tek şeyi Gilbert'le ilişkimi imkansız hale getirmeyi uğraşan bendim. Arkadaşımla ayrılığımı uzatmakla yavaş yavaş onda değil nihayet aynı sonuca varacak şekilde kendimde bir ilgisizlik yaratmaktaydım. Gilbert'i seven benliğimi ağır ağır acımasızca öldürmeye dört elle sarılmıştım sadece o sırada yaptıklarım konusunda değil, bunun gelecekteki sonuçları konusunda da keskin bir görüşe sahiptim. Yalnız bir süre sonra Gilbert'i artık sevmeyeceğimi değil, kendisinin de pişman olacağını ve o zaman beni görmek için yapacağı girişimlerin bugünküler kadar başına olacağını da biliyordum. Şimdiki gibi kendisini fazla seveceğim için değil, mutlaka bir başka kadını seveceğim ve onu arzulamakla onu beklemekle geçireceğim uzun saatlerin bir saniyesini bile artık bana hiçbir şey ifade etmeyecek olan Gilbert'i e ayıramayacağım için boşuna olacaktı. Şüphesiz o anda resmen bir açıklama istemediği, açıkça aşkını ilan etmediği takdirde kendisini bir daha görmemeye kararlı olduğuma, bunlara da artık ihtimal kalmadığına göre Gilbert'i kaybetmiştim. Ve daha da çok seviyordum. Bütün öğleden sonralarımı keyfimce Gilbert'le geçirdiğim, Arkadaşlığımızı hiçbir şeyin tehdit etmediğini sandığım önceki yıla oranla onun benim için neler ifade ettiğini çok daha fazla hissediyordum. Hiç kuşku yok ki o anda bir gün aynı duyguları bir başkasına besleyeceğim düşüncesi benim için çok iticiydi. Çünkü bu düşünce Gilbert'in yanı sıra aşkımı ve ıstırabımı da elimden alıyordu. Ağlayarak Gilbert'in ne olduğunu kavramaya çalıştım ve özel olarak Gilbert'e ait olmadıklarını, er geç şu veya bu kadının payına düşeceklerini kabullenmek zorunda olduğum aşkımı ve ıstırabımı. Buradan yola çıkarsak, en azından o zaman öyle düşünüyordum. İnsanlardan daima kopuğuzdur. Sevdiğimiz zaman bu aşkın o insanın ismini taşımadığını, gelecekte bir başkasına yönelebileceğini, hatta geçmişte de ona değil başkasına yönelmiş olabileceğini hissederiz. Sevmediğimiz zaman ise Aşkın çelişkisini filozofça olduğu gibi kabul edebiliyorsak, rahat rahat söz edebildiğimiz bu aşkı o sırada hissetmediğimizden, dolayısıyla bilmediğimizdendir. Çünkü bu konulardaki bilgi kesintilidir ve hissin fiziki varlığından daha uzun ömürlü değildir. Artık Gilbert'i sevmeyeceğim, hayalimde henüz açık seçik canlandıramasam da, ıstırabımın yardımıyla tahmin ettiğim bu geleceğin yavaş yavaş oluşacağı konusunda Gilbert'i uyarmaya vakit vardı kuşkusuz. Eğer kendisi Gilbert yardımıma koşmaz ve gelecekteki kayıtsızlığımı daha filizlenmeden kaynağında kurutmazsa bu gelecek pek yakında olmasa bile kaçınılmazdı. Gilbert'e şu sözleri yazma veya gidip söyleme noktasına kaç kere geldim. Dikkat edin. Kesin kararımı verdim. Bu attığım sonuncu adımdır. Sizi sonuncu görüşüm olacak bu. Yakında artık sizi sevmeyeceğim. Ama ne faydası olacaktı? Benim kendimi bu konuda suçlu hissetmeden Gilbert haricinde her şeye karşı gösterdiğim kayıtsızlığı o bana gösteriyor diye Gilbert'e ne haklı sitem edebilirdim. Sonuncu görüşüm bana bu muazzam bir şeyi gibi görünüyordu. Çünkü Gilbert'i seviyordum. Gilbert'in gözünde ise herhalde pek etkileyici olmazdı. Tıpkı bir arkadaşımızın yurt dışına göçmeden önce bizi ziyaret etmek istediğini belirten mektubu gibi. Önümüzde bizi bekleyen zevkler olduğu için bizi seven sıkıcı kadınların ziyaretlerini reddettiğimiz gibi bu sonuncu ziyareti de reddederiz. Gün içinde sahip olduğumuz zamanın miktarı esnektir. Bizim hissettiğimiz tutkular bu zamanı genişletir. Hissettirdiğimiz tutkular daraltır. Alışkanlıksa doldurur. Zaten Gilbert'le konuşsam da beni işitmeyecekti. Konuşurken daima dinleyenin kulaklarımız, zihnimiz olduğunu düşünürüz. Sözlerim Jilbert'e ancak yollarından saparak varabileceklerdi. Arkadaşıma ulaşmak için bir kataraktın oynar perdesini aşmak zorundaymışlar gibi vardıklarında tanınmaz olacak, gülünç bir ses çıkaracak, hiçbir anlam taşımayacaklardı. Kelimelere yüklediğimiz gerçek kendine doğrudan bir yol açmaz. Karşı koyulmaz bir açıklıkla donatılmış değildir. Aynı nitelikte bir gerçeğin bu kelimelerde oluşabilmesi için epeyce vakit geçmesi gerekir. O zaman bütün itirazları ve delillere rağmen karşı öğretinin müridini hain kabul etmiş olan siyasi rakip nefret ettiği inancı paylaşmaya başlar. Ancak boş yere bu inancı yaymaya çalışmış olan mürit artık bağlılığını kaybetmiştir. O zaman hayranlarının yüksek sesle okudukları, onların gözünde mükemmelliyetinin kanıtlarını kendi içinde taşıyan ama dinleyenlere saçma veya vasat gelen şaheseri bu dinleyenler de şaheser ilan edecekler ne var ki artık çok geç olduğundan yazarın haberi olmayacaktır. Aynı şekilde aşkta da engeller umutsuzluğa düşürdükleri erkek tarafından ne yaparsa yapsın dışarıdan yıkılamaz. Ancak o artık bu engellerle ilgilenmediğinde birdenbire bir başka taraftan gelen, sevmeyen kadının içinde etkisini gösteren bir işleyişin sonucunda bir zamanlar nafile yüklerinden bu engeller yıkılacak ama bir yararı olmayacaktır. Gilbert'e gidip Gelecekteki kayıtsızlığımı ve bunu önlemenin yolunu haber verseydim, bundan ona olan aşkımın ve ihtiyacımın zannettiğinden de fazla olduğu sonucunu çıkaracak, beni görmekten duyduğu sıkıntı artacaktı. Aslında şu da doğrudur ki, ben bu aşkın sonunu işte bu aşkın yardımıyla onun içimde yarattığı o sürekli birbirini izleyen tutarsız ruh halleri sayesinde Gilbert'ten çok daha iyi kestirebiliyordum. Yine de Aradan yeterince zaman geçtikten sonra böyle bir uyarıyı Gilbert'e yazılı veya sözlü olarak iletebilirdim belki. Evet, o zaman Gilbert benim için eskisi kadar vazgeçilmez olmaktan çıkardı. Ama benim için vazgeçilmez olmadığını da kendisine kanıtlamış olurdum. Ne yazık ki bazı insanlar iyi veya kötü niyetle kendisine benim ricam üzerine konuşuyorlarmış hissini verecek şekilde benden söz ettiler. Kotar'ın hatta annemin Hatta ve hatta Mesut Norpa'nın beceriksizce sözlerle benim yaptığım bütün fedakarlığı boşa çıkardığını, sanki artık kenarda durmaktan vazgeçmişim gibi bir izlenim yaratarak çekimserliğimin meyvelerini berbat ettiğini her öğrenişimde çifte bir sıkıntı duyuyordum. Bir kere zahmetli ve verimli feragetin can sıkıcı bir şekilde benim haberim olmadan kesintiye uğratıldığı, dolayısıyla geçersiz kılındığı için her defasında baştan başlamak zorunda kalıyordu. Üstüne üstlük artık beni ağır başlılıkla bir kenara çekilmiş olarak değil, onun tenezzül etmediği bir görüşme koparmak için gizli gizli dolaplar çevirir halde düşünen Gilbert'i görsem de o kadar zevk almazdım. İnsanların çoğu kez bir zarar verme veya yarar sağlama niyeti bile gütmeden, yok yere sırf konuşmuş olmak için, bazen biz onların yanında kendimizi alamayıp konuşmuş olduğumuz için ve bizim gibi boş bazı olduklarından yaptıkları ve sırası geldiğinde bize onca acıya mal olan boş gevezeliklerine lanet ediyordum. Evet, aşkımızın tahrip olmasında, o uğursuz vazifenin yerine getirilmesinde, onların oynadığı rol, biri aşırı iyilikten, diğeri de kötülükten, tam düzeleceği anda her şeyi bozmayı adet edinmiş iki kişinin rolüyle kıyaslanamayacak kadar azdır. Ancak bu iki kişiye münasebetsiz kotarlara kızdığımız gibi kızmayız. Çünkü bunların ikincisi sevdiğimiz kişidir, birincisi ise kendimiz. Bununla birlikte Madame Swan hemen her ziyaretimde beni kızıyla çaya davet edip doğrudan Gilbert'e cevap vermemi söylediğinden Gilbert'e sık sık yazıyordum. Bu mektuplarımda bana öyle geliyordu ki onu ikna edebilecek cümleleri seçmiyor, sadece oluk oluk akan gözyaşlarıma en yumuşak yatağı açmaya çalışıyordum. Çünkü özlem de arzu gibi kendini çözümlemeye değil, tatmin etmeye çalışır. İnsan sevmeye başladığı zaman vaktini aşkının ne olduğunu öğrenmeye değil, ertesi günkü randevu imkanlarını hazırlamaya harcar. Vazgeçtiğinde de kederini tanımaya değil, bu kederin sebebi olan kişiye, kederinin en şefkatli ifadesini sunmaya çalışır. Söyleme ihtiyacını duyduğu ve karşısındakinin anlamayacağı şeyleri söyler, sadece kendisi için konuşur. Mümkün olamayacağını zannetmiştim. Heyhat, o kadar zor olmadığını görüyorum diye yazıyordum. Sizi herhalde bir daha görmeyeceğim de diyordum. Bunu söylerken Gilbert'in sahte zannedebileceği bir soğukluktan kaçınmaya devam ediyordum. Bu sözler yazarken beni ağlatıyordu. Çünkü inanmayı isteyeceğim şeyi değil, gerçekte olacakları ifade ettiklerini hissediyordum. Bir dahaki randevu teklifine de bu seferki gibi boyun eğmeme cesaretini bulacak ve reddede reddede yavaş yavaş onu bir daha görmemiş olmanın sayesinde artık görmek istemeyeceğim noktaya gelecektim. Ağlıyordum. Ama onun yanında olma mutluluğunu bir gün gözüne hoş görünme ihtimalini uğruna feda edecek cesareti buluyor, bunun zevkini tanıyordum. Ne yazık ki o gün geldiğinde ona hoş görünmek benim umurumda olmayacaktı. Pek de muhtemel olmayan bir varsayım bile, şu anda da kendisine yaptığım son ziyarette iddia ettiği gibi beni sevdiği, benim bıkılmış bir kişinin yanında duyulan sıkıntı sandığım şeyin aslında kıskançlıkla karışık bir alınganlık, benimkine benzer sahte bir kayıtsızlık olduğu varsayımı bile kararımın acımasızlığını azaltıyordu. Bana öyle geliyordu ki birkaç yıl sonra artık birbirimizi unuttuğumuzda geriye dönüp o sırada yazmakta olduğum mektubun kesinlikle samimi olmadığını ona söylediğimde şöyle cevap verecekti bana. Nasıl olur? Siz beni seviyor muydunuz? Benim o mektubu nasıl beklediğimi, görüşmeyi nasıl istediğimi, o mektubun beni nasıl ağlattığını bir bilseydiniz. Annesine yaptığım ziyaretten eve döner dönmez yazmaya başladığım mektubu kaleme alırken belki tam da bu yanlış anlaşılmayı gerçekleştirmekte olduğum düşüncesi içinde barındırdığı hüzünle ve Gilbert'in beni sevdiğini hayal etmenin zevkiyle mektubuma devam etmeye itiyordu beni. Adam Sivan'ın çayı sona erdiğinde kendisinden ayrıldığım sırada ben kızına yazacaklarımı düşünüyorduysam Madam Kotar giderken bambaşka türden düşünceler geçiriyordu kafasından. Küçük teftişini yapmış, Salonda dikkatini çeken yeni eşyalar son alımlar konusunda Madame Sivan'ı kutlamayı ihmal etmemişti. Ayrıca bu salonda tek tük de olsa Odette'in La Perouse sokağındaki eski evinden kimi eşyaları özellikle değerli maddelerden yapılmış hayvanlarını, fetişlerini görebilirdi. Ne var ki Madame Sivan çok saygı duyduğu bir dostundan sakil kelimesini öğrenince bu kelime kendisine yeni ufuklar açmıştı. Çünkü birkaç yıl önce şık bulduğu şeyleri belirtiyordu tam olarak. Bütün bu eşyalar sırayla emekli ayrılmışlardı. Tıpkı kasım patlarına dayanak vazifesi gören yaldızlı kafes, çok sayıda jiru şekerliği ve taçlı mektup kağıdı gibi. Sıvan'la tanışmadan çok önceleri zevk sahibi bir erkeğin vazgeçmesini öğütlediği, şöminelerin üzerine serpilmiş kartondan Louis altınları başı çekmişti. Zaten Madame Siva'nın bir müddet sonra sahip olduğu beyaz salonlara taban tabana zıt, duvarları hala koyu renklere boyanmış odaların, sanatçılara özgü dağınıklığı, atölyelerinkini andıran karışıklığında uzak doğu, 18. yüzyılın istilası karşısında giderek gerilemekteydi. Ben daha rahat edeyim diye Madame Siva'nın arkama yığdığı, doluşturduğu yastıkların üzerinde eskisi gibi Çin ejderhaları değil, 15. Louis buketleri bulunuyordu. Kendisine en sık rastladığımız ve ''Evet, burayı çok seviyorum. Epey vakit geçiriyorum burada. Düşmanca, şatafatlı eşyalar arasında yaşamam mümkün değil. Burada çalışıyorum.'' diye söz ettiği odada çalışmasının ne olduğunu belirtmezdi. Belki bir resimdi, belki bir kitap. Bir şeyler yapmaktan hoşlanan, boş oturmayı sevmeyen kadınlar yazmayı zevk edinmekteydiler. Saksonya porselenleriyle çevrili olurdu. İsmini İngiliz telaffuzuyla söylediği bu tür porselenleri çok seviyor, her şey için çok hoş, Saksonya porseleninin çiçeklerine benziyor diyordu. Bir zamanlar porselenden garip heykellerinin ve büyük vazalarının üzerine titrediğinden çok daha fazla özen gösteriyordu bu porselenlere. Cahil hizmetkarlar onlara dokunurken ödü patlıyor, kendisine yaşattıkları korkunun acısını öfkeyle çıkartıyordu. Son derece kibar ve yumuşak bir efendi olan sıvan da, karısının bu davranışından rahatsız olmayıp onun yanında yer alıyordu. Zaten bir takım bayağılıkları açıkça görmek sevgiyi hiçbir şekilde azaltmaz. Aksine sevgi bu bayağılıkları sevimli gösterir. Odette artık yakınlarını Japon sabahlıklarından ziyade açık renk köpümsü ipek vato sabahlıklar içinde ağırlıyordu. Göğsündeki çiçekli köpükleri okşarcasına öyle bir rahatlıkla teni tazelenmişçesine derin nefes alarak sabahlığın içinde salınır sere serpe yayılır, oynardı ki. Bu sabahlıkları bir çerçeve gibi dekoratif görmekten çok, ıvır ve footing gibi görünümünün gerekleri ve vücut bakımının incelikleri için şart kabul ediyormuş hissini verirdi. Ekmekten vazgeçmenin kendisi için sanat ve temizlikten vazgeçmekten çok daha kolay olduğunu, Mona Lisa'nın yanmasına tanıdığı ziyadesiyle insanın yanmasından çok daha fazla üzüleceğini söylerdi sık sık. Bu teorileri arkadaşlarına tutarsız görünür ama onların nezdinde üstün nitelikli bir kadın sayılmasını ve Belçika orta elçisinin haftada bir kere kendisini ziyaret etmesini sağlardı. Öyle ki Madame Sivan'ın güneşi olduğu küçük evrende yer alan herkes onun başka yerlerde, mesela Verdurinler'de aptal yerine konduğunu öğrense çok şaşırırdı. Madame Sivan hızlı kavrayışı nedeniyle erkeklerin dostluğunu kadınlarınkine tercih ederdi. Ancak kadınları eleştirdiğinde daima bir yosma olarak eleştirir erkeklerin nezdinde kendilerini zararlı çıkaracak kusurlarına dikkat çekerdi. Kalın bilekler, bozuk bir cilt, imla hataları, tüylü bacaklar, kötü bir koku, çizilmiş kaşlar. Bir zamanlar kendisine hoşgörü ve nezaket göstermiş kadınlara ise özellikle mutsuz olanlara daha sevecen davranırdı. Onları ustalıkla savunur, kendisine haksızlık ediliyor, çok kibar bir kadındır, emin olun derdi. Madame Cotard'a Madame de Cressy ile arkadaşlık etmiş olan diğer herkes de kendisini uzun zamandır görmemiş olsa, Odette'in yalnızca salonunun döşenişini değil, kendisini de tanımakta güçlük çekerdi. Yıllar öncesine göre o kadar genç görünüyordu ki, şüphesiz bunun sebebi bir yandan şişmanlamış olması, daha sağlıklı olduğundan daha huzurlu, daha dinç, daha dinlenmiş görünmesi, öte yandan da modaya uyarak düzleştirdiği saçlarının tembe bir pudrayla canlılık kazandırdığı yüzüne bir genişlik katmasıydı. Eskiden fazlasıyla çıkık görünen gözleri ve profili şimdi yaygınlık kazanmış gibiydi. Odette'ki değişikliğin bir başka sebebi de ömrünün ortasına geldiğinde nihayet kendine ait bir görünüm, değişmez bir kişilik, bir güzellik türü keşfetmiş ya da icat etmiş ve bu sabit görünümü ölümsüz bir gençlik gibi bağlantısız yüz hatlarına uygulamış olmasıydı. O yüz hatları ki onca zaman boyunca tenin tesadüfi ve güçsüz kaprislerine terk edilmiş, en ufak bir yorgunlukta bir an için yıllar geçmişçesine geçici bir ihtiyarlığa bürünerek ruh haline ve ifadesine göre iyi kötü dağınık, gündelik, şekilsiz ve sevimli bir çehre çizmişlerdi. Sıvanın odasında, karısının şimdi çekilen elbisesi ve şapkası nasıl olursa olsun aynı esrarlı ve muzaffer iradenin mutlu silüetini ve çehresini ortaya çıkardığı o güzel fotoğrafları yerine Odet'in henüz bulmadığı gençliğiyle güzelliğinin eksik olduğu eski tip basit bir fotoğrafı dururdu. Ancak Sıvan farklı bir anlayışa sadık kalarak veya geri dönerek dalgın bakışlı, yorgun hatlı, yürümekle durmak arasında asılı kalmış ince uzun, genç kadında daha Botticelli tarzı bir zarafet buluyordu şüphesiz. Aslında karısında hala bir Botticelli görmekten hoşlanıyordu. Kocasının tersine kendisinde beğenmediği bir ressamın gözünde belki onun kişiliği olan ama kendisinin bir kadın olarak kusur diye gördüğü özellikleri ortaya çıkarmaya değil, gidermeye, gizlemeye çalışan Odette ise bu ressamın adını bile işitmek istemiyordu. Sıvan, şükran ilahisi Madonna'sının eşabının tıpatıp aynısı olduğu için mavili pembeli halikuladi bir doğu işi eşap almıştı ama Madame Swan kullanmak istemiyordu. Yalnız bir keresinde kocasının kendisi için ilk bahardaki florayı örnek alarak papatyalarla peygamber çiçekleriyle unutma benilerle çan çiçekleriyle kaplı bir tuvalet ısmarlamasına izin vermişti. Bazı akşamlar Madame Swan yorgunken Swan usulca karısının ellerine dikkatimi çekerdi. Madame Swan'ın farkında olmadan dalgınlıkla yaptığı el hareketi Madonna'nın kutsal kitaba Magnificat kelimesini yazmak üzere meleğin uzattığı hokkaya kalemini batırırken ki işlek biraz sıkıntılı hareketinin aynısıydı. Ama hemen ardından eklerdi. Sakın kendisine söylemeyin. Öğrenirse hemen vazgeçer. Sıvan'ın Botticelli'ye özgü hüzünlü ahengi yakalamaya çalıştığı bu irade dışı gevşeme anlarının haricinde Bottet'in vücudu artık tek bir sülüyet arz ediyordu. Bütün bedenini çevreleyen bir çizgi Eski modaların engebeli yollarını, suni girişlerini, çıkışlarını, kafeslerini, karmaşık dağınıklığını terk etmiş, kadının konturunu takip ediyordu. Ama aynı zamanda vücut yapısının ideal çizgisinin şurasında, burasında gereksiz kıvrımlarla yanıldığı yerlerde, cüretli bir çizgiyle tabiatın sapmalarını düzeltmeyi, uzun kesitlerle hem tenin hem de kumaşların kusurlarını gidermeyi beceriyordu. Korkunç kalça yastıkları ve Beli fırfırlı korsajlar ortadan kalkmıştı. Beli geçen ve balenlerle sertleştirilmiş bu fırfırlı korsajlar, onca zaman boyunca odete bir takma göbek eklemiş, herhangi bir bireyselliğin birbirine bağlamadığı, uyumsuz parçalardan oluşmuş havası vermişti. Saçakların düşey çizgisi ve kırmaların eğrisi, yerlerini bedenin deniz kızının denizi dalgalandırdığı gibi ipeği titreştiren, eskimiş modaların sonu gelmez karmaşasından, bulutsuz sarmalamasından artık sıyrılarak düzenli ve yaşayan bir şekil olarak ortaya çıktıktan sonra ince pamukluya insanca bir görünüm veren bedenin bükülmesine bırakmışlardı. Fakat Madame Swan yine de bu eski modaların bazılarından bir kalıntıyı yenilerin arasında korumak istemiş ve bunu becermişti. Bazı çalışamadığım akşamlar Gilbert'in arkadaşlarıyla tiyatroda olduğunu kesin olarak bildiğimde haber vermeden annesiyle babasını ziyarete gider Madame Sivan'ı genellikle şık bir sabahlık içinde bulurdum. Artık moda olmadıkları için adeta özel bir anlam taşıyan o güzel, koyu tonlardaki kırmızı veya turuncu eteğini, eski zamanların volanlarını hatırlatan siyah dantelden, ajurlu geniş bir bant verebine boydan boya keserdi. İlkbaharın henüz soğuk günlerinden birinde benim Gilbert'te bozuşmamdan önce aklimatasyon parkına gittiğimizde yürüdükçe ne kadar ısındığına bağlı olarak az veya çok araladığı ceketin içindeki gömleğin testere kenarlı fırfırı, birkaç yıl önce giydiği, kenarları hafif tırtıklı olanlarını tercih ettiği yeleklerin ara sıra görünen devrik kenarlarına benziyordu. Kenesinin altında, bağlantı yeri görünmeyecek şekilde bağlanmış, sadık kaldığı ama tonlarını iyice yumuşatarak kırmızı pembe olmuştu, lacivert de eflatun. Neredeyse son yenilik olan güvercin boynu rengindeki taftalara benzettiği ekose ister istemez artık kullanılmayan şapka kurdelerini hatırlatıyordu. Kısa da olsa bir müddet böyle dayanabilirse, kıyafetlerini anlamaya çalışan gençler, Madame Swan bütün bir dönemi temsil eder diyeceklerdi. Farklı biçimleri üst üste koyan, gizli bir geleneğin güçlendirdiği güzel bir üslupta olduğu gibi, Madame Swan'ın giyiminde de bu belirsiz yelek veya Toka çağrışımları, bazen anında gemlenmiş bir cepken eğilimi, hatta enseye inen uzun şapka kurdelerine uzak, kapalı bir ima, somut biçimin ardında daha eski başka biçimlerin tamamlanmamış benzerliğini dolaştırır, terzisi veya şapkacısı tarafından fiilen uygulanmış olmayan bu eski biçimler sürekli akla gelir ve Madame Sivan'ı bir tür asaletle sarmalarlardı. Belki bu süsler, gereksizlikleri yüzünden yarar dışında bir amacı karşılarmış gibi göründüğünden, Belki geçmiş yılların saklanmış kalıntısı sebebiyle, belki de bu kadına has bir giyim özelliği, en farklı kıyafetlerine bile aynı aile havasını verdiği için. Sadece vücudunun rahatlığı için veya süslenmek için giyinmediği hissedilirdi. Kıyafeti kendisini bir uygarlığın nazik canlı çarkı gibi sarardı. Genellikle çay davetlerini annesinin kabul gününde veren Gilbert'in evde olmadığı istisnai durumlarda, yani Madame Sivan'ın şu gidebildiğim zamanlarda onu güzel bir elbise içinde bulurdum. Bazıları tafta, bazıları fay, kadife, kreptoşin, saten veya ipekli olan bu elbiseler genellikle evde giydiği sabahlıklar gibi bol olmayıp sokak kıyafetleri gibi tasarlanmış olduğundan evinde geçirdiği o aylak öğleden sonra bir zindelik, bir faaliyet katardı. Hiç şüphesiz bu elbiselerin kesiminin cüretli sadeliği vücuduna ve adeta günlere göre değişen renkteki kollarıyla aynı renkteki hareketlerine çok uygundu. Sanki birden lacivert kadifede bir kararlılık, beyaz tahtada bir uysallık belirmişti. Kolun öne uzanışında aşırı bir ihtiyat ve kibarlık, göze görünsün diye siyah kroptoşinin büyük fedakarlıklarının tebessümüyle parlayan görünümüne bürünmüş gibiydi adeta. Ama aynı zamanda Pratik bir yararı, bir varoluş sebebi bulunmayan, süslerle karmaşıklaştırılması bu canlı elbiselere Madame Sivan'ın hiç değilse gözlerinin etrafındaki halkalarda, parmak kemiklerinde hala var olan, hüzne uyan bir kayıtsızlık, bir dalgınlık, bir gizlilik katıyordu. Çok sayıdaki safir uğurların, mineden dört yapraklı yoncaların, gümüş ve altın madalyonların, turkuvaz nazarlıkların, ince zincirli yakutların, kestane biçimli topazların altında, Elbisenin kendisinde eski varlığını bir robada sürdüren öyle bir renkli desen, hiçbir şeyi iliklemeyen ve çözülmesi imkansız bir dizi minik saten düğme, zarif bir hatırlatmanın titizliğiyle, ölçülülüğüyle hoşa gitmeye çalışan bir su taşı olurdu ki, bütün bunlar tıpkı mücevherler gibi, aksi takdirde açıklanmaları mümkün olmazdı, bir niyeti belirtirmiş, bir sevginin teminatıymış, bir sırrı saklarmış, bir batıl inanca cevap verirmiş, bir iyileşmenin, bir dileğin, bir aşkın veya bir bahis oyununun hatırasını korurmuş izlenimini yaratırlardı. Bazen de korsajının lacivert kadifesindeki bir ikinci Henry yırtmacı havası, siyah satan elbisede, kah kollarda, omuz yakınında, 1830'ların kabarık omuzlarını, kah eteğin alt kısmında 15. Louis kafeslerini hatırlatan hafif bir kabarıklık, elbiseye belli belirsiz bir kostüm havası verir, Şimdiki hayatın gerisinde adeta geçmişin seçilemeyen, bulanık bir hatırasını ima ederek Madame Sivan'ın kişiliğinde tarihteki kimi kadın kahramanların veya roman kahramanlarının çekiciliğini yaşatırdı. Kendisine bunu belirttiğimde ben birçok hanım arkadaşım gibi golf oynamıyorum derdi. Onlar gibi süveter giymek için hiçbir mazeretim yok. Madame Sivan salonun karışıklığında bir misafirini uğurlamaktan dönerken veya bir başka misafire ikram etmek için pasta tabağını alırken yanımdan geçtiği esnada beni biraz kenara çeker konuşurdu. Gilbert özellikle söylememi istedi. Yarından sonra öğle yemeğine davetlisiniz. Sizi göreceğimden emin olmadığım için gelmeseydiniz yazacaktım sizi. Direnmeye devam ediyordum. Bu direniş giderek daha az dokunuyordu bana. Çünkü insan kendine zarar veren zehri ne kadar severse sevsin, bir mecburiyet yüzünden bir süredir mahrum kalmışsa, ne zamandır tadamadığı ve nihayet kavuştuğu huzura heyecan ve azapların bitmiş olmasına mutlak bir değer verir. Sevdiğimiz kişiyi bir daha hiç görmek istemediğimizi söylerken tam anlamıyla samimi değilizdir. Ama görmek istediğimizi söylesek de daha samimi olmayız. Hiç şüphesiz ayrılığa kısa olacağını umarak kavuşacağımız günü düşünerek katlanabiliriz ancak. Öte yandan çok yakındaki sürekli ertelenen bir birleşmeyi her gün hayal etmenin kıskançlığa yol açabilecek bir görüşmeden daha az sancılı olduğunu da sezeriz. Öyle ki sevdiğimiz kişiyi göreceğimiz haberi bizde pek hoş olmayan bir sarsıntı yaratır. Artık günden güne geciktirdiğimiz şey ayrılığın sebep olduğu dayanılmaz iç daralmasının sona ermesi değil, çıkışı olmayan heyecanların korkulan tekrarıdır. Gerçekte bizi sevmeyen kişinin tek başımızayken aksine bize ilanı aşk ettiği hayallerle keyfimizce tamamladığımız tatlı hatıraları gerçek bir görüşmeye kat kat tercih ederiz. Azar azar arzularımızın bir çoğunu içine katarak istediğimiz kadar tatlı kılabileceğimiz bu hatıraları artık keyfimizin istediği kelimelerle konuşturamayacağımız, yeni soğukluklarına, beklenmedik şiddetlerine maruz kalacağımız bir varlıkla yüz yüze geleceğimiz, geciktirilmiş görüşmeye bin kat tercih ederiz. Hepimiz artık sevmediğimiz zaman Biliriz ki unutmak hatta bulanık hatıralar bile mutsuz aşk kadar ıstırap vermez. İşte kendime itiraf etmesem de tercih ettiğim bu sezdiğim unutuşun huzur veren dinginliğiydi. Böyle bir ruhsal kopuş ve uzaklaşma körünün zahmetli yanı bir başka sebeple de giderek azalır. O da iyileştirmeyi hedeflediği aşk denen sabit fikri zayıflatmasıdır. Bendeki henüz epeyce kuvvetli olduğundan Gilbert'in gözünde bütün itibarıma kavuşmayı istiyordum. Bana öyle geliyordu ki, kasıtlı dargınlığım sayesinde itibarımın giderek artması gerekirdi. Öyle ki, onu görmediğim, birbirini takip eden kesintiye ve bir münasebetsiz işlerime karışmadığı sürece, zaman aşımına uğramayan bu sakin ve hüzünlü günlerin her biri kaybedilmiş değil, kazanılmış bir gündü. Belki boş yere kazanılmıştı. Çünkü yakında iyileşmiş olacaktım. Alışkanlığın bir biçimi olan feragat, bazı güçlerin sürekli artmasına imkan tanır. filbertte bozuştuğumuz ilk akşam, kaderime karşı koyacak gücüm sıfıra yakınken, o günden bugüne hesapsız derecede artmıştı. Yalnız her şeyin uzaması eğilimi ara sıra ani içgüdülerle kesilir, bunlara kendimizi bırakmakta pek tereddüt etmeyiz. Çünkü kaç gün, kaç ay mahrum kalabildiğimizi, daha da kalabileceğimizi biliriz. Genellikle de tam tasarruflarımızı biriktirdiğimiz kumbara dolmak üzereyken bir hamlede boşaltı verir, tedavinin sonucunu beklemeden üstelik de alışmışken kesi veririz. Bir gün Madame Sivan Gilbert'in beni görünce ne kadar sevineceği konusunda her zamanki sözlerini söylerken ne zamandır kendimi mahrum ettiğim mutluluğu adeta elimle tutabileceğim kadar yakınıma getirdiğinde bu mutluluğu tatmanın hala mümkün olduğunu anladım ve allak bullak oldum. Ertesi günü zor bekledim. Gilbert'e akşam yemeğinden önce sürpriz bir ziyaret yapmaya karar vermiştim. Bütün bir gün boyunca sabredebilmemi kolaylaştıran yaptığım plandı. Her şeyin unutulacağı, Gilbert'le barışacağımız andan itibaren onu hep sevgili olarak görmek istiyordum. Her gün benden en güzel çiçekleri alacaktı. Eğer Madame Swan fazla sert bir anne gibi davranmaya hakkı olmadığı halde her gün çiçek göndermeme izin vermezse daha değerli ve daha seyrek hediyeler bulacaktım. Annemle babam pahalı şeyler satın alabilecek kadar para vermiyorlardı bana. Leoni halamdan bana miras kalmış olan annemin her gün Fransa'nın gelip parçalandığı diyeceği ve tuz buz olacağı kehanetinde bulunduğu Çin porseleni büyük antika vazoyu düşündüm. Bu şartlarda vazoyu satmak, Gilbert'i gönlümce sevindirebilmek için satmak daha akıllıca değil miydi? Karşılığında rahatlıkla bin frank alabilirim gibi geliyordu bana. Vazoyu paketledim. Alışkanlık daha önce onu görmemi engellemişti. Ondan ayrılmanın hiç değilse bir yararı oldu. Gerçekten tanımış oldum. Sıvanlara gitmeden önce vazoyu yanıma aldım. Arabacıya evin adresini verip Şanzelize'den geçmesini söyledim. Parkın köşesinde babamın sahibini tanıdığı Çin eşyaları satan büyük bir dükkan vardı. Adam benim şaşkın bakışlarım karşısında porselen vazoya derhal bin değil on bin frank teklif etti. Parayı kendimden geçerek aldım. Bütün bir yıl boyunca her gün Gilbert'i leylaklara, güllere boğabilecektim. Dükkandan çıkıp tekrar arabaya bindiğimde Sıvanlar Bloon Ormanı'na yakın oturduklarından arabacı doğal olarak her zamanki yolu izlemek yerine Şanzelize Caddesi'nden aşağı inmeye başladı. Beri Sokağı'nın köşesini henüz geçmiştik ki karanlıkta Sıvanların evinin çok yakınında fakat ters yönde ilerleyerek evden uzaklaşan Gilbert'i seçer gibi oldum. Ağır fakat kararlı adımlarla yürüyor, yanındaki yüzünü seçemediğim delikanlıyla sohbet ediyordu. Arabayı durdurmak isteyip yerimden doğruldum. Sonra tereddüde düştüm. İki genç biraz uzaklaşmışlardı. Ağır gezintilerini resmeden iki yumuşak, paralel çizgi parkın gölgesine doğru giderek siliniyordu. Biraz sonra Gilbert'in evinin önüne geldim. Beni Madame Sivan karşıladı. Ah, Gilbert çok üzülecek dedi bana. Evde olmaması ne büyük aksilik. Öğleden sonra derste sıcaktan çok bunalmış, kız arkadaşlarından biriyle biraz hava almak istediğini söyledi. Şanzelize caddesine görür gibi oldum onu. O olduğunu sanmam. Siz yine de babasına söylemeyin. Bu saatte çıkmasının hoşlanmıyor. Good evening. Madame Sivan'dan ayrıldım. Arabacıya aynı yoldan geri dönmesini söyledim. Ama gezinen iki genci bulamadım. Nereye gitmişlerdi? Akşam vakti sır verir gibi bir Eda ile birbirlerine neler söylüyorlardı. Eve döndüm. Şimdi bir daha görmemeye kararlı olduğum Gilbert'e sayısız küçük hediye almamı imkan tanıyabilecek. Bu beklenmedik 10 bin frankı umutsuzlukla elimde tutuyordum. Hiç şüphesiz Çin eşyaları dükkanındaki mola bundan böyle arkadaşımı hep benden memnun ve müteşekkir göreceğim umudunu yaratarak beni sevindirmişti. Öte yandan o molayı vermeseydim, araba Şanzelize Caddesi'nden geçmeseydi, Gilbert'le o delikanlıya rastlamayacaktım. İşte bu şekilde bir tek olayın iki zıt kolu vardır ve yol açtığı mutsuzluk, yarattığı mutluluğu sıfırlar. Çok sık olan bir şeyin tam tersi gelmişti başıma. Bir mutluluğu arzu ederiz ama ona ulaşmanın maddi imkanlarına sahip değilizdir. La Bruyere, büyük bir servet sahibi olmadan sevmek acıklı bir şeydir der. Yapılacak tek şey o mutluluğa kavuşma arzusunu azar azar yok etmeye çalışmaktır. Oysa ben aksine maddi imkanı elde etmiştim ama aynı anda mantıki bir zorunluluktan olmasa bile hiç değilse bu ilk başarının tesadüfi bir sonucu olarak mutluluk benden çalınmıştı. Zaten öyle görünüyor ki daima çalınmak zorundadır. Evet, genellikle o mutluluğu mümkün kılacak şeyi ele geçirdiğimiz anda aynı akşamda olmaz bu. Çoğunlukla bir müddet çabalamaya, ummaya devam ederiz. Ama mutluluk hiçbir zaman gerçekleşemez. Şartları aşmayı başarırsak, tabiat dıştaki mücadeleyi içimize taşır ve yavaş yavaş kalbimizi değiştirerek sahip olacağı şeyden başkasını arzulamamıza sebep olur. Eğer bahtımızdaki değişiklik çok hızlı olup da kalbimiz değişmeye vakit bulamamışsa, tabiat bu yüzden bizi yenmekten umudunu kesmez, galibiyeti, evet biraz daha gecikmiş, daha inceden ama aynı derecede kesin olur. O zaman mutluluk tam bizi ele geçirecekken son anda elimizden alınır daha doğrusu tabiat şeytanca bir kurnazlıkla bizzat bu ele geçirişi mutluluğun yok edilmesine alet eder. Olaylara ve hayata ilişkin her şeyde başarısızlığa uğrayan tabiat son bir imkansızlık psikolojik olarak mutluluğun imkansızlığını yaratır. Mutluluk olgusu gerçekleşmez veya son derece acı tepkilere yol açar. 10 bin frankı elinde sıktım. Ama artık hiçbir işime yaramıyordu. Zaten hepsini Gilbert'e her gün çiçek göndererek harcayabileceğinden çok daha hızlı harcadım. Çünkü akşam olduğunda içimi öyle bir mutsuzluk kaplıyordu ki evde oturamıyor, sevmediğim kadınların kucağında ağlamaya gidiyordum. Gilbert'in hoşuna gidecek herhangi bir şey yapmayı ise artık istemiyordum. Artık Gilbert'in evine tekrar gitmek bana sadece azap verebilirdi. Gilbert'i görmek bile bir gün önce beni çok mutlu edebilecekken yeterli olmazdı artık. Çünkü onunla birlikte olmadığım her an endişe içinde kıvranırdım. Bir kadın bize çektirdiği her yeni ıstırapla çoğu kez farkında olmadan üzerimizdeki gücünü arttırır ama aynı zamanda kendisinden beklentilerimizi de çoğaltır. Kadın bize yaptığı her kötülükle giderek daha fazla kıstırır bizi. Zincirlerimizi arttırır ama aynı zamanda İçimiz rahat edecek şekilde kendisini bağlamamız için gerekli olduğunu düşündüğümüz zincir miktarını da iki katına çıkarır. Daha bir gün önce Gilbert'in canını sıkacağını düşünmesem seyrek görüşmeler talep etmekle yetinirdim. Oysa artık bu benim için yeterli olamazdı. Başka birçok şart koşardım şimdi. Çünkü aşkta savaşın tam tersine yenildikçe daha ağır, durmadan daha zor şartlar koşarız. Her şeye rağmen şart koşabilecek durumdaysak eğer. Gilbert'in karşısında benim durumum ise bu değildi. Bu yüzden ilk başlarda annesini de ziyaretten kaçındım. Gilbert'in beni sevmediğini, bunu epeydir zaten bildiğimi, istersem kendisini görebileceğimi, istemesem de zamanla unutacağımı kendi kendime söyleyip duruyordum. Ne var ki bu fikirlerin kime hastalıklara tesir etmeyen bir ilaç misali, ara sıra gözümün önünde beliren iki paralel çizgiyi, küçük adımlarla Şanzelize Caddesi'ne gömülen Gilbert'e ve delikanlının silüetlerine karşı hiçbir etki gücü yoktu. Bu yeni bir sancıydı. Zamanla o da tükenecekti. Günün birinde zararla bütün özelliklerinden tamamen arınmış halde aklıma gelecek olan bir resimdi. Az miktarda kullanılınca bir tehlikesi olmayan öldürücü zehirler gibi patlar diye korkmadan sigaramızı yakabildiğimiz bir nebze dinamit gibi. Bu arada Gilbert'in alacakaranlıktaki gezintisini hep aynı şekilde gözümde canlandıran sağlıksız güce karşı yiğitçe mücadele eden bir başka güç vardı içimde. Hafızanın tekrarlanan saldırılarına karşı koyabilmek için hayal gücüm ters yönde yararlı çalışmalar yapıyordu. Bu iki güçten birincisi tabii ki bana Şanzelice Caddesi'nde gezinti yapan bu iki kişiyi göstermeye devam ediyor, geçmişten çekip çıkardığı başka tatsız görüntüler de sunuyordu. Mesela annesi benim yanımda kalmasını söylerken Gilbert'in omuz silkişi. Ama ikinci güç umutlarımın zemini üzerine aslında son derece kısıtlı olan bu zavallı geçmişten çok daha hoş tasarlanmış bir gelecek işliyordu. Gilbert'i bir dakika somurtkan görüyorsam kim bilir kaç dakika barışmamız hatta belki nişanlanmamız için neler yapacağını tasarlıyordu. Şunu da kabul etmek gerekir ki hayal gücüm geleceğe doğru yönelttiği bu gücü her şeye rağmen geçmişten alıyordu. Gilbert'in omuz silkmiş olmasının sıkıntısı geçtikçe büyüsünün hatırası bana dönmesini istememe sebep olan hatıra da silinecekti. Ama geçmişin ölmesine daha çok vardı. Nefret ettiğimi zannettiğim insanı hala seviyordum. Ne zaman saçımın şeklini, yüzümün rengini beğenseler, Gilbert'in orada olmasını istiyordum. Birçok kişinin o dönemde beni misafir etmek istemesi canımı sıkıyor, evlerine gitmeyi reddediyordum. Bir keresinde Bontemler'in ve neredeyse çocuk sayılabilecek bir genç kız olan yeğenleri Albertin'in de bulunacağı resmi bir yemek davetine babamla birlikte gitmedim diye evde kıyamet koptu. Hayatımızın değişik dönemleri bu şekilde birbirinin üstüne biner. Bir gün geldiğinde gözümüzde hiçbir önem taşımayacak olan ama bugün sevdiğimiz şey uğruna yarın seveceğimiz ama bugün bizim için önemi olmayan bir şeyi görmeyi reddeder, burun kıvırırız. Belki onu daha önce görmeye razı olsaydık, daha önce sevecek, böylece bugünkü ıstıraplarımıza son verecektik. Ancak onların da yerini başka ıstıraplar alacaktı. Benim ıstıraplarımsa sürekli değişiyordu. Kendi içimde genellikle Cilbert'e ilişkin filanca umut veya korkuya bağlı olarak bir gün bir duygu, ertesi gün bir başka duygu bulmak beni şaşırtıyordu. Bunlar benim içimdeki Cilbert'e ilişkindi. Öteki Gilbert'in yani gerçek Gilbert'in belki de benim içimdekinden tamamen farklı olduğunu, ona atfettiğim pişmanlıklardan haberi bile olmadığını kendi kendime düşünmüş olmalıyım. Herhalde beni hem benim onu düşündüğümden hem de ben hayali Gilbert'imle baş başayken, benimle ilgili gerçek arzularını tahmin etmeye çalışırken, onu hep böyle ilgisi bana çevrili olarak tasavvur ederken ona kendimi düşündürttüğümden çok daha az düşünüyordu. Kederin hafiflemekle birlikte devam ettiği dönemlerde sürekli o insanın düşünmenin verdiği kederle kimi hatıraların, söylenen çirkin bir cümlenin, bir mektupta kullanılan bir fiilin canlandırdığı kederi birbirinden ayırmak gerekir. Kederin değişik biçimlerini tasvir etmeyi ilerideki bir aşkı vesile ederek daha sonraya bırakmak kaydıyla şimdilik bu iki tür kederden ikincisinin birincisinden çok daha zalim olduğunu söylemekle yetinelim. Bunun sebebi o insanla ilgili içimizde hala yaşayan kavramın kendisine mutlaka taktığımız taçla güzelleşmesi ve umudun olan sevinçlerinin değilse bile en azından sürekli bir elemin sükunetinin bu kavrama damgasını vurmasıdır. Zaten şunu da unutmamak gerekir ki bize ıstırap çektiren bir insanın hayali bir aşk acısını ağırlaştıran, uzatan, iyileşmesine engel olan şeylerin arasında pek küçük bir yer tutar. Tıpkı bazı hastalıklarda hastalığın sebebinin ardından gelen yüksek ateşle tedavi süresinin uzunluğuyla orantısız olması gibi. Sevdiğimiz insanla ilgili düşüncelerimize genellikle iyimsel bir bakışın parıltıları yansır. Oysa sözü edilen hatıralar, çirkin sözler, düşmanca mektuplar, Gilbert'ten böyle bir tek mektup almıştım, konusunda durum farklıdır. Sanki o insanın kendisi aslında son derece kısıtlı olan bu kırıntılarda bulunmaktadır ve bir bütün olarak kendisi hakkında sahip olduğumuz genel kavramda olduğundan çok daha güçlüdür. Çünkü o mektubu sevdiğimiz kişinin hayali gibi özlemin hüzünlü sükuneti içinde hayranlıkla seyretmemişizdir. Beklenmedik bir mutsuzluğun bizi hapsettiği korkunç yürek darlığına gömülmüş halde görmüşüzdür. Bu tür kederlerin oluşumu farklıdır. Bu tür kederler bize dışarıdan gelir ve en zalim azaplar yolundan geçerek kalbimize varırlar. Arkadaşımızın bizim eski ve aslına uygun zannettiğimiz hayalini aslında kendimiz birçok kere baştan kurmuşuzdur. Halbuki o zalim hatıra bu onarılmış hayalle aynı döneme ait değildir. O korkunç bir geçmişin ender şahitlerinden biridir. Ama bu geçmiş var olmaya devam ettiğinden sadece bizim içimizde harikulade bir altın çağla herkesin barışmış olacağı bir cennetle yer değiştirmiş olduğundan bu mektuplar gerçeği bir hatırlatmadır ve bize verdikleri ani acıyla her günkü bekleyişimizin çılgınca umutları içinde gerçekten ne kadar uzaklaşmış olduğumuzu bize hissettirmeleri gerekir. Bu gerçeğin bazen öyle olsa da hep aynı kalması gerekmez. Hayatımızda birçok kadın vardır ki bir daha görüşmeyi hiç istememişizdir. Onlar da doğal olarak bu istenmeyen suskunluğumuza aynı şekilde suskunlukla karşılık vermişlerdir. Ne var ki bu kadınları sevmediğimiz için onlardan uzakta geçirdiğimiz yılları da saymamışızdır. Ayrılığın ne kadar etkili olduğu üzerine fikir yürütürken mantığımızı çürütecek olan bu örneği göz ardı ederiz. Tıpkı ön sezilere inanan birinin sezgilerinin doğru çıkmadığı bütün durumları göz ardı etmesi gibi. Bununla birlikte uzaklaşmak etkili de olabilir. O sırada değerimizi bilmeyen gönülde sonunda bizi görme arzusu, hevesi uyanabilir. Yalnız bunun için zaman gerekir. Oysa zamana ilişkin taleplerimiz en az kalbin değişmek için koştuğu şartlar kadar ölçüsüzdür. Bir kere zaman en zor verebileceğimiz şeydir. Çünkü ıstırabımız acımasızdır ve bitsin diye acele ederiz. Ayrıca öteki kalbin değişmesi için gereken zamanı bizim kalbimiz de kullanacak ve o da değişecektir. Öyle ki hedefimiz artık ulaşılabilir bir hale geldiğinde bizim için bir hedef olmaktan çıkacaktır. Zaten bu hedefin ulaşılabilir hale geleceği, her mutluluğun artık bizim için mutluluk olmaktan çıktıktan sonra mutlaka elde edileceği düşüncesinin doğru bir yanı vardır ama tamamen doğru da değildir. Bu düşünce artık ilgimiz kaybolduğu, ilgisizleştiğimiz zaman bizim için geçerlilik kazanır. Öte yandan bu ilgisizliğin kendisi eski talepkarlığımızı ortadan kaldırdığı için geriye bakıp bu mutluluğun eskiden olsa bizi büyüleyeceğini düşünmemize yol açar. Oysa belki o eski dönemde bize çok noksan gelecek olan bir mutluluktur bu. İnsan pek ilgilenmediği bir konuda ne fazla titizdir ne de iyi hüküm verebilir. Artık sevmediğimiz bir insanın bizim ilgisizliğimiz karşısında iyice aşırı görünen sevecenliği belki de aşkımız karşısında hiç de yeterli olmayacaktı o tatlı sözleri, görüşme teklifini eskiden olsa bizde yaratacağı zevk bağlamında düşünürüz. Hemen ardından gelmesini isteyeceğimiz ve belki o alçak gözlülükle gerçekleşmesini engelleyeceğimiz bütün diğer zevkleri düşünmeyiz. Yani gecikmiş olan artık tadına varamayacağımız bir zamanda sevgimiz bitmişken gelen mutluluk bir zamanlar eksikliği yüzünden onca azap çektiğimiz mutlulukla tıpatıp aynı olmayabilir. Buna karar verebilecek bir tek kişi vardır o da o eski zamandaki benliğimizdir. Halbuki bu benlik artık yoktur. Şüphesiz geri gelecek olsa mutluluk da aynı mutluluk olsun olmasın kaybolup giderdi. O an geldiğinde artık arzulamıyor olacağım bir rüyanın gecikmiş olarak gerçekleşmesini beklediğim sırada Gilbert'i pek tanımadığım zamanlarda yaptığım gibi benden özür dilediği, benden başka kimseyi sevmemiş olduğunu itiraf ettiği ve bana evlenme teklif ettiği konuşmalar mektuplar uydura uydura, sonunda sürekli baştan yaratılan bir dizi tatlı hayal, zihnimde Gilbert'e ve delikanlının artık hiçbir şeyle beslenmeyen görüntüsünden daha fazla yer kaplamaya başladı. Belki o sırada Madame Sıvan'a tekrar gitmeye başlardım ama gördüğüm bir rüya bunu engelledi. Aslında dost saymadığım bir arkadaşım bana karşı son derece riyakarca davranıyor ve o da benim aynı şeyi yaptığımı düşünüyordu. Bu rüyanın bende yarattığı ıstırapla birdenbire uyandım ve ıstırabımın dinmediğini görünce rüyamı tekrar düşündüm. Uykuda gördüğüm arkadaşımın kim olduğunu ve çıkaramadığım İspanyolca ismini hatırlamaya çalıştım. Aynı anda hem Yusuf hem Firavun olarak rüyamı yorumlamaya koyuldum. Rüyaların çoğunda insanların görünüşüne aldanmamak gerektiğini biliyordum. Bunlar kılık değiştirmiş olabilirler. Başkalarının yüzünü taşıyor olabilirler. Katedrallerdeki cahil arkeologlar tarafından birleştirilmiş, birinin başı diğerinin vücudu üzerinde duran, sıfatları ve isimleri birbirine karışmış sakat azizler gibi. Rüyalardaki insanların isimleri bizi yanıltabilir. Sevdiğimiz insanı rüyada sadece hissettiğimiz acının şiddetinden tanıyabiliriz. Ben hissettiğim acıdan uykumda delikanlı kılığına bürünmüş olan son zamandaki riyakarlığı beni hala üzen kişinin Gilbert olduğunu anladım. O zaman hatırladım ki onu son gördüğümde annesinin dans matinesine gitmesine izin vermediği gün Gilbert benim ona karşı iyi niyetime tuhaf bir şekilde gülerek belki gerçekten belki yalandan inanmamakta ısrar etmişti. Bu hatıra bir başkasını çağrıştırdı. Sıvan da çok uzun zaman önce samimiyetime de Gilbert'e iyi bir arkadaş olacağımı da inanmak istememişti. Kendisine yazdığım mektubun yararı olmamış, Gilbert mektubu geri getirmiş ve aynı anlaşılmaz gülüşle bana vermişti. Hemen vermemişti mektubu. Defne ağaçlarının arkasındaki sahneyi baştan sona hatırladım. İnsan mutsuz olduğu andan itibaren ahlakçı olur. Gilbert'in şimdi bana olan sevgisizliğini, o günkü davranışım yüzünden hayatın bana vermiş olduğu bir ceza olarak görmeye başladım. Yolda karşıdan karşıya geçerken arabalara dikkat ediyoruz. Tehlikeden kaçınıyoruz diye cezalardan kaçındığımızı zannederiz. Oysa içimizdeki tehlikeler vardır kaza hayalimizden bile geçmeyecek bir yönden, içten, kalbimizden gelir. Gilbert'in söylediği, isterseniz boğuşmaya devam edelim sözleri, iğrendirdi beni. Onu bu haliyle, belki kendi evinde, çamaşır odasında, Şanzelize Caddesi'nde yanında gördüğüm delikanlıyla birlikte hayal ediyordum. Bir süre önce kendimi kaygısızca mutluluk içinde yüzer zannetmekle ne kadar mantıksız davrandıysam, şimdi mutlu olmaktan vazgeçmişken en azından sakinleştiğime, sükunetimi sürdürebileceğime inanmam da o kadar saçmaydı. Kalbimizde bir başkasının hayali sürekli olarak bulunuyorsa, her an parçalanabilecek olan tek şey mutluluğumuz değildir. Bu mutluluk yok olup gittikten, biz ıstırap çektikten sonra, ardından ıstırabımızı dindirmeyi başardığımızda, aynı mutluluk kadar yanıltıcı ve geçici olan şey sükunettir. Ben sükunetime sonunda kavuştum tekrar. Çünkü ruhsal durumumuzu, arzularımızı değiştirerek bir rüya sayesinde zihnimize giren şey de yavaş yavaş dağılır. Kalıcılık ve süreklilik hiçbir şeye bağışlanmamıştır. Acıya bile. Zaten aşk acısı çekenler bazı hastalar içinde söylendiği gibi kendi kendilerinin hekimidirler. Tek teselli ıstıraplarına sebep olan kişiden gelebileceği ve bu ıstırap o kişiden yayıldığı için Sonunda ilacı bu ıstırapta bulurlar. Bu ilacı ıstırabın kendisi belirli bir noktada kendilerine sunar. Çünkü işlerinde evirip çevirdikçe bu ıstırap özlenen kişinin bir başka yanını gösterir onlara. Bazen öyle iğrenç bir yanıdır ki bu. Onu bir daha görmek bile istemezler. Çünkü ondan hoşlanabilmek için acı çektirmeleri gereklidir. Bazen de öyle tatlı bir yanıdır ki Sevgiliye atfedilen hoşluktan onun adına şeref duyulur, bir umut ışığı çıkarılır. Ne var ki içimde tekrar ortaya çıkan ıstırap sonunda dindiği halde Madame Sıvan'a çok nadir olarak gitme isteği duydum. Çünkü seven ve terk edilen kişinin içinde yaşadığı beklenti duygusu, itiraf edilmemiş bir beklenti de olsa, kendi kendine değişir ve görünürde tıpatıp aynı da olsa ilk halini tamamen zıt ikinci bir hal izler. Birincisi bizi alt üst eden sancılı olayların devamı yansımasıdır. Olabilecek şeylerin beklentisi korkuyla karışıktır. Çünkü o sırada sevdiğimiz kişinin tarafından yeni bir şey gelmedikçe kendimiz harekete geçmek isteriz ve belki de bütün yolların önünü kesecek olan bir girişimin ne kadar başarılı olacağını pek bilemeyiz. Fakat kısa bir süre sonra biz farkına bile varmadan devam eden beklentimiz daha önce de gördüğümüz gibi Artık yaşadığımız geçmişin hatırası tarafından değil, hayali bir geleceğin umudu tarafından belirlenir ve o andan itibaren neredeyse zevkli bir hale gelir. Üstelik beklentinin ilk hali kısa da olsa bir müddet devam ettiğinden, bekleyiş halinde yaşamayı alıştırmıştır bizi. Son görüşmelerimizde hissettiğimiz acı hala içimizde yaşamaktadır ama uyuşmuştur artık. Onu yenilemeye pek hevesli değilizdir. Üstelik Şimdi ne isteyeceğimizi pek de kestiremeyiz. Sevdiğimiz kadının biraz daha fazlasına sahip olmak, zaten sahip olmadığımız şeyi bizim için daha gerekli hale getirmekten başka işe yaramayacak ve ihtiyaçlarımız tatminlerimizden kaynaklandığı için her şeye rağmen üstesinden gelinemez bir şey olarak kalacaktır. Nihayet son bir sebep de buna eklenince Madame Sivan'a yaptığım ziyaretleri bir süre sonra tamamen kestim. Daha geç ortaya çıkan bu sebep, Henüz Gilbert'i unutmuş olmam değil, daha çabuk unutma gayretiydi. Şüphesiz şiddetli ıstırapım sona erdiğinden beri Madame Sivan'a yaptığım ziyaretler, başlangıçta benim için çok değerli olan işlevlerini tekrar yüklenmişler, kaldığı kadarıyla üzüntüme karşı bir sakinleştirici, bir eğlence olmuşlardı. Ama sakinleştirici olarak etkili olmalarının sebebi, yani bu ziyaretlerle Gilbert'in hatırasının iç içe geçmiş olması, eğlence açısından bir mahzurdu. Eğlence, ancak Gilbert'in varlığının artık beslemediği bir hissin karşısına onunla mücadele edebilecek, Gilbert'in hiçbir şekilde yer almadığı düşünceler, ilgi alanları, tutkular çıkardığı takdirde benim için faydalı olabilirdi. Sevdiğimiz insanın dışarıda kaldığı bu bilinç halleri bu durumda öyle bir yer kaplar ki, başlangıçta ne kadar küçük bir yer olursa olsun bütün ruhu kaplayan aşktan kırpılmıştır. Bir yandan artık bir hatıradan başka bir şey olmayan his azalırken, bir yandan da bu düşünceleri beslemeyi, genişletmeye çalışmalıdır ki zihne yeni sokulan unsurlar ruhun giderek daha büyük bir bölümünü bu hissin elinden alsınlar, koparsınlar ve sonunda tamamını ele geçirsinler. Bir aşkı öldürmenin tek yolunun bu olduğunu fark ediyordum ve bu işe girişecek kadar acıların en zalimine, yani ne kadar zaman alırsa alsın başaracağını kesin olarak bilmenin doğurduğu acıyı göze alacak kadar genç ve cesurdum. Artık Gilbert'e yazdığım mektuplarda görüşmeyi reddetmemin sebebi tamamen uydurma, esrarengiz bir yanlış anlaşılmaya bir atıftı. Aramızdaki bu anlaşmazlık konusunda Gilbert'in benden bir açıklama isteyeceğini ummuştum başlangıçta. Oysa aslında hayattaki en önemsiz ilişkilerde bile karanlık, yalan, suçlayıcı bir cümlenin kasten itiraz etsin diye yazıldığını bilen ve böylece olayların hakimiyetini ve inisiyatifini elinde bulundurduğuna ve bulunduracağına fazlasıyla sevinen bir muhatap açıklama istemez. Aşkın son derece belagatli, kayıtsızlığın ise meraksız olduğu daha duygusal ilişkilerde durum haydi haydi böyledir. Gilbert bu anlaşmazlığı şüpheyle karşılamayıp anlaşmaya çalışmayınca benim için her mektubunda değindiğim gerçek bir şey haline geldi. Böyle haksız konumlarda, soğukluk taslamada insanı sebatı azmettiren bir büyü vardır. Gilbert, kalplerimiz ayrılmadı ki konuşup anlaşalım diye cevap verir umuduyla kalplerimiz ayrıldığından beri diye yaza yaza sonunda öyle olduğuna inandırmıştım kendimi. Sonunda değişen bir şey yok ki o his her zamankinden güçlü diyebilmek isteğiyle sürekli hayat bizim için değişmiş olabilir hissettiğimiz şeyi silemeyecektir diye tekrarlaya tekrarlaya hayatın gerçekten değiştiği artık var olmayan bir hissin hatırasını saklayacağımız fikriyle yaşıyordum. Kimi sinir hastalarının bir rahatsızlık geçirilmiş gibi yapa yapa, rahatsızlıktan temelli kurtulamaması gibi. Artık Gilbert'e ne zaman mektup yazmam gerekse, bu hayali cevaplarında bu konuya değinmeyerek, onun da zimmen kabul ettiği, varlığını aramızda sürdürecek olan değişikliğe değiniyordum. Sonra Gilbert bu yalancı suskunluktan vazgeçti. O da benim bakış açımı benimsedi. Resmi davetlerde misafir devlet başkanının ev sahipliği yapan devlet başkanıyla hemen hemen aynı ifadeleri tekrarlayarak bir açılış konuşması yapması gibi Gilbert'e hayat bizi ayırmış olabilir ama birbirimizi tanıdığımız zamanın hatırası hep yaşayacak diye her yazdığında, Gilbert hayat bizi ayırmış olabilir ama bizim için daima değerini koruyacak olan güzel anları bize unutturmayacak diye cevap vermeyi ihmal etmiyordu. Hayatın bizi niçin ayırdığını, ne gibi bir değişiklik olduğunu söylememiz ise epeyce zor olurdu. Artık pek fazla acı çekmiyordum. Bununla birlikte bir gün ona yazdığım bir mektupta Şanzelize'deki yaşlı şekerci kadının öldüğünü öğrendiğimi haber verip sizi üzmüş olacağımı düşündüm. Ben de çok hatıralar uyandırdı diye yazınca gözyaşlarımı tutamadım. Geçmiş zaman kullandığımı fark etmiştim. Hiç istemediğim halde canlı, en azından tekrar canlanabilir olarak düşünmekten vazgeçemediğim aşktan neredeyse unutulmuş bir ölüden söz eder gibi söz ediyordum. Artık görüşmek istemeyen iki arkadaş arasındaki bu mektuplaşmadan daha şefkatli bir şey olamazdı. Gilbert'in mektupları benim önemsemediğim kişilere yazdığım mektupların inceliğine ve yüzeysel sevgi ifadelerine sahiptiler. Ondan geldiğinde bu ifadeler bana çok tatlı görünüyordu. Zaten görüşmeyi her reddetişim bir öncekinden biraz daha az acı veriyordu bana. Gilbert'in benim gözümdeki önemi azaldıkça durmadan tekrarlanan acı hatıralarım artık Floransa'yı beni diye düşünmekten aldığım hazzı yok edecek gücü bulamıyorlardı. Böyle anlarda bir daha görmeyeceğim, neredeyse unutmuş olduğum bir genç kızdan ayrılmama uğruna diplomatlıktan vazgeçtiğime, yerleşik bir hayat kurduğuma pişman oluyordum. Hayatımızı bir insana göre kurarız. Artık onu hayatımıza kabul edebileceğimiz an geldiğinde o insan gelmez, sonra bizim için ölür ve biz de sadece onun için hazırlanmış olan şeyin içine hapsolup yaşarız. Venedik, annemle babamın gözünde fazla uzak, benim için fazla hummalı bir yerdi. Ama en azından Balbe'ye gidip yerleşmek kolaydı. Ne var ki bunu yapmak için de Paris'ten ayrılmak ne kadar seyrek olsa da sayesinde ara sıra Madame Sıvan'dan kızıyla ilgili bir şeyler duyduğum ziyaretlerden vazgeçmek gerekiyordu. Ayrıca bu ziyaretlerde Gilbert'ten tamamen bağımsız bir takım zevkler bulmaya da başlamıştım. Bahar yaklaşırken soğuklar geri geldiğinde buz azizleri yortuları ve kutsal haftanın karla karışık sağanakları sırasında Madame Sivan'ı evini çok soğuk bulduğu için kürkler içinde misafir ağırlarken görüyordum çoğunlukla. Üşüyen elleriyle omuzlarının içinde kaybolduğu eve geldiğinde çıkarmadığı, ikisi de Ermin'den bembeyaz parlak dev manşonuyla yakası, ateşin ısısının da ilerleyen mevsiminin de eritmeye başaramadığı, kıştan kalan sonuncu ve diğerlerinden daha inatçı kar parçalarını andırıyorlardı. Buz gibi ama çiçeklenmeye başlamış haftaların tam gerçeğini, yakında artık gitmeyeceğim bu salonda bana telkin eden, daha baş döndürücü başka beyazlıklardı. Mesela uzun çıplak dallarının tepesinde müjdeci melekler kadar beyaz, limon kokulu, parçalı ama birleşik küreleriyle ön Rafael hocaların çizgi çizgi çalılarını andıran kar topu çiçeklerinin beyazlığı Vin köşkünün sahibi Nisan'ın buzlu da olsa çiçeksiz olmadığını ve ilk sıcaklara kadar dünyayı sadece yağmurun altında çıplak evler olarak hayal eden şehir insanlarının zannettiği gibi kış, bahar ve yaz mevsimlerinin birbirlerinden sımsıkı bölmelerle ayrılmadığını bilirdi. Madame Sivan'ın, Gombre'deki bahçıvanın gönderdiği çiçeklerle yetindiğini, daimi çiçekçisi aracılığıyla yetersiz bir çağrışımın boşluklarını, erken gelen Akdeniz mevsimlerinden alınan borçların yardımıyla kapatmadığını iddia edecek değilim. O sırada bunu aldırdığım da yoktu. Madame Sivan'ın manşonunun karlarının yanı başında, belki ev sahibisinin kafasındaki işlevleri, Belgot'un tavsiyelerine uyarak Eşyalarla ve kıyafetiyle birlikte beyaz majör senfeni oluşturmaktan öteye gitmeyen kartopu çiçeklerinin bana kutsal cuma harikasının insan biraz daha akıllı olsa her yıl şahit olunabilecek bir doğal mucize olduğunu hatırlatmaları, atlarını bilmediğim başka türden çiçeklerin, ekşi, baş döndürücü, kompredeki gezintilerim sırasında birçok kez beni durdurmuş olan kokusunun da yardımıyla Madame Sivan'ın salonunu, Tansonville'deki dik patika kadar bakir, tek bir yaprak olmadan saf çiçekliği, gerçek kokularla dolu kılmaları benim kırları özlemem için yeterliydi. Ne var ki o patikayı hatırlamak benim için henüz ağır bir şeydi. Bu hatıra Gilbert olan aşkımdan geriye kalan küçük parçayı besleyebilirdi. Bu yüzden Madame bana yaptığım bu ziyaretler sırasında artık hiç acı çekmediğim halde ziyaretlerimi daha da seyrekleştirdim ve kendisiyle mümkün olduğu kadar az görüşmeye başladım. Hala Paris'ten ayrılmadığım için en fazla onunla birlikte bazı gezintiler yapma izni veriyordum kendime. Havalar nihayet düzelmiş ve ısınmıştı. Madame Sivan'ın öğle yemeğinden önce bir saatliğine çıkıp Bois Caddesi'nde Etolün ve o zamanlar insanların sadece ismen bildikleri zenginleri seyretmeye gelmelerinden ötürü Metalik Sizler Kulübü adını verdikleri yerin yakınında küçük bir yürüyüş yaptığını bildiğimden, pazar günleri hafta içinde o saatlerde serbest değildim Öğle yemeğini bizimkilerden çok sonra biri çeyrek geçe yemek ve öncesinde gezintiye çıkmak için annemle babamdan izin aldım. Gilbert'in bir kız arkadaşının karevinde geçirdiği 10 Mayıs ayı boyunca hiçbir pazar bu gezintiyi kaçırmadı. Öğlene doğru Zafer Takı'na varırdım. Caddenin başında nöbet tutar, Madame Sivan'ın evinden çıkıp birkaç metre yürüyerek geldiği küçük sokağın köşesinden gözümü ayırmazdım. Gezintiye çıkmış olanların çoğunun Öğle yemeği için evlerine döndükleri bir saat olduğundan kalanlar az sayıda ve çoğu şık kimseler olurdu. Ansızın ağaçlıklı yolun kumları üzerinde ancak öğle vakti açılan en güzel çiçek gibi gecikmiş, ağır ve sağlıklı bir halde Madame Swan belirirdi. Etrafında açılan her defasında farklı elbisesini ben en çok mor renkte hatırlarım. Sonra elbisesinin saçılan yapraklar gibi yere dökülen kıvrımlarıyla aynı tondaki uzun ipekli şemsiyesini sapını havaya dikerek açar, çiçeğin açılması tamamlanırdı. Çevresinde mahiyeti eksik olmazdı. Sıvan'la birlikte sabah kendisini evinde ziyarete gitmiş veya sokakta karşılaştığı kulüpten 4-5 erkek bu siyah veya gri uysal topluluk Odet'in çevresinde neredeyse sabit bir çerçeve gibi hareket ederek gözlerinde bir derinlik olan tek kişiye bu kadına sanki bütün bu erkeklerin arasından bir pencereden önüne bakıyormuş havası verir, onu tatlı renklerinin çıplaklığında, narin ve korkusuz, adeta başka türden, bilinmeyen bir ırktan, sayesinde kalabalık mahiyetin tek başına dengelediği, neredeyse savaşçı gücüyle donanmış bir varlık gibi ortaya çıkarırdı. Gülümseyerek, güzel havadan, henüz rahatsızlık vermeyen güneşten memnun, eserini tamamlamış başka bir şeye aldırmayan bir yaratıcının güvenli ve dingin edasıyla gelip geçen sıradan insanlar takdir etmese de bütün kadınlarınkinden daha şık olduğundan kuşku duymadığı kıyafetini kendisi ve dostları için doğallıkla aşırı bir dikkat göstermeden ama tamamen de ilgisiz kalmadan taşırdı. Korsajındaki eteğindeki küçük kurdelelerin varlığından haberdar olduğu yaratıklar gibi önünde hafifçe dalgalanmalarına ses çıkarmaz, adımlarını izledikleri sürece kendi ritimleriyle oyuna dalmalarına hoşgörüyle izin verir ve hatta çoğu kez geldiğinde hala açmamış olduğu mor şemsiyesine, ara sıra bir parma menekşesi demedine bakarcasına mesut ve tatlı bakışlar fırlatırdı. Bu bakışında, dostlarından çevirip cansız bir nesneye yönelttiğinde bile hala bir tebessüm okunurdu. Bu şekilde kıyafetiyle belirlediği ve koruduğu şıklık mesafesine, Madame Sivan'ın en arkadaşça konuştuğu erkeklerin, gerekli bir hareket alanı olarak saygı gösterişlerinde cahillere özgü bir hürmet, kendi ciharetlerinin bir itirafı da yok değildi. Bu konuda bu hanım arkadaşlarını tam yetkili buluyorlardı. Görmesi gereken özel bakım konusunda bir hasta veya çocuklarının eğitimi konusunda bir anne gibi. Madame Sivan kendisini çevreleyen ve gelip geçenleri görmezmiş gibi hareket eden mahiyetiyle olduğu kadar böyle geç bir saatte ortaya çıkışıyla da uzun bir sabah geçirdiği ve birazdan öğle yemeği için döneceği evini aklına getirirdi. Kendi bahçesinde gezinir gibi küçük adımlarla yaptığı gezintisinin aylak sükuneti evinin yakınlığına işaret eder gibiydi. Adeta bu evin serin loş gölgelerine bürünmüştü. Yine de bütün bunlar bile onu görmenin bende uyandırdığı açık hava ve sıcak duygusunu arttırmaktan başka bir şey yaramıyordu. Zaten Madame Siva'nın derin bir bilgi sahibi olduğu tören ve ayin kuralları gereği, kıyafetinin mevsime ve saate özel ve zorunlu bir ilişkiyle bağlı olduğundan hiç şüphe duymadığım için yumuşak hasır şapkasının çiçekleri, elbisesinin küçük kurdeleleri, bahçelerdeki, ormanlardaki çiçeklerden bile büyük bir doğallıkla Mayıs ayından doğmuş gibi gelirlerdi bana. Mevsimin yeni huzursuzluğunu anlamak için gözlerimi daha yakın, yuvarlak, yumuşak, hareketli ve mavi bir gökyüzünü andıran, açık, gelgin şemsiyesinden daha yukarılara çevirmezdim. Egemen kurallar ve dolayısıyla Madam Swan bütün ihtişamlarını sabahın, baharın ve güneşin emrine sunarlardı tevazuyla. Sabah, bahar ve güneş ne kadar övülse azdı benim gözümde. Çünkü bu kadar şık bir kadın onları göz ardı etmemiş, onlar yüzünden daha açık renk, daha ince bir kumaştan, yakasındaki kollarındaki açıklıkla boyundaki bileklerdeki nemi düşündüren bir elbise seçmiş, kısacası onlar için hiçbir zahmetten kaçınmamıştı tıpkı herkesin, avam tabakanın bile tanıdığı soylu bir hanımın, köye gidip sıradan insanları görmeye neşeyle gönül indirdiğinde, özellikle o gün için bir kır kıyafetine bürünmeyi ihmal etmemesi gibi. Madame Swan gelir gelmez kendisini selamlardım. O da beni durdurur, gülümseyerek good morning derdi. Birlikte birkaç adım yürürdük. Giyimini belirleyen bu kutsal yasaların hepsini kendisi için baş rahibesi olduğu üstün bir bilgiyi itaat eder gibi boyun eğdiğini anlardım. Çünkü havayı fazla sıcak bulup önünü açmayacağını düşündüğü ceketini açtığında veya tamamen çıkarıp tutayım diye bana verdiğinde bluzunda şans eseri gizli kalmış binlerce ayrıntı keşfederdim. Tıpkı dinleyenlerin kulağına hiçbir zaman ulaşmayacağı halde bestecinin binbir özenle yarattığı orkestra bölümleri gibi. Ya da kolumun üzerinde katlı duran ceketin koluna uzun uzun zevk ve kibarlık için bakar, harikulade bir ayrıntı, çok tatlı tonda bir şerit, normal olarak gözlerden saklı ama dış bölümler kadar incelikle yerleştirilmiş mor bir pamuklu saten görürdüm. Tıpkı bir katedralin 80 kadem yükseklikteki bir kol arkasına gizlenmiş, ana girişteki alçak kabartmalar kadar mükemmel bir sanatçı yolculuğu sırasında tesadüfen bütün kenti tepeden seyredebilmek için iki kulenin arasına çıkıp havada gezininceye kadar kimsenin görmediği gotik heykeller gibi. Madame Sivan'ın Boyz Caddesi'nde kendi bahçesinin yolundaymışçasına gezindiği izlenimini, footing alışkanlığından haberi olmayanların gözünde, güçlendiren bir başka şey de yaya gelmiş olması, arkasında kendisini izleyen bir arabası olmamasıydı. Oysa herkes Madame Sıvan'ı Mayıs ayından itibaren Paris'in en bakımlı hayvanlarının çektiği, en şık üniformalı hizmetkarların eşliğinde sekiz yaylı, üstü açık, dev bir faytona bir tanrıça gibi rahatça, ihtişamla kurulmuş halde geçerken görmeye alışıktı. Madame Swan yürürken, özellikle sıcağın yavaşlattığı yürüyüşüyle bir merağa boyun eğmiş, protokol kurallarına zarış bir aykırıkta bulunmuş izlenimini yaratırdı. Tıpkı bir galada, kimseye danışmadan, bir eleştiri getirmeye cesaret edemeyen mahiyetinin, biraz dehşetin de karıştığı hayran bakışları altında, locasından çıkan ve birkaç dakika boyunca diğer seyircilere karışarak Fua'yı ziyaret eden bir hükümdar gibi. Kalabalık da Madame Swann'la arasında kendisine en aşılmaz engel gibi görünen bir zenginlik engelinin varlığını hissederdi. Saint Germain Muhiti'nin de kendi engelleri vardır ama metaliksizlerin gözünde ve hayalinde bu kadar canlı değillerdir. Bu insanlar daha sade bir küçük burjuva ile karıştırılması daha kolay, halktan o kadar uzaklaşmamış bir soylu hanım karşısında, bir Madame Sivar'ın karşısında duydukları eşitsizlik, hatta aşağılık hissine kapılmazlar. Şüphesiz bu tür kadınların kendileri, çevrelerindeki ihtişam karşısında onlar gibi sarsılmaz. Dikkat bile etmezler ama bunun sebebi bu ihtişama alışmış olmaları, yani sonuçta tamamen doğal, tamamen gerekli kabul etmeleri. Diğer insanları bu lüks alışkanlığını az veya çok edinmiş olmalarına göre yargılamalarıdır. Öyle ki kendi büründükleri, başkalarında gördükleri ihtişam tamamen maddi, saptanması kolay, elde etmesi uzun vadeli ve telafisi zor olduğundan bu kadınlar yoldan geçen birini en alt tabakaya yerleştirdiğinde onun kendilerini en üst tabakaya yerleştirdiği şekilde yani ilk bakışta tartışmasız ve görerek yaparlar bunu. O dönemde aristokrasiye karışmış Lady Israel gibi kadınların ve Madame Swan gibi de onlarla görüşecek olan kadınların oluşturduğu, gönlünü çelmeye çalıştığı Saint Germain muhitinin altında ama Saint Germain muhiti haricinde olanların üstünde yer alan toplumsal sınıf, zenginler çevresinden sıyrılmış olup hala zenginliğin kendisi olan ama sanatsal bir amaca, düşünceye itaat eden esnek bir zenginlik haline, şiirsel bir şekilde biçimlendirilmiş, gülümsemeyi bilen, işlenebilir gümüş haline gelmiş bu ara toplumsal sınıf belki de artık yoktur en azından aynı özelliklere aynı büyüye sahip değildir. Zaten bu sınıfta yer alan kadınlar saltanatlarının ilk şartına bugün sahip değillerdir. Çünkü yıllarla hemen hepsinin güzelliği yok olmuştur. Oysa Madame Siva'nın ihtişamla, gülümseyerek, iyilikle boy istiyatlesinde ilerlerken, Hipatia gibi ağır adımlarının altında dünyaların kaydını görmesinde, soylu zenginliğinin olduğu kadar ömrünün olgun ve hala lezzetli yaz mevsiminin muhteşem zirvesinde oluşunda payı vardı. Geçenlerden bazı gençler kendisine kaygıyla bakar, onunla uzak ilişkilerinin, üstelik Sivan'la bir kere tanıştırıldıklarından, kendilerini tanımayacağından korkarak Madame Sivan'a selam vermek için yeterli sayılıp sayılmayacağı konusunda tereddüt ederlerdi. Ancak muhtemel sonuçların düşüncesiyle korkudan titreyerek karar verirler, bu cesurca kışkırtıcı ve kutsal bir şeye hakaret, bir kastın dokunulmaz üstünlüğüne saldırı niteliğindeki hareketleri acaba felaketlere yol açacak mı? bir tanrının cezasını üzerine çekecek mi diye merak ederlerdi. Oysa yol açtığı tek şey selam veren küçük şahısların bir saatin mekanizması gibi harekete geçmesi olurdu. Bunlar Odet'in çevresindeki insanlardan başkası değildi. En başta Sıvan, güler yüzlü Saint Germain muhitinde öğrenilmiş ama o zamanlarda göstereceği kayıtsızlıktan yoksun bir zarafetle yeşil deri astarlı silindir şapkasını çıkarırdı. Bu kayıtsızlığın yerini bir ölçüde Odet'in ön yargılarıyla dolduğundan hem böylesine kötü giyimli birinin selamına karşılık verme mecburiyetinin sıkıntısı hem de karısının bu kadar çok insan tanımasının verdiği tatmin almıştı. Bu karmaşık duyguyu yanındaki arkadaşlarına biri daha doğrusu merak ediyorum Odet bu kadar insanı nereden buluyor diye ifade ederdi. Bu arada derhal uzaklaşmış olan ama kalbi hala çarpan telaşlı genci bir baş hareketiyle cevap vermiş olan Madame Swan bana döner. Bitti mi yani? derdi. Bir daha asla Gilbert'i görmeye gelmeyecek misiniz? Neyse ki ben ayrı tutuluyorum. Beni de büsbütün terk etmiyorsunuz. Sizi görmek hoşuma gidiyor. Ama kızımın üzerinizdeki etkiniz de hoşuma gidiyordu. Onun da çok üzüldüğünü sanıyorum. Her neyse size baskı yapmak istemem. Belli olmaz. Belki beni de görmekten vazgeçersiniz. Odet, Sagan iyi günler diliyor diye karısının dikkatini çekerdi Sıvan. Gerçekten de prens tıpkı tiyatroda, sirkte veya eski bir resimdeki zafer ifadesi gibi atını çevirerek Odete tiyatrovari ve adeta simgesel, hararetli bir selam verirdi. Prensin annesinin veya kız kardeşinin görüşemeyeceği bir kadında vücut bulmuş bile olsa, kadın karşısında saygıyla ilgilen büyük senyörün şövalyece kibarlığı bu selamda abartılı ifadesini buluyordu. Zaten şemsiyesinin gölgesinin sıvı saydamlığı ve ışıklı cilası ardında tanınan Madame Sivan, her an gecikmiş son atlılar tarafından selamlanırdı. Caddenin beyaz güneşinde dört nala giderken filme alınmış hissi uyandıran bu salon erkeklerinin halk arasında ünlü olan atları Antoine de Catalan, Adelbert de Montmorency ve daha niceleri Madame Swan için tanıdık dost atlarıydı. Şiirsel duyumların hatırasının ortalama ömrü kalp acılarınkine oranla çok daha uzun olduğundan o sırada Gilbert yüzünden duyduğum kaderler çoktan yok olup gittiği halde ne zaman bir Mayıs gününde 12 çeyrek geçeyle bir arasındaki dakikaları bir tür güneş saatinde okumaya kalksam, Madame Swan'la şemsiyesinin altında, mor salkımlardan bir çardağın yansıması altındaymışız gibi sohbet edişim gözümde canlandığında duyduğum haz yaşamaya hep devam etti.